kayda geçsin. IŞİD dosyasını aralamaya devam ediyor. O militanların aldığı ceza en fazla kaç yıl? Kısa sürede cezaevinden nasıl çıkıyorlar? IŞİD'liler öncelikle tehdit olarak görülmüyorlar mı? Hepsi kayda geçsin de. Ambulansın içindeki sır. Türkiye bunu da gördü. Can kurtarması gereken ambulansı hangi amaç için kullandılar? Barış Pehlivan'dan çok konuşulacak ambulans dosyası. Birazdan kayda geçsin de. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Din, siyaset ve 400 milyon liralık vurgun. İmamlıktan izne ayrılıp otomobil işine neden girdiler? Hangi ünlü caminin müezzini sazan sarmalında çıktı? Türkiye dini bütün sazan sarmalını da gördü. Dolandırıcılık fırtınasında neler yaşandı? Birazdan kayda geçsin de. İyi akşamlar. Kayda geçsin akşamı. Aslında teaser'ımızda da gördünüz. Size anlatacaklarımız vardı. Öyle bir program hazırlamıştık ki elbette o anlatacaklarımızı anlatacağız. Her hafta yaptığımız gibi çürümenin tüm boyutlarından söz edeceğiz. Ama burası Türkiye'ydi. Bir kez daha öfkeliyiz diye başlamak durumunda kaldık yayına. Aylardır burada çağrı yapıyoruz. Aslında bağırıyoruz. Bu bağırışın sebebi, bu çığlığın sebebi, Türkiye'de bu çığlığı atan herkesin tek sebebi vardı. Bu mesele sadece Can Atalay meselesi değildi. Bundan sonra anayasa tanınmaz haldeyken ne sizin, ne bizim, ne can, ne mal güvenliğimiz yok. Bir gece yarısı çıkardıkları yasayla nasıl her an evlerinize çökebilecek hakkı kendilerinde görüyorlarsa, bir milletvekilinin de halkın iradesiyle seçilmiş bir milletvekilinin de anında milletvekilliğini düşürebiliyorlar. Bugün anlatacaklarımız var o nedenle. Anayasa yok sayıldı, mecliste neler yaşandı, tek tek adım adım konuşacağız. Yani bir başka program hazırlarken gerçekten anlatacaklarımız da çok önemli dosyalardı. Ama bundan daha önemlisi yok herhalde. Bugün Türkiye'de işte her ekranda seçimler konuşuluyor. Bizim de seçimlere ilişkin anlatacağımız kulisler var. Ama hangi seçim sorusunu da sormak zorundayız. Halk iradesi mi kalmış ortada? Bir belediye başkanı seçtiniz. Tamamen iktidarın keyfiliğinde. Ben bu belediye başkanını istemiyorum dediği zaman kayyum atadığı, görevden aldığı, ben bu milletvekilini istemiyorum dediği zaman görevden alabildiği, bildiği, fermanın tek bir yerde yazıldığı, tek bir kişinin iki dudağın arasında bakılan bir memlekette habercilik yapmaya çalışıyoruz. Bugün aslında temel soru şu ve biz bu soruyla başlamak gerektiğine inanıyoruz. Siyasetçisi herkes konuştu. Esasında bugünden itibaren konuşması gereken halk. Bu ferman bir sarayda yazıldı. Yazılmış olan bu fermana karşı bizi izleyen herkes, Türkiye'deki herkes... Şunu yapacak mı? Bu fermanı yırtıp atacak mı? Temel soru bu bundan sonra. Yani biz bu karara, alınmış bu karara, bir kişinin aldığı bu karara, siyasi bir karara boyun eğecek miyiz, eğmeyecek miyiz? Tüm mesele bu. Çünkü artık bu işin bir sonu yok. Kesinlikle. Yani birincisi bu bir darbe. Herkesin hemfikir olduğu ve herkesin de bildiği gerçek bu. Bu bir darbe. Ülkenin anayasasının tanınmadığı, hukukunun tanınmadığı, en temel hakların tanınmadığı bir darbe kalkışması, bir darbe söz konusu. Şimdi şöyle, o kadar kötü, o kadar aklımızla alay edilen, o kadar aciz bir süreç ki gerçekten bunları öfkesiz konuşabilmek mümkün değil. Şimdi Can Atalay'a terörist diyorlar, değil mi? Can Atalay'a terörist diyorlar. Ya kim terörist acaba? Yani şu mu terör? Yani terörist olan
Gezi Parkı'nın yeşil kalmasını, bir deprem olduğunda sığınacak bir yere olmasını bu kentte. Çocuklarımızın oynayacağı, insanlarımızın gezebileceği yeşil bir alan olmasını isteyen bir terörist, oraya AVM yapmak isteyen bir terörist. Anayasayı hangisi savunuyor, hangisi savunmuyor? Çok açık yanıt vereyim. Orayı betona gömmek isteyen, kendini cebini parayla dolduracak diye, yandaşlarını besleyecek diye, o ranttan beslenecek diye, o yeşil alanı yok etmek isteyen, anayasayı çiğneyen odur. Mesela Validebağ korusuna sabaha karşı moloz dökenler mi terörist? O molozları oradan kaldırıp o yeşil alanı, o koruyu, bu kentin nefes alabileceği sınırlı alanı koruyanlar mı terörist? Hayır. Validebağ korusunda, o yaşam alanında, bu kentin nefes alacağı yeri sadece para için bakın. Bir avuç asalak, bir avuç asalak, bu ülkenin sırtından zengin olan, bu ülkenin kaynaklarını yağmalayan bir avuç asalak cebini dolduracak diye orayı betona gömmek isteyenler terörist. Can Atalay orayı savunan, anayasayı savunan insan. Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, bütün Mine Özer'den şu an hapsettikleri insanlar anayasayı savunan insanlar. Çünkü anayasamız ne diyor biliyor musunuz? Doğa alanlarınızı, kentlerinizi, kültürünüzü korumalısınız diyor. Ödevinizdir bu diyor. Anayasa bunu söylüyor. Anayasal düzeni değiştirmeye çalışan, aksine o kentleri koruyanlar değil, o doğayı koruyanlar, onun için o doğayı bir avuç açgözlünün yağmalamasına karşı, siyasi iktidarı yağmalamasına karşı orayı koruyanlar hukukun dışına çıkmıyor. Onlar mahkeme kararlarıyla ellerinde bu eylemi yaptılar. Orayı yağmalamak isteyenler anayasaya düşman, bugün anayasayı tanımayanlar yine onlar. Peki. Bu yargı süreci, bu yargı sürecinde olan ne? Bakın, artık bir ülkede yargı varmış gibi rol yapmamızın hiçbir anlamı yok. Bu tiyatroyu daha fazla devam ettirmenin hiçbir manası yok. Ortada çok açık bir durum var. Ne istiyorlar bizden biliyor musunuz? Çok açık ya. Yani bakın, o dava dosyaları, o klasörler, o iddianameler falan görüyorsunuz ya. Sevgili halkım da belki üşeniyor, okumuyor ya o uzun haberleri falan. O yüzden olayın özü şu. Bu davada iki kere beraat kararı verildi. Osman Kavala dahil, Can Atalay'a da, Tayfun Kahraman'a, Çiğdem Mater'e de, Mine Özer'den'e de, Mücella Yapıcı'ya da beraat kararı verildi. İki kere. Erdoğan talimat verdi. Dosya tekrar raftan indi. Şu an Anayasa Mahkemesi'nde olan İrfan Fidan Osman İstanbul Başsavcısıydı. Dosyayı tekrar raftan indirdiler. FETÖ'cü hakim ve savcıların dosyasını yeniden kıymetlendirdiler. Ve tekrar dava açtılar. Bakın iki kere beraat. İki kere. Yani bu davada suç yok diyen hakim sayısı daha fazla. Ve sonra ne yaptılar biliyor musunuz? O davada Ali İsmail Korkmaz'ı katleden polisi, ayağım incindi diye rapor alan o işkenceci, o katil polisi şikayetçi yaptılar davada. Bakın şiddet uygulayan kim? Cebir ve şiddetle işleniyor bu suçlar göya. Ceza veriyorsunuz ya, müebbet veriyorsunuz, 18 yıl veriyorsunuz. Ali İsmail Korkmaz'ı kim öldürdü? Berkin Elvan'ı kim öldürdü? Ethem Sarısülü'yü kim öldürdü? Abdülcan'ı kim öldürdü? Şiddeti kim uyguladı? Şiddeti uygulayanlar, o çocukları öldürenler. 8 tane çocuk öldü. 8 çocuk katledildi. Mahkeme kararıyla elinde eylem yapanlar, yürüyüş yapanlar katletmedi. Can Atalay'ın, Tayfun Kahraman'ın, Mine Özer'in bir tane elinde taşın fotoğrafını gösterin. Mahkeme kararlı, elinde mahkeme kararı olan onlarca fotoğraf, video gösteririm ben size. O mahkeme kararını anayasa elinde onlar tutuyordu. Anayasayı tanımayanlar kimdi? O Gezi Parkı'ndan, Validebağ'dan, Haydarpaşa Garı'ndan rant ceplerine dolduracaklar. Paraya para demeyecekler ve zaten onu yaptılar. Onlardı. İstanbul'u katledenlerdi, İstanbul'a ihanet edenlerdi. Anayasayı tanımayan, İstanbul'un bir anayasası vardı. İstanbul'un bir anayasası var. Planları var. Kuzey ormanlarında yapılaşamazsınız diyor. Onun için yani kimdi? Bu siyasi iktidar, suç işleyen onlardı. Gezi'dekiler suç işlemedi. Gezi'dekiler barışı, bir arada yaşamayı, kardeşliği, hepimizin kardeş olduğunu savunarak hepimiz sokaktaydık. Bölücü onlar değildi. Aksine bir arada yaşamı savunuyor. Bölücü kimdi biliyor musunuz? Bugün ülkenin yarısını hain, terörist ilan edenler bölücü. Bölücülüğü yapanlar onlar. Anayasını, bütün yasaları çiğneyenler onlar. Peki ne oldu? Neye inanmamızı istiyorlar biliyor musunuz Gezi'yle?
Çok açık. Bakın mahkeme kararlarını okumanıza bile gerek yok. Yargıtay'ın kararını okun. Şunu diyorlar ya. Milyonlarca insan biz sokağa çıktık. Hayatımın en güzel günleriydi. Evet direndik. Ve o kadar doğru yaptığımızı bugün görüyoruz zaten. Bu rejim böyle olmasın diye yaptık. Ve orada ne gördük biliyor musunuz? Yargıtay'da, mahkemelerde karar şu. Ajanlar varmış arkadaşlar. Ya çocuklara anlatsınlar Güler ya. Aklımızla alay etmeyin ya. Böyle bir gerizekalılık var mı? Ajanlar varmış, casuslar varmış. Milyonlarca insanı, Türkiye'nin 80 elindeki milyonlarca insanı sokağa onlar çıkartmış. Hiç o gaz sıkılmamış. Orada çadırlarda, insanların çadırları yakılmamış. Ağaçlar kesilmemiş. Doğa yok edilmemiş. İnsanlar birbirine düşman yapılmaya çalışmamış. Ülkece gericilere teslim edilmemiş gibi. Bu cumhuriyetin temellerine kibir suyu dökülmemiş gibi. Ajanlar varmış. Ajanlar toplantılar yapmışlar bir yıl iki yıl önceden. Tiyatrolar yapmışlar. Halkı galeyana gidip sokağa çıkartmışlar. Ya buna kim inanır arkadaşlar? Ya böyle aklımızla alay eden saçma sapan iddianamelerle, davalarla ceza verildi. Ceza veren adamlardan bir tanesi, hakimlerden bir tanesi AKP milletvekili aday adayıydı ya. Mağduru Ali O. İsmail Korkmaz'ı öldüren polis, hakimi AKP milletvekili aday adayı. Ve ikiye karşı bir hakim dedi ki, beraat dedi ya. Burada suç delili yok. Burada hiçbir şey yok dedi. Bakın Gezi Direnişi olduysa da şu an ekranda o kararı okutan Bekir Bozdağ konuşmalar yapıyordu FETÖ'ye ben. FETÖ'cü polisler müdahale ediyordu. Çadırları yakıyordu AKP'li polislerle birlikte. Hepsi ortaktı. Bakın FETÖ de aynısını yaptı. FETÖ herkese darbeci dedi. Bir darbeye kalkıştı. AKP'de aynı kardeşi olan FETÖ gibi. Kardeş bunlar. Aynısını yapıyor. Herkese halkın iradesi yok, milli irade deyip herkesi darbeci terörist deyip darbe yapıyor ya. Darbe yapıyorlar. Bunu da saray talimatı yapıyorlar. Erdoğan talimatıyla, Bahçeli talimatıyla yapıyorlar. Ve bütün ülke, 80 milyon insan bunu izliyoruz. Hem izliyoruz hem de Can Atalay tüm bu tepişmenin arasında ezilen isim haline geliyor. Konuşacağız diye detaylarını durduruyorum. Şimdi bu meclisin görüntüleri, bu karar okunduğu anda meclisin görüntüleri büyük bir aziyetin de aslında görüntüsü. Şimdi herkesin gün boyu söyleyeceği, bütün siyasilerin, muhalefet kurmaylarının da söyleyeceği tek bir söz var ne yazık ki. Can Atalay'ın işte milletvekilliğini düşürmesi kabul edilemez. Can Atalay halkın milletvekilidir. Evet Can Atalay halkın milletvekilidir. Bu bir gerçektir ama sloganın ötesine taşıyacak bir şey yaptınız mı sorusunun yanıtı hayırdır. Can Atalay'ın bu mecliste, bu kürsüde konuşabilecek, konuşabilmesini sağlayacak iradeyi muhalefet bu zamana kadar gösterememiştir. Bugün evet iktidarı tartışalım, bu kararları tartışalım ama muhalefet bütün bu sürecin başında ne yaptı onu da tartışmak zorundayız. Ama önce meclisi nasıl ortadan kaldırdılar bunu konuşmak gerekiyor. Bugün meclis kendi darbesini aslında gerçekleştirdi. Bir hukuksuzluğa imza atıldı, onu da geldi orada okudu. Ve dedi ki ben yokum, yok hükmündeyim zaten dedi. Oysa Barış aynı meclis, o meclis çatısı altındaki milletvekilleri ilk o kürsüye çıktıklarında şu sözleri söylemişlerdi. Verebilir miyiz arkadaşlar hızla? Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağımı, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağımı, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağımı, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim demiş o meclisteki milletvekilleri. Namusum ve şerefim üzerine ant içerim demiş anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma. Yani üzerine yemin ettikleri ne kalmış sorusu bugün masada bekliyor. Birkaç açı var burada konuşmamız gereken. Şimdi bir kere burada Bekir Bozdağ Timur vurgu yaptı ya. Şimdi biz Bekir Bozdağ'ın zamanında AKP iktidarı boyunca neler yaptığını az buçuk biliyoruz işte. Nedir? O meclis kürsüsünden gidip Fethullah Gülen değerli bir kıymetimizdir, değerlimizdir vesaire gibi övgüler dizen. 2012 yılında CNN Türk canlı yayınında
yargıda ve emniyette cemaat yapılanması var mı sorusuna hayır canım öyle şey olabilir mi diyen, yani sonradan darbe girişimine katılan bir terör örgütünün propagandasını yapan kişi sonra gitti aynı mecliste başka bir darbe girişiminin seslendiricisi oldu. Hayatta bize bunu reva gördü. AKP düşünsün. Ama burada şöyle bir şey var. Acınacak haldeyiz Şule Aydın. Niye biliyor musun? Ben şimdi bakıyorum. Meclisteki milletvekilleri, muhalefet milletvekilleri ağızlarında bir sakız çiğniyorlar. Diyorlar ki, efendim işte Numan Kurtulmuş olsaydı böyle olmazdı. Numan Kurtulmuş direniyordu. Numan Kurtulmuş şimdi işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş. Tam da o zamana denk getirmişler falanmış filanmış. Ne kadar acınacak bir şey farkında mısınız? Yani bir tane AKP'nin önemli bir isminin vicdanına ya da kişisel çabalarına kalmış durumda. Can Atalay'ın işte milletvekilinin düşüp düşmeyeceği. Bu çok acınacak bir şey. Yani Türkiye'de yaklaşık 40 milyon hatta neredeyse 45 milyonluk bir eğer muhalefet varsa 48 milyonluk bir muhalefet varsa her neyse buna kalmaması gerekiyordu. Yani Numan Kurtulmuş'un biraz vicdanına kalmamamız gerekiyordu. Senin tam da dediğin gibi daha fazla şey yapılması gerekiyordu. Allah aşkına biz burada dönüp dolaşıp öyle ya da böyle Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülme ihtimalini konuşmuyor muyduk uzun zamandır? Ya bu yeni mi oldu? Ya bu yeni olmadıysa gerçekten muhalefet ne yaptı? Ne yaptı? Yani çünkü artık şimdi bakın çok güzel görüntüler. İşte eylemler yapılacak, yapılacak. Niye daha önce yapılmadı? Niye daha önce yapılmadı? Yani dün niye yapılmadı? Ondan önceki gün niye yapılmadı? Ondan önceki gün niye yapılmadı? Niye? Çünkü başka kavgalarla şey yapıyorlar. Ama burada çarpıcı bir şey daha var. Sorun da şu ama o kavga ettikleri şeyi oturacaklar o koltuğu da bulamayacaklar. E tabii. Mesele tam burada zaten. E tabii zaten dönüp dolaşıp kendilerinin de kapıları çalacak. Ama şöyle de bir şey var işte. Benim anlamadım. Ben yani işin zaten artık hukuki bir tarafı olduğunu vesaire hiç düşünmüyorum. Ama anlamaya çabalıyorum. Yani mesela neden bu kadar acele ettiler? Yani neden bu mecliste Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi meselesi bu kadar acele edildi? Ya da bir örnek vereyim. 17 Nisan 2024'te ne olacak biliyor musunuz? 17 Nisan'a ne kadar kaldı? İşte yani 2-3 ay kaldı herhalde. 17 Nisan 2024'te Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi'ndeki görevini bitirecek. İki tane daha üye değişecek. Yani aslında Anayasa Mahkemesi'ndeki denge tamamen Erdoğan lehinde olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani gidip böyle bütün dünyanın konuştuğu bir krize yol açmak varken neden acaba işte Anayasa Mahkemesi'nin o dönemi beklenmedi? Yani 2-3 ay daha niye beklenmedi? Niye mesela Zühtü Arslan değişse, bir iki tane daha üye değişse, 2-3 ay içinde değişse zaten tam da istedikleri gibi bir karar çıkacaktı büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi'nden. Yani Can Atalay hakkında ihlal kararı verilmeyecekti. Şimdi neden bu krizi yarattılar? Ben bu sorunun peşine düşmek istiyorum. Çünkü şöyle bir taraf var. Bakın işi biraz daha aşağısına indiğimizde yani Yargıtay sonuçta gitti. Can Atalay'ı bir türlü tahliye etmedi. Anayasa Mahkemesi ile birlikte bir kavgaya gürültüye girdi. Çünkü orada başka da bir kavga var. Hani daha önceki, bir önceki haftada anlattım AKP-MHP kavgası var ya devlet içinde. Onun izlerini de biz burada görebiliyoruz. Çünkü Sinan Ateş cinayetinde bir genel başkan yardımcısının adının da geçtiği yeni bir bilirkişi raporu yolda mı acaba? Şimdi böylesi bir süreç bir yandan yargı ayağında ilerlerken devlet içinde farklı kademelerdeki insanlar başka bir şeyin kavgasını yapıyor ve Can Atalay burada maalesef çimen vazifesi mi görüyor? Can Atalay üzerinden, Can Atalay üzerinden başka bir hesap mı görülüyor? Evet ben MHP etkisini görüyorum burada çok daha fazlasıyla. Ama bununla birlikte şey çok acı bir şey ya. Yani hani Bekir Bozdağ örneğini verdik. Yani oy meselesi yani şu değil mesele. Hani oy gaspı, Hataylıların oy gaspı, seçilmiş milletvekili artık onunla ilgili bir dertlerin olmadığını anlayabiliyoruz. O zaman başka bir kriter var burada. Yani Can Atalay, Fethullah Gülen kıymetlimizdir
deseydi bugün hapiste olmazdı. Bugün aramızda olurdu. Can Atalay babalar gibi satarım deseydi Maliye Bakanı olurdu değil mi bu ülkede? İşte Can Atalay parsel parsel bu ülkenin topraklarını bir terör örgütüne satsaydı bu ülkenin başkentinin belediye başkanı olurdu ya. Can Atalay'ın damadı firarı bir Fethullahçı olsaydı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı olurdu. Can Atalay'ın kendisinin ve oğlunun offshore hesapları ve gemicikleri olsaydı bu ülkenin başbakanı olurdu. Can Atalay bir terör örgütüne ne istediyse verseydi bu ülkede cumhurbaşkanı da olurdu. Cumhurbaşkanı da olurdu ama hiçbiri olmadığı için o ölen madencilerin hakkını savunmak için şu kolunu öfkesinden oradaki o avukatlık masasına vurup kıran birisidir. Can Atalay. İşte bu demin anlattıklarım beceremediği için bugün hapiste. Ama bu kötülüğün iktidarı bana şunu hatırlatıyor. Ben bu sıkışmayı biliyorum. Ben 22-23 yıllık AKP iktidarında böylesi sıkışmışlıkların meclisten geçen böylesi kamikaze olayların dönüp dolaşıp aslında devlet içinde başka kavgalara yansıma olduğuna inanan birisiyim. Türkiye öyle ya da böyle bu çürümüşlüğün kavgasını da görecek. Nasıl Fethullahçılarla Tayyip Erdoğan'ın kavgasını biz gördüysek ve orada devlet içindeki bu kir boşaldıysa göreceksiniz. Bu kirin de kavgası çıkacak. Çıkmaya da başladı. Kokusu da gelmeye başladı. Ama işimiz zor. Sen demin halka seslendin. Ben de şunu söyleyebilirim. Lütfen tweet atmaktan, Facebook'ta paylaşım yapmaktan, Instagram'da like atmaktan daha öteye gidin. Sizin seçtiğiniz muhalefet temsilcilerinin biraz silkelenmesi gerekiyor. Burada da halka çok büyük görev düşüyor. O temsilcilerden biri de CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bizimle. Gökhan Bey aynı zamanda bir hukukçu. Sayın Günaydın merhaba. Merhabalar. Şimdi biz başlarken de söyledik. Evet halka çok büyük bir görev düşüyor. Nitekim CHP Genel Başkanı Özgür Özel de halka seslendi. Bu darbeye karşı direnin dedi, kabul etmeyin dedi. İlk çağrılarından biri de oydu ama halk bu darbeye karşı nasıl dirensin? Mesela siz nasıl direneceksiniz ki? Muhalefet nasıl direnecek ki bu direnişin yanında halk yer alabilecek? CHP sizce ne yaptı bu krizin başından bu yana? Bir gazeteci olarak sizin saptamanız ne? Mesela sokağa çıkamadı Gökhan Bey. Öyle yapmadığını mi? Konuşmak daha önemli sanki. Yaptıklarını konuşmamak mı gerekiyor? Elbette yaptıklarını da konuşalım ama bu peki, yani benim ve sizin polemiğinizin dışında bugün meclisin CHP'ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği denilen bir şey var. Gökhan Bey, iktidara çok büyük haksızlık. Bir dakika, çok özür diliyorum. Ya bir dakika, yani bu, bakın ben bu dinledim, ben de söyleyeyim, ondan sonra konuşalım. Tabii. Ama bakın, bu ekrandaki herkes ve yani şöyle kusura bakma, bu ekrandaki herkes 22 yıldır iktidarın bütün pisliklerini, bütün hukuksuzluklarını yazdığı, söylediği, açıkladığı için bedel ödenmiş insanlar. Siz bu insanlara CHP laf etmenin kolaycılığı gibi bir ithamda bulunamazsınız. Çok çok ayıp. Bugün konumuz Sayın Günaydın. Bugün konumuz tamamen bunun da daha üstünde çok daha temel bir ve büyük bir meseleye esasında tartışıyoruz. O da meclisin tamamen yok sayıldığı, aslında ortadan kalktığı, sizin de içinde bulunduğunuz meclisin aslında fişinin çekildiği bir günü yaşıyoruz. Bu ağır tabloda temel sorumuz şu. Halk bu darbeye karşı nasıl direnecek? Muhalefet olarak siz bu darbeye karşı nasıl direneceksiniz? Evet, Can Atalay bizim arkadaşımızdır. Can Atalay yalnızca bir tip milletvekili değil. Alanlardan, mücadele eden, yıllardır benim kişisel dostumdur. Önce bunu söyleyeyim. Bir başka parti milletvekili falan diye değil, kişisel bir mücadele dostum adına konuşuyorum. Peki Can Atalay için Anayasa Mahkemesi Yargıtay arasında bu itişme ortaya çıktığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi bunun bir yargı krizinden çok öte
Can Atalay'ın varlığından çok öte bir derin devlet krizi, bir demokrasi krizi olduğunu saptadı. Ve bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 500 saat o meclisi terk etmeden nöbet tuttu. Bunu söyleyenler olabilir tabii canım. Yani ne olacak işte turuncu renkli koltuklarda oturuyorsunuz. Orada arkadaşlarımız uykusuz ve her türlü canlı yayına bağlanarak meseleyi kamuoyuna gündemine taşımaya çalıştılar. Mesele bir nöbet tutma meselesi değil, Türkiye'ye bunun bir anayasal kriz olduğunu anlatma meselesidir. Tipteki arkadaşlarımız da bizim Erkan dahil, Ahmet dahil, Sera dahil hepsi arkadaşımızdır. Onlar da geldiler bu şeyde bizim nöbetimizde bize uğrayarak teşekkür ettiler. Ara sıra da destek verdiler. Arkasından ne yaptı Cumhuriyet Halk Partisi? Bu konuyla ilgili olarak bir miting kararı aldı. O mitingde ertelenmek zorunda kalındı. Hangi koşullarda o mitingin ertelenmek zorunda kaldığını hep beraber yaşadık, gördük. Ha diyeceksiniz. Peki ertelendi de ondan sonra ne yaptınız? Evet, can havliyle belediye başkan adaylarımızı belirliyoruz. Bu cuma itibariyle bu bitecek. Ondan sonra da hepimiz alandaydık. Mesela alana çıkacağız. Mesela ben cumartesi günü Sakarya'daydım. Düzeltiyorum, Samsun'daydım. Dolayısıyla bütün örgütüyle, bütün teşkilatıyla Cumhuriyet Halk Partisi sahada olacak. Peki bugün ne yaptık onu da söyleyelim. Bugün en başından bu yana arkadaşların, muhalefetteki bütün arkadaşların ortak bir strateji kurmasına gayret ettik. Bu çerçevede önce meclis başkan vekilliği yapan kişiye gidip sen bu kararı bugün bize de hiçbir şekilde önceden haber vermeden nasıl okutursun dedi. Danışma kurulunda bunun kavgası verildi. Ve meclis 15-12'de açılabildi. Her zaman tam 15'te gong vuran meclis 15-12'de açılabildi. Sonra bir uyguladığımız stratejiyi teker teker sahneye koyduk. Neydi o? Meclis açıldı. Meclis açıldıktan sonra başkanlık tezkeresinin okunmasına geçilmeden evvel kapalı oturum önergesi verdik. Bunun da anlaşılması biraz zorluk çıkarttı. Neden kapalı oturum önergesi veriyorlar? Çünkü AKP-MHP çoğunluğuyla bu karar tak diye geçebilecek bir karar. Yani 5 dakikada bunu bitirebilirler. Oysa bunun Can Atalay meselesinin çok üzerinde bir anayasal yargı krizi olduğunu saptadığımız için dedik ki biz bunun bir anayasal kriz olduğunu söylüyoruz. Bu çerçevede sorumluluğunuzu da teker teker yüzünüze söyleyeceğiz, kapalı oturum yapalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iş tüzüğünün ilgili hükmü der ki kapalı oturum için önerge verildiğinde o önergeyi okutmak ve gerekçesi için söz vermek zorundadır. Tabii önceden şeyi boşaltmak zorunda, genel kurulu boşaltmak zorunda. Arkadaşlar dediler ki ay bu yanlış bir karar, işte kapalı oturumda mı bunu yapacaksınız? Hayır, sakin olun. Kapalı oturumda yapmıyoruz, bir strateji izlemeye çalışıyoruz. Orada önergemizi okudu arkadaşımız. Arkasından oylamaya geçildi derin tartışmalardan sonra. Oylama tam da bizim istediğimiz gibi gene AKP-MHP çoğunluğuyla kapalı oturuma son verilmesi ve açılması şekline dönüştü. Böylece meclisin içerisinde bu tartışmalar bir saatten fazla bir süreyle sürdü. Açıldığı andan itibaren de usul tartışmaları yapmaya başladık. Hepimiz nasıl bir konuşma yapılması gerekiyorsa dibine kadar o konuşmayı yaptık. Ve bugün de arkadaşlarımız an itibarıyla Sakarya'da Can Atalay için yapılan gösteri yürüyüşünde yurttaşlarla beraberdirler. Dolayısıyla şunu anlarım. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda muhalefetin sorumluluğu yok mu? Elbette var muhalefetin sorumluluğu. Ama bir taraftan da Türkiye'yi buradan çıkartmak için canla başla çalışan bir grup var. Bunları görmek iyi olur. Gökhan Bey, bundan sonra neler yapılması gerektiği konusunda fikrinizi alabilir miyiz? Ya bundan sonra neler yapılmalı artık okundu ve sizin de ifade ettiğiniz gibi Numan Kurtulmuş Birleşik Arap Emirlikleri'nden okundu ve resmen mecliste kendisine yönelik bir darbeye imza atmış gibi oldu. Yani buna ya yönelik bunu ne yapacak CHP? Hani bunu da söyleyelim. Biraz evvel o tartışmaların bir kısmında da konuşmaların bir kısmını da duydum. Numan Kurtulmuş için çok şey söyleyebiliriz. Yani AKP'nin bir milletvekilidir. Harun gibi geldiler, Karun gibi gittiler lafından sonra gelmiş AKP milletvekili olmuş. Oradan da meclis başkanlığına oturmuş bir insandır. Ama şunu da teslim edelim. Geçmişte Yargıtay kararı sonrasında okunmuş olan bu kararları Numan Kurtulmuş okutmadı. Ve bu çerçevede Yargıtay
meclise ayar vermeye kalkmıştı. Bu çerçevede de biz Numan Kurtulmuş'a defalarca gittik ve şunu söyledik. Dedik ki bakın bu saatten sonra Anayasa Mahkemesi kararına rağmen eğer okutursanız bu yalnızca anayasaya ihlal anlamına gelmez. Aynı zamanda kişisel olarak da sizin bugüne kadarki tutumunuzun yerine yargıda 3. ceza dairesinden gelen tehdide boyun eğdiğiniz bir noktaya gelir. Vallahi çok şaşırdım. Çareyi Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçmakla bulmuş. Yani okuttura okuttura da evet şeyi buldular okutturdular. Bekir Bey'i buldular okutturdular. Erkan Baş bugün çok güzel söyledi. Yani burada rehin alınmış bir tablo ve bu tabloya her şeyi yaptırılan bir durum var. Bu saatten sonra ne yapılabilir? Arkadaşımızın Can Atalay'ın avukatlarıyla irtibat halindeyiz. Yeni bir Anayasa Mahkemesi başvurusu olacak. Bu Anayasa Mahkemesi başvurusundan sonra sürecin tekrar geriye dönmesi ve hukuken yürütülmesi mümkün. Ancak buradan bugüne kadar bir sonuç alınamadıysa bundan sonra da sonuç alınması pek kolay görünmüyor. Bu çerçevede ertelediğimiz mitingi yenilemek, bunu yalnızca bir CHP mitingi değil, bütün toplumsal muhalefetin Türkiye'deki bütün haksızlıklara, can da dahil olmak üzere bütün haksızlıklara karşı çıkacağı bir mitinge dönüştürmek, dolayısıyla mecliste yapılan muhalefeti sokağa da taşımak son derece önemli bir gündem olacaktır. Ayrıca işin doğası gereği, Şubat ayına girdiğimiz bu günlerde herkes zaten alanlarda olacak, zaten bunun tartışması olacak. Kişisel fikrimi söyleyeyim, mitingleri yapalım, 100 bin kişilik, 200 bin kişilik, 500 bin kişilik mitingler alalım. Siyaseten sonuç almadıktan sonra Türkiye bir demokratik hukuk devleti olmayacak. Dolayısıyla bütün gücümüzle hem bu hukuksuzlukları kamuoyunun gündemine taşımaya çalışıyoruz, hem de 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlerde sonuç almak ve böylece 2023'ün revanşını alıp memleketi 2028'e, en geç 2028'e doğru bir tutumla, doğru bir rotayla götürmeye çalışıyoruz. Gökhan Bey, başarılı olabilir miyiz? Başarılı olabilmek için kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Aklımızın yettiği cesaretimizde sorun yok. Yapılması gereken ne varsa dibine kadar yapacağız. Halk bizim önümüzde olsun demiyoruz. Elbette biz önde olacağız. Ama halkı da ya yanımızda durun. Bu mesele aynı zamanda bir ekmek meselesidir. Demokrasi meselesi size aykırı, size uzak bir yer değil. Ancak içeriye girdiğinizde, haksızlıkla karşılaştığınızda, aa demek ki hukuk devleti önemliymiş diye düşünmekten vazgeçin ve bugünden bizle beraber olun. Yani yalnızca solcuların, yalnızca Alevilerin, yalnızca Kürtlerin başına gelmiyor. Yalnızca muhaliflerin başına gelmiyor. AKP'ye karşı olan herkesin başına geliyor bunlar. Dolayısıyla bu süreçte beraber olalım, yan yana olalım ve bu mücadeleyi farklılıklarımıza rağmen demokrasiyi yaşatacak bir sonuçla taşlandıralım. Derdimiz budur, yapmaya çalıştığımız budur. Gökhan Bey, bir de şunu merak ediyorum. Avukatlar, Can Atalay'ın avukatları başvurdular Anayasa Mahkemesi'ne tekrar ve Anayasa Mahkemesi tekrar ihlal kararı verdi. Bu sefer karar Yargıtay'a gitmeyecek, meclise gelecek. Ondan sonra nasıl bir süreç işleyecek? Yani bir oylama mı olacak yoksa meclis başkanının bu kararı tanıması yeterli mi olacak? Bir oylama olacak. Ancak şunu ifade edeyim. Anayasanın 153. maddesinin hükmü açık. Bu Anayasa Mahkemesi kararlarının artık herkes ezberledi. Bütün yasama, yürütme, yargı dahil olmak üzere bütün tüzel kişileri, gerçek kişileri bağlayacağını hep beraber biliyoruz. Buna karşılık söyleyebildikleri tek argüman Anayasa Mahkemesi bir süper temyiz merci değildir. Dolayısıyla Yargıtay'ın üzerinde bir kurum değildir. Ya arkadaş, aynı durum varken Berberoğlu ve Gergerlioğlu davası aynı pozisyon var iken dönmedi mi? Biz bir süper temyiz makamıdır değildir tartışması yapmıyoruz. Ama bir hak ihlali kararı verdi ve bundan sonra ilk derece mahkemesinin durma kararı vermesi gerekiyor. Bunu vermiyor, Yargıtay'a gönderiyor ve bildiğiniz tartışmalar ortaya çıkıyor. Milli yerli anayasa, milli yerli olmayan Anayasa Mahkemesi tartışması Murat Uçum tarafından yürütülüyor, Mehmet Uçum tarafından yürütülüyor. Şu andan itibaren ne söyleyelim? Elbette bu arkadaşlarımız Anayasa Mahkemesi yolunu tekrar tutacaklardır. Bu Cumhur İttifakı olduğu sürece bunun mecliste olumlu sonuç vereceğine ilişkin bir iyimserlik içerisinde değilim. Ama bütün yolların tüketilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu artık bir hukuki durum olmaktan çıkmıştır.
bir siyasi durum olmaya doğru çoktan evrilmiştir. Dolayısıyla ya siyaseten kazanıp yeniden Türkiye'de hukuk devletini tesis edeceksiniz ya da bunların içerisinde, maddelerin içerisinde sağlığınızı ve psikolojinizi kaybetmeye devam edeceksiniz. Peki. Yaşadığımız özetle budur. Gökhan Bey teşekkür ederiz. Sağ olun zaman ayırdığınız için. Arkadaşlar hiçbirinizin kalbini kırmak istemem. Bir kusurum olduysa affola. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi bugün mecliste bu ülkede Adalet Bakanlığı koltuğunda oturmuş bir isme. Bugün de meclis başkan vekili olan Bekir Bozdağ. Tam da yapılması gerektiği gibi ne yapıldı? Anayasa fırlatıldı. İki kadın tarafından yapıldı. Hem HDP hem CHP'li milletvekilleri tarafından anayasa fırlatılmış olan o ismin daha önce ne söylediğine bir bakalım. Tabii benim kişisel fikrimi izlediğim an acaba böyle ya Rabbi şükür mü demiştir duygusuyla izledim o görüntüyü. Muhtemelen öyle demişlerdir çünkü. Bir verelim arkadaşlar. Bekir Bozdağ. Evet, anayasa fırlatılan Bekir Bozdağ neden seçilmiştir de bu karar onun döneminde yapılmıştır? Aslında bir anımsatmayı istemiştim arkadaşlar. Onu verebilirsek bugün de Erkan Baş'ın tam da dikkat çektiği mafyalar da yanında kirli işlerini yaptıracak insanları her zaman hemen yanı başında tutarlar demişti. Kararlardan biri de Bekir Bozdağ döneminde okudu. Hayır, daha önceki eski açıklamasını arkadaşlar. 23. Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Her şey gözünün önünde olan, yapılan hizmetlere baktığınızda. Bekir Bozdağ. Kendileri hala muktedir olmaya, hala güçlü olmaya devam ediyorlar. Bankasya'da 3 kuruş parası olan insanların boğazına çöktüler. Kendisi makamından hiç geri durmadı. Her geçen gün daha fazla göreve gelmeye devam etti. Bugün de en güçlü pozisyonunda orada durup hala tırnak içerisinde o kirli işlere de imza atan isimlerden biri olmaya da devam ediyor. Şöyleydi, Adalet Bakanı yapıldı sonra. Yani bu sözleri söyleyen kişi, bakın orada CHP'li milletvekilleri, FETÖ'ye çete diyorlar, Fethullahçı çete diyorlar. Bu onun üzerine söz alıyor hakaret var diye. Kurseçko gibi bilge bir insandır Fethullah Gülen diyor. Milleti hizmetini yapıyor, her şey şeffaf diyor. Evi bitiremiyor ya. O CHP'nin Fethullahçılara çete demesi üzerine yaptığı bir yanıt konuşması. Ve daha sonra ne yaptı? Ne yapıldı bu kişi? Adalet Bakanı yapıldı. Ve o Adalet Bakanı iken ne yaptı biliyor musunuz? Cumhuriyet Gazetesi'nde FETÖ'yle yıllarca mücadele etmiş insanlara FETÖ'cü suçlamasıyla dava açıldı. Gazetecilere FETÖ'cü suçlamasıyla dava açıldı. Hayatı FETÖ'yle mücadeleye geçmiş insanlara ve ne yaptılar biliyor musun? Bakın bence artık en başında söylediğimi tekrar söylemek istiyorum. Çok kısacık bunu ifade etmeliyim. Artık yok arkadaşlar. Bu insanlar, bu karakterler, bu zaafları olan, geçmişleri karanlık olan, suça bulaşmış olan, yargı içindeki, meclisteki, devletin kurumlarındaki, yani devletin bütün denge ve denetleme kurumları vardır değil mi? Yargısı vardır, yasaması vardır, işte Sayıştay'ı vardır, böyle denge denetleme kurumları vardır devlet. Oraların hepsini bu zayıf karakterler, bu görevlendirilmişler, çürüttüler. Bakın, nasıl geldik bu hale diyoruz diye, böyle geldik işte. Ya düşünün, bu gazi bir meclis ya, bu Kurtuluş Savaşı vermiş bir meclis. O meclisin kapısından girdiğinde senin siyasi kimliğinden önce artık şu vardır. Ya ben buranın bir üyesiyim. Ben milletin vekiliyim. Ve ben buranın saygınlığını korumak zorundayım değil mi? Numan Kurtulmuş mesela. Meclis başkanı değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi devlet protokolünde ilk sıra. Devlet protokolünde ilk sıra. O meclisi koruması lazım değil mi? Bir Yargıtay'ın anayasayı tanımayan kararını, anayasa tanımayan bir kararı bu meclisin okuma utancını sahiplenmemesi lazım. Değil mi? Utanma duygusu olan insan bunu yapmaz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçmaz. Ben yapmıyorum ya. Gerekirse beni gönderin der. Tarihe böyle geçmez. Ancak Bekir Bozdağ gibi olanlar kaybedecek hiçbir şey kalmamış insanlar bunlar. Timur, bunlar bütün ülkeyi kaybettirdikleri için
Bunu yapan insan. Mustafa amcayı bekletmeyelim. Mustafa Atalay bizimle olacak. Hazırsa arkadaşlar hemen oraya gidebiliriz. Şimdi Can Atalay sabah saatlerinde bir mesaj paylaşmıştı. O mesajı da Mustafa Atalay alıntılayarak Can Oğul diye paylaşmıştı. Daha önce aldığımız yayınlarda da hatırlayacaksınız. Can benim hem oğlumdur hem yoldaşımdır demişti yayında. Mustafa amca keşke soracak ve söyleyecek bir sözümüz olsa ama bizim soracak ve söyleyecek sözümüz yok. Biz sizin karşınızda sadece yayına davet ettiğimizde utanarak davet edebiliyoruz maalesef. Onurunu korumayan bir meclis var ve onun arkasında yürüyen bir siyaset, o tepinmenin arasında da altında da kalmış bir Can Atalay var. Ne söylemek istersiniz? Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben önce kısaca gezi yargılamalarındaki oyunlara dikkat çekmek istiyorum. Bir beraat, iki beraat, sonra dava birleştirme, sonra birkaç şey sonra dava ayırma. Bu dava birleştirmede Yargıtay dedi ki, gidin çarşı davasındaki dosyalara da bakın, siz suç bulamamışsınız. Çarşı davasındaki dosyalara da bakın, oradan bir şeyler çıkartırsınız dedi. Onu da çıkartamadıkları için paramparça şeyi yaptılar, davaları ayırdılar. Yani bunların gibi birileri var. Hakim vekaleten gidiyor, gitmeden evvel yazı yazıyor, bilmem bir davayı birleştiriyor, gittiği yerde birleştirme kararını, yani müracaat eden de hakim, onaylayan da hakim. Bunlar adım adım geldi. Ama önemli olarak şunu belirtmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi gündemi açıkladığı gün, yani Can Atalay'ın hak mahrumiyeti görüşüne gündemini açıkladığı günün akşamında Yargıtay 3. Daire kararını açıkladı. Yani Anayasa Mahkemesi'ni takip ediyorlar ve sonra da bunlar adım adım gitti. Şimdi ben size önce Can'dan gelen bir mesajı okuyacağım. Çok kısa bir zaman, yani bir iki saat önce gelen bir mesajı okuyacağım. Sonra da kendi görüşümü, ailemizin görüşünü söyleyeceğim. Yurttaşlar, bu da oldu. Bunu da yaptılar. Anayasanın açık hiçbir kuşkuya yer bırakmayan hükümlerine karşın seçilmiş Hatay milletvekilinin milletvekilliğini düşürdüler. Hukuk tanımazlığın, kurarsızlaşmanın bu boyutlara gelmesine yine de şaşırıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu suça ortak edilebilmesine onun adına üzülüyorum. Kimin hangi hakkı, hangi yetkiyi nasıl kullanacağının görünmediği, o kurarsızlığın egemen olduğu bir halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adıma endişe duyuyorum. Türkiye bu kurarsızlık, bu hukuksuzluk deli gömleğine sığmayacak, hep beraber göreceğiz. Peki onlar bitti dediler diye görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla. Ülkeme, Hatay halkına, yıkılmış bir kentin ortasında oy kullanan insanlara karşı borçluyum. Zor koşullarda olsa da, olanaklarımız çok sınırlı olsa da, başta Hatay ve deprem bölgesi olmak üzere halkımızın emeğiyle geçinen yurttaşlarımızın meramına tercüman olmaya çalışacağım. Eksik ve gediklerimin sorumlusu özgürlüğümü engelleyenlerdir. Başta Hataylılar olmak üzere tüm yurttaşlarımın durumu açıklıkla gördüğüne inanıyorum. Tam bir hafta sonra 6 Şubat, yarından itibaren ana gündemimiz budur. Uygulamaya bulaşmak istemeyenler, kendini dışarıda tutmak isteyenler varmış. Uygulamayı bir arayış olarak takdim edenler varmış.
milletvekillerinin haklarını korumaktan birinci derece sorumlu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yurt dışında. Başka bir biçimde takdim etseler de, başka yere baksalar da, başka yere gitse de, imzaları olmasa da tarihe, anayasanın askıya alınmasına ortak olanlar geçecek. Saygılarımla yurttaşlarıma duyururum. Şerafettin Can Atalay, seçilmiş Hatay milletvekili. Şimdi arkadaşlar, sayın kamuoyu, ailemizin adına düşüncelerimizi belirtiyorum. Sizler Can Atalay'dan herhangi bir şey almadınız. Can Atalay'ın hak ve adalet savunuculuğuyla kazandığı itibar, halkın temsilcisi olması sıfatlarından hiçbirini alamazsınız. Olan şudur: İlgili kağıt, okutanlar, okuyanlar, destekleyenler, sessiz kalanlar bundan böyle silemeyecekleri bir anayasayı çiğnemenin, hukuksuzluğun etiketini taşıyacaklar. Can Atalay nerede olursa olsun, dün olduğu gibi yarın da halkının temsilcisidir. Anayasa ve hukuk onun arkasındadır. Dert edinmesi gerekenler anayasayı ve hukuku çiğneyenlerdir. Can Atalay'ın özgürlüğü için karmaşık yollara gerek yoktur. Usul dışı her yol yeni karmaşa tartışma demektir. Yapılması gereken anayasanın açık hükümlerine uyulmasıdır. Sevgili arkadaşlar, eğer anayasa yoksa ekmek de yoktur. İş alanındaki kör topal bugün olan iş güvenliği de yoktur. Son çıkan kanuna göre evin, barkın, tarlan, tapanın da yoktur, araban da yoktur, yoktur da yoktur. Vatandaşlarımız bunu iyi irdelemedirler. O 1 Nisan'dan sonra Türkiye öncelikle ekonomik bir baskı altında olacak. Ama bu gösteriyor ki hukuksuzluk anayasa daha gidecek. Şimdi şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gezi'de milyonlar vardı. Bir il hariç her yerde milyonlar vardı. Vardı. Gerisini yoruma bırakıyorum. Bugün cezalar verildikten sonra Türkiye'nin öncelikle 3 ilinde, sonra da belli dönemlerde TMOB'un düzenlediği dayanışmalarında da katılımları biliyoruz. Şimdi cevaplayayım. Tamam, sesi gelmedi. Mustafa amcacığım, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Aslında çok siz söyleyebileceğiniz her şeyi söylediniz. Bir kez daha hani sizinle vedalaşırken tekrar derim onu. Anayasa yoksa ekmek yoktur dediniz. Daha da üzerine söylenecek bir söz yok. Yani anayasa yoksa hiçbir şey yoktur. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Can güvenliği de yoktur. Sokakta yürürken can güvenliği de yoktur diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun Mustafa amcığım. Bugün konfor olanlarında o çatının altına girdiğimiz o çatı da yoktur. Hiçbir şey yoktur. Ama Mustafa amcanın diğer söz ettiği, Gezi'de milyonlarca insan vardı ve her kentte milyonlarca insan vardı. Yani kaç dakika var arkadaşlar? İşte o nedenle de dönüyor dolaşıyor iş. Kabahatin çoğu senin kardeşim cümlesinde tıkanıyor. Çok kısa bir ara, ardından buradayız. Ama
koy. Baba, biraz para alabilir miyim ben ya? Üzerimde hiç nakit yok. Aa! Olay olay! Hadi baba, hadi bana, hadi para ver. Hadi baba! Hadi baba, hadi bana, hadi para ver. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Hadi baba, hadi bana, hadi para ver. Niye öyle yapıyorsun? Hadi baba, yapma, hadi bana, hadi para ver. Bitecek bunları, gel böyle. Ne yapıyorsun öyle? Para istiyorum abi. Gir Garanti BBVA Mobile. Ödeme isteğe tıkla. Siz de onaylayın. Vallahi geldi. Siz de Türkiye'nin en çok kullanılan bankacılık uygulaması Garanti BBVA Mobile'i indirin. Ödeme iste özelliğiyle artık kimseyi para isterken rahatsız etmeyin. Teknoloji hep yanınızda olsun istiyorsanız eğer... Garanti BBVA Mobile yeter. Çok güzel. Ali Bey. Ali Bey'in içtiği kahve. Kahveyi döktüğü tişört. Tişörtü attığı çamaşır makinesi. Makinede çeken karate kıyafeti. Karate kıyafetiyle kırmaya çalıştığı tuğla. Çengli Usta'nın hediye ettiği çikolata. Hepsinin arkasında Türkiye'nin lider yerli iş yazılım şirketi Logo Yazılım var. Logo Yazılım'la çalışanlar... Bir sıfır önde. Migros'tan ucuzunu bulabilirsen. 31 Ocak 1 Şubat tarihlerinde 240 gram Namet Kangal Sucuk 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın iki katı money iadesi Migros'tan. Migros'tan ucuzunu bulabilirsen. Nazo'dan yepyeni üçü bir arada kahve keyfi. Var mı Nazo kahve gibisi? Teklifleri tek tek karşılaştır işin yoksa. Zaten fiyatlar da iyi değil. Dijital ihale platformuyla. Tedarik ve satın alma süreçlerinin çözümünde... Kutsar işinizin yanında. Nazo'dan yepyeni üçü bir arada kahve keyfi. Var mı Nazo kahve gibisi? Bugüne kadar pizzaya, patatese, sosisliye, hamburgere çok sıkıldık. Ama sevginizden hiç sıkılmadık. İşte bu Türkiye'nin en sevilen ketçabı Taf Ketçap. İşte bu Taf. Şimdi Türkiye'nin bir numaralı tercihi Dardanel ton alan herkese bir kutuda Dardanel'den hediye. Meysu Kola. Gönlün rahat iç. Şimdi Türkiye'nin bir numaralı tercihi Dardanel ton alan herkese bir kutuda Dardanel'den hediye. Migros'tan ucuzunu bulabilirsen. 31 Ocak 1 Şubat tarihlerinde 240 gram Namet Kangal Sucuk 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın iki katı money iadesi Migros'tan. Migros'tan ucuzunu bulabilirsen. Halk TV'de Günaydın Türkiye programındasınız. Ben Naz Özdeğirmenci. Sırayla gazetelerin manşetlerine bakalım. Üretmeden tüketmeye, düşünmeden de bir şeylere inanmaya toplum ne yazık ki alıştırıldı. Ülke işsizler ülkesine dönüşmüş durumda. Barınma krizi diyeceğiz bu sefer. Saatler 7'yi gösterdiğinde Halk TV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Dört gün buraya afat gelmedi. Lan bize afat lazım, afat, afat. Bugün 12. günü, hala 3 kişi içeride. Bir yılın sonunda gözümüzü köylerde nereye çevirsek manzara aynı. Soran yok, gelen yok, giden yok, kimse yok. Bizi buraya bırak, kadrımıza terk etmişler. Bizler kendi evlerimizin dilencisi olduk. Muhabir Dilan Alp ve kameraman Agit Okun hazırladığı İlk Yılın Fotoğrafı haber dizisi hafta boyunca Halk TV'de.
Kışın en zorlu koşullarda Aygaz 100 Oktan. Kış şartlarına özel Aygaz 100 Oktan sayesinde aracınız soğuk havalarda otogaza daha kolay geçiş yapar. Zorlu kış koşullarında aracınızdan yüksek performans almanıza yardımcı olur. Kışa özel Aygaz 100 Oktan zorlu kış şartlarında yüksek performans sunar. Aygaz 100 Oktan'la kış soğuklarında da %100 performans. Tişörtünden arabasına, çikolatasından hava yoluna. Logo yazılımla çalışanlar... Meysu Kola, gönlün rahat iç. Energate ile kapılarınız güneşe açılıyor. Türkiye ve Amerika'da yıllık 2 gigawatt kurulu güç kapasitemizle geleceğinizi güneşle aydınlatıyoruz. Sınırsız enerjiyi Energate ile keşfedin. EDM'den mali müşavirlere çok özel hediyeler. Ömür boyu ücretsiz, serbest meslek makbuzu. Daha fazlası için... Nazo'dan yepyeni üçü bir arada kahve keyfi. Var mı Nazo kahve gibisi? Migros'tan ucuzunu bulabilirsen. 31 Ocak 1 Şubat tarihlerinde 240 gram Namet Kangal Sucuk 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın iki katı money iadesi Migros'tan. Migros'tan ucuzunu bulabilirsen. Nazo'dan yepyeni üçü bir arada kahve keyfi. Var mı Nazo kahve gibisi? Club üyelerine Total Enerji istasyonlarından dev müjde. 15 Mart'a kadar Club üyelerine Total Enerji istasyonlarındaki yakıt alışverişlerinde 750 TL'ye varan yakıt puan hediye. Hemen Club Total Enerji uygulamasını indirip kampanyanızı seçin. Her yolculukta kazanmaya başlayın. Şimdi bu tıraş makinesi de teknoloji blockchain'de. Birisi bugünü kurtarıyor, diğeri yarının işi. Teknolojiye kafayı takanlar olmalı ki dünya değişsin. Biz takıyoruz. Paribu, Türkiye'nin teknolojisi için sınırları kaldırıyor, sektöründe dünya çapında rekorlara imza atıyor. Teknolojinin gücüne inanıyorsanız doğru yer Paribu. Paribu. Hayattaki bedeller öderiz biterler. Ödememişsiniz. Öderiz. Ödememişsiniz. MTV'yi 2'ye 3'e bölsenize. Rahat rahat ödesenize. Şimdi dedik abi. DJ. Gönder müziği. MTV ödemeni iş cepten yap. 3 taksit fırsatından yararlan. İşte benim maksimum var. Vodafone Business'tan Türkiye'de bir ilk. Online'dan başvur. Sim kartın tüm avantajlarıyla kapına gelsin. Fiziksel belge olmadan E-Devlet üzerinden hızlıca başvurunu onayla, sim kartın ayağına kadar gelsin. Üstelik her ay 10 GB hediye. Hemen başvur. On yıldır her sabah güne birlikte başlıyoruz ve hakikati birlikte karşılıyoruz. Günaydın, hoş geldiniz. Bizim kültür elçimiz Fazıl Say bizimle birlikte. İşe yaradı benim müziğim mesela. Aynı zamanda onu da ifade etmek gerekir. Hiç kimsenin bu konuda hiçbir şüphesi olmasın ki Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin yüreğinde, kalbinde sonsuza kadar yaşayacak. Yani Z kuşağı diyorlar ya. Evet. Ha, onlar okuyor. Siyaset var ya, araç. Araç. Ülkemize, ülkemizin demokratik hayatına sizin yeni genel başkanlığınız hayırlı uğurlu olsun diye. Çok teşekkür ediyorum. Biz de her zaman bekliyoruz. Sağ şeref olun. Verdiniz. Eksik olmayın. Sağ olun. Halk TV'den sizlere iyi bir gün diliyorum. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. CV Enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte.
dansın içindeki sır. Türkiye bunu da gördü. Can kurtarması gereken ambulansı hangi amaç için kullandılar? Barış Pehlivan'dan çok konuşulacak ambulans dosyası. Birazdan kayda geçsin de. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Din, siyaset ve 400 milyon liralık vurgun. İmamlıktan izne ayrılıp otomobil işine neden girdiler? Hangi ünlü caminin müezzini sazan sarmalında çıktı? Türkiye dini bütün sazan sarmalını da gördü. Dolandırıcılık fırtınasında neler yaşandı? Birazdan kayda geçsin de. Kayda geçsin IŞİD dosyasını aralamaya devam ediyor. O militanların aldığı ceza en fazla kaç yıl? Kısa sürede cezaevinden nasıl çıkıyorlar? IŞİD'liler öncelikle tehdit olarak görünmüyorlar mı? Hepsi kayda geçsin de. Yeniden iyi akşamlar, kayda geçsin devam ediyor. Dosyalarımızla da sürdüreceğiz programımızı ama günün ve bundan sonra Türkiye'nin en temel meselelerinden biri bugün ortadan kalkan anayasadır. Meclis aslında kendi varlığına sahip olduğu anayasayı yok saymıştır, yırtıp atmıştır. Kendi fişini çekmiştir, kendi onuruna sahip çıkamamıştır. Bundan sonra da aslında her meclisteki milletvekilinin koltuğu sallantıdadır. Çünkü bir kararla, atanmışların bir kararıyla hemen koltuğunuzdan alınabilirsiniz. Şimdi Timur, esasında tüm bu meselenin dönüp dolaştığı yer şurada tıkanıyor. Can Atalay, yani bu mesele Can Atalay meselesi değil. Can Atalay'ın çok üzerinde evet ama Can Atalay bir şeyi temsil ediyordu bu ülkede. Az önce Mustafa Atalay'ın, baba Mustafa Atalay'ın söylediği can nerede olursa olsun mücadeleye devam eder, direnir. Can Atalay bu ülkede bir şeyi temsil ettiği için iktidar çok büyük bir korkuyu yaşıyor. Ne o? O korku, onu hatırlatmak lazım. Aslında adalet. Yani Türkiye'de AKP iktidarı, yani Erdoğan iktidarı, saray rejimi adaleti çok çürüttü. Adaleti yok etti. Ve bunu hakimler savcılar eliyle yaptı. Bunu adalet bakanları eliyle yaptı. Bunu siyaset eliyle yaptı. Can Atalay da bunun karşısında duran bir insandı. Biraz önce söylediğim gibi Can Atalay bir yandan doğayı, kenti, kültürü savunan bir sembolken, Can Atalay bunun mücadelesini veren bir insanken, iktidarın o aç gözlülüğünde yok edilen hayatların koruyucusuydu. Yani o hakları, o insanların haklarını, o yok edilen hayatlarının hesabının verilmesi için mücadele eden bir insan. Şöyle bak, bir şey anlatacağım. Tam Yargıtay'la da ilgili, tam meclisle de ilgili, tam iktidarla da ilgili, tam Can Atalay'la da ilgili. Bıkmadan, usanmadan hayatımın sonuna kadar ben bu olayı anlatacağım. Soma'da 301 tane madenci nasıl öldü biliyor musun? Bir kişi raporlarıyla sabit, yargılamayla sabit, ifadelerle sabit. Can Gürkan diye oranın patronu var. Başka bir şirketten orayı devraldı. Üretimi 2 kat, 3 kat arttırdı. Nasıl başardı bunu biliyor musun? Dedi ki ben işçilerin can güvenliğini önemsemeyeceğim. Yangın çıkarsa çıksın, işçiler ölürse ölsün. Ben buradan para kazanacağım dedi. 301 tane emekçi. Bakın tertemiz, alnı pak, emeğiyle çalışan, annesi, çoluğu, çocuğu, eşi her gün kötü bir haber korkusuyla yaşayan. O tertemiz insanları o Can Gürkan denen patron, o Soma kömürcülüğün patronu para hırsı için, bakın sadece para için öldürdü. O insanlar yeri 7 kat altında çalışırken İstanbul'un göbeğinde Maslak'ta
devasa İstanbul'un en büyük gökdelenlerinden birini dikti o parayla. O emekçilerden çaldığı parayla. Onların hayatlarını çalarak. Ve bu yargılamada Can Atalay, Selçuk Koza açtı. O da cezaevinde. Bakın rastlantı değil bunlar. Rastlantı değil. O insanlar, o emekçilerin ailenin hakkını savundu. Dediler ki, bilinçli taksirle ceza verirseniz mahkemeye, bu insanlar kurtulacak, bu patron, bu açgözlük cezasız kalacak, işçiler ölmeye devam edecek. Ya canlar gidecek. İşte Barış'ın anlattığı gibi elini mahkeme duruşma sonunda masaya vurup kırdı Can. Dedi ki bunu yapmayın. Mahkeme o kararı verdi. Bilinçli taksir dedi. Olası kasttan ceza vermedi. Yargıtay 12. dairesine geldi karar. Bakın Yargıtay bu Can'a, Yargıtay 3. dairesi Can'ın vekilliğini anayasayı hiçe sayarak özgürlüğünü gasp eden Yargıtay'ın 3. dairesi var ya. Orada hakimler vardı Yargıtay 12. dairede. Dediler ki kararı görünce, bakın 5 üye, 5 üyenin hepsi. Dedi ki ya dediler biz bunda, bu 301 Can gitmiş. Biz bunda olası kasttan ceza vermezsek, neye olası kasttan ceza vereceğiz? Bu madde niye var yasamızda dediler. Ve dediler ki olası kasttan bu Can Gürkan'a binlerce yıl ceza verdi. 301 kere çarptılar cezayı. Ve binlerce yıl ceza aldı. Yani Can Gürkan patronlar o işçilerimizin, o bizim canımızı yakan, o olayın sorumlularına oy birliğiyle 5 üye o cezayı verdi. Can Atalay ve diğer Selçuk Kozaşçı ve diğer hukukçular mücadelesiyle bu karar çıktı. Ve ne oldu biliyor musun? Yargıtay kararı yerel mahkemeye gönderilmedi. Yargıtay kararı yerel mahkemeye gönderilmeden siyasi iktidar tarafından oraya 3 tane yeni üye atandı. 3 üye alındı, 5 üyeden 3 üye alındı, 3 tane yeni üye atandı. Ne için biliyor musun? Can Gürkan'ı kurtarmak için. 301 madenci adaletsiz kalsın diye oraya 3 tane kamudan, işte bürokrasinden gelen iktidar etkisindeki 3 tane üye gönderdiler. Ve Can Gürkan kurtuldu. Bak Can Gürkan kurtuldu, Can Atalay hapiste. Aladağ'da çocuklar yandı tarikat yurdunda. 11 tane çocuk. Yangın kapısı bile PVC kapıydı ya. Yanarak öldü çocuklarımız. 11 tane. Ve ne yaptı? Ne yapmıştı siyasi iktidar biliyor musun? Orada bütün yurtları kapatmıştı ki millet tarikatın yurduna gitsin. Aileler tarikatın yurduna göndermek istemiyorlardı çocuklarını. Dediler ki ya biz göndermek istemiyoruz çocuklarımızı Süleymancılar'ın yurduna. Yurt açsın devlet dediler. Milli Eğitim Müdürü dedi ki yapacak bir şey yok dedi. Oraya göndereceksiniz dedi. Ve orada o çocuklar öldü. Can Atalay her duruşma orada o çocukların ailelerinin yanındaydı. Ben o ailelerle konuştum. O aileler Can'ın cezaevinde olmasından ve o tarikatın mensuplarının dışarıda olmasından ne hissediyor? Soma'dakiler ne hissediyor? Hendek Havai Fişek Fabrikası. Merve Nur. Abisini kaybetti ya. Babasına bakın, babasına, bu ülke böyle bir ülke. Bu ülkede adalet varmış gibi rol yapmayalım ya. O patron o insanları göz göre göre öldürdü. Bakın robot raporlarla sabit. Barutu koyduğu yerle sabit. Ya işçiler can güvenliği için giysi istiyorlardı. İyi bari kilodunuzu da biz alalım diye hakaret ediyorduk patron. İşçiler çalışırken şimdi başlarında duruyordu. 3 kutu daha, 5 kutu daha üreteceksin ben daha fazla para kazanacağım diye. Patladı, öldü işçiler. 7 işçi öldü. Ne oldu biliyor musunuz? Müsiat üyeleri yemekte buluştu. Daha cenazeler toplanmamışken. Patrona moral vermek için Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gittiler. O adamlar, o insanları öldürenlerin ne oldu biliyor musunuz? Avukatı aile hakaret etti. Aile karşılık verdi. Ölen işçinin babasına ceza verildi bu ülkede. Ne adaletinden bahsediyorsunuz? Ne adaletinden bahsediyoruz? Onun için bu ülke adaleti bitmiş, çürümüş, yok olmuş bir ülkedir. Bu ülke bir karaktersizliğin kurbanıdır. Bakın bunların ne milli iradeye saygısı var. Ya meclis, Türkiye ve Büyük Meclis, Gazi meclistir. Meclis Kurtuluş Savaşı vermiş meclistir bu meclis. Onuru vardır bu meclisin normalde. Ama içinde o onuru taşıyabilecek insanlar yoksa başında meclis başkanı kaçarak gidecek bu kararı buraya okumasını sağlayacak kadar vazgeçtiyse bundan bu ülke çürümüştür arkadaşlar. Ama zannetmeyin ki bakın her cehalet şunu zanneder. İleri görmez. 3 gün zanneder, 5 gün zanneder. Bu kuralların hepsinin nedeni vardır. Devleti, ülkeyi ayakta bu kurallar tutar. Anayasası yoksa bir ülkenin. Zannetmeyin ki sadece muhalifler, sadece sizin iki dudağınızın arasından
o laflar çıktığı için bedelini ödeyecek olan o kesimlerdir. Senin üstüne çöker. Çürüttüğün adalet, çürüttüğün devlet senin üstüne çöker. Ama bunlar o kadar cahil, bunlar o kadar beceriksiz, bunlar o kadar ne yaptıklarının farkında olmayan bir, ya bir sürü diyebiliyorum artık, başka bir şey demiyorum. Ya bu bir söylediği sonra... şey de ama halk ses çıkarmazsa canın, Can Atalayların adı değişir ama zulmün adı hiçbir zaman değişmez. Daha da artarak devam eder. Turgut Hoca bekliyor, evet. O nedenle kesmek zorundayım Timur. Hukukçu Turgut Kazan bizimle. Turgut Hocam merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Çok zaten teşekkürler. Hocam daha önce de ilk karar açıklandığında da öncesinde sizinle yayın yapmıştık. O günkü öfkenizi de çok net bir şekilde hatırlıyorum. Mesela bugün ben size soracak bir soru bulamıyorum. Çünkü hukuki olarak değerlendirmenizi talep edeceğim bir noktada olmadığımızı da görüyorum. Siz de artık bir hukukçu olarak ne söyleyebilirsiniz onu da düşünüyorum ama bugün bizi izleyen herkese meselenin sık sık bu Can Atalay üzerinde bir karardır diye belki anlatamadı siyaset ama siz bir hukukçu olarak bugün yaşadığımız şeyin fotoğrafını çekseniz ne söylersiniz bize? Şimdi bir kere tabii bu Can Atalay kararı adını taşımakla birlikte yarattığı sonuç salt Can Atalay'la sınırlı olamaz. O yüzden hepimizin, gerçekten sizin, benim, herkesin güvenliğiyle ilgili bir sorunla karşı karşıyayız. İşte Timur Soykan işte adalet sorununu açıyor, tartışıyor. İşte onlar daha ne ki? Yani şu anda bu kararla birlikte artık resmen Türkiye'de Orman Kanunu dönemine girdiğimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi açıklama sunuyor. Bu Orman Kanunu'nun tam ve resmen yani öyle Orman Kanunu'yla karşı karşıya kalacağımız bundan sonra herkes için bir apaçık bir durum yaratıyor. O yüzden hepimizin güvenlik sorunu doğmuştur artık. Ortada anayasa, işte bunları çok konuştuk, o yüzden ayrıntıya girmiyorum. Anayasa 153 var, anayasa 158 var. Kendi yaptıkları 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin yargılama usullerine dair yasanın 50. maddesi var. Hepsi o kadar açık ki. Hepsini yok saydılar. Yani kendi yaptıkları yasaları yok saydılar. Daha önce yaşanmış iki örnek var. Onları da yok saydılar. Yani Gergerlioğlu ve Berberoğlu örneklerini de yok saydılar. Tek adam rejiminin talimatına uyarak Anayasa Mahkemesi kararını tanımadıklarını ilan ettiler. Ve tabii anayasayı da ihlal ettiler. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki başkan ve üyelerle Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkan ve üyeleri açıkça suç işlemişlerdi. Yargıtay 3. Dairesi üstelik nezaket dışı ve saldırgan bir üslupla bunu mecliste okuyacaksınız diye bir yazıyla, bir kararla gönderdi. TBMM'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'de ne yazık ki inanılmaz biçimde o suç işleyenlere boyun eğdi ve bir çeşit o da suç işlemiş oldu. Böylece Türkiye'de anayasa dahil yasaların tamamı Orman Kanunu anlayışının uygulanır olduğunu, yani artık Türkiye'de anayasa dahil yasalar değil, Orman Kanunu anlayışının uygulanır olduğunu ilan etmiş oldular. Anayasayı da böylece ihlal etmiş oldular. Şimdi bakın, bu karar, yani Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 13. Ağır Ceza Mahkemesi mahkumiyet kararını onadığı karar 28 Eylül 2023 günü onandı. Böylece kesin hüküm doğdu. Zaten kesin hüküm doğmadan Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. Bu anayasa değişikliğini de siz yaptınız. İnsanlar da Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yani Can Atalay müdafileri. Şimdi orada diyor ki Numan Kurtulmuş, bir soru sorulduğunda
eski örneklerdeki durum yaşanmasın diye. Ve açıklıyor da benim söylediğim gibi Enis Berberoğlu ile Ömer Faruk Gergerlioğlu. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği kararın beklenmesi gerektiğini düşündüğüm için okutmadım. Beklemeniz gerekiyor şunun için. Anayasa Mahkemesi ihlal kararı vermişse artık okuyamazsınız zaten. O yüzden ben Numan Kurtulmuş'a bundan 15 gün önce bir mektup yazdım. Orada bunu anlatmaya çalıştım. Siz madem ki beklediniz, Anayasa Mahkemesi kararı çıktı. Anayasa Mahkemesi kararı çıktıktan sonra artık okuyamazsınız, okutamazsınız. Dolayısıyla eğer okutacak olursanız siz de anayasayı tanımamış olduğunu ilan etmiş olursunuz. Ama bu öyle bir Şule Hanım, bu öyle bir işti ki, yani hem Gergerlioğlu'nda hem Berberoğlu'nda önce okutmanın bir işe yaramadığını gördüler. Çünkü okuttular, iki milletvekilinin de ayrı ayrı tabii, milletvekilliğini düşürdüler. Ancak Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verince süreç işledi ve onların milletvekilliği geri döndü. Ama bu olay Gezi olayı. Gezi olayı doğrudan tek adamın çok önem verdiği bir sorun. Çeşitli nedenlerle bir kere müthiş bir ranttı. O gitti. Ve darbe yapmaya çalıştı denilen insanlar davalar açtılar. O davaların hepsinde işte tek adam rejimi diyeyim, öyle ifade edeyim. Yani çünkü başbakanlığı sırasında da tek adam rejimiydi. Yani rant konusunda önüne yargı engelleri çıktı. Bu nedenle Gezi olaylarına yani biraz önce Timur Soykan biraz bahsetti. Daha önce verilmiş beraat kararına rağmen bir şey yapmak gerekir diye. Çünkü yani önemli bir kayıptı bu. O Timur Soykan belirtti. Ama bir şey daha var belirtilmeyen. Topçu Kışlası'nın yapımı sorunu var. Topçu Kışlası'nın ne bir fotoğrafı vardı, ne bir çizimi vardı, nasıl olduğunu kimse bilmiyor. Ama Topçu Kışlası 31 Mart ayaklanmasının merkeziydi ve 31 Mart ayaklanmasını da Selanik'ten gelen hareket ordusu ve onun genç kurmay başkanı Mustafa Kemal'di. O yüzden hiç değilse kendi takımına işte Mustafa Kemal'in de 31 Mart ayaklanmasını bastırmanın da intikamı alınmış olur izlenimi vermekti. Oraya bir şey yapılacaktı Topçu Kışlası diye. O nedenle böyle bir işte gelişme Sayın Erdoğan'ın kabul edebileceği bir şey olmadığı için tek adam rejimi Gezi olaylarına işte büyük bir tepkiyle yaklaştığı için ikinci beraat kararı dediğiniz beraat kararında biz daha Silivri'ye doğru yaklaşmadan Erdoğan konuştu. Bir de dedi onları, yani özellikle Kavala'yı beraat ettirmeye kalktılar dedi. Ve beraat ettirmeye kalktılar ve tahliye ettiler. O tahliye bile olamadı. Ondan sonra ne oyunlar oynandı. Bunların ayrıntısına girmek istemiyorum. Çok anlatıldı şimdiye kadar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Peki hocam, ben o yüzden, bir şey sorabilir miyim? İyi sorular sordunuz. Yani gerçekten bu hepimizin güvenliği için gerçekten büyük bir tepki göstermemesi gerekir. Ve hiç değilse ben hukukçuyum. Tabii neler yapılması gerektiğini bilemem. Sadece şunu söyleyeceğim. Yani Türkiye'de kaç tane hukuk fakültesi var bilemezsiniz. Ama orada da anayasa hukuku ders veren insanlar nerede? Nasıl susup oturuyorlar? Örneğin Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda meclis başkanlığı yapmış hukukçular var. Orada nasıl oturuyorlar? Bunların hepsinin
yani konuşması, yani bu yapılan fiili duruma bu orman kanunu anlayışının uygulanması yolunu açan, kapılarını açan bu yaklaşıma şiddetle karşı çıkmaları gerekir. AKP'li olmuşlar, belki tek adama saygıları sonsuzdur, olabilir. Ama böyle bir şeye seyirci kalmaları kabul edilemez. O nedenle böyle bir sorunla karşı karşıyayız diyorum. Sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım. Hocam, Timur Soykan'ın var. Hocam, peki Anayasa Mahkemesi şimdi tekrar bir ihlal kararı verdiği durumda ne olacak sizce? Yani nasıl bir süreç izlenecek? Onu da kamuoyunu aldatmak için Numan Kurtulmuş dedi ki o açıklamasının sonunda biz suhuletle çözmek istiyoruz dedi. Ne demekse. Ama onun arkasından AKP'li kaynaklar önce düşürülecek. Burada bir müthiş bir yalan oynanıyor. Yalan sürülüyor piyasaya. Sonra onlar başvuracak. Onlar başvurduğu zaman meclis çözecek. Meclis çözemez. Bir hüküm okudunuz. O bir hükümdür. O hükmün kaldırılması yolu demin söylediğim anayasa mahkemesi yargılama usulü kanunun 50. maddesine göre tekrar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Sayın Erdoğan bunları biliyor artık. 13. Ağır Ceza Mahkemesi 3. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ile paslaşacak ve aynı sonuçlar doğacak. Yargıtay 3. Ceza Dairesi daha önceki kararı gibi yine zehir zemberek bir karar verecek. Yalnız Timur Soykan'a şunu da söyleyeyim. Yargıtay 13. Ceza Dairesi'nde ki biraz önce Soma olayında verdiğin daire içinde aynı şeyi söyleyeyim ama özellikle 3. Ceza Dairesi'nde 18 üye var. Fakat Yargıtay öyle teslim alındı ki başkan hangi kararı vereceklerini bildiği 5 kişiyi belirledi. O yüzden 18 tane yargıç var orada. Onların önemli bir çoğunluğu böyle bir kararın karar olamayacağını, Anayasa Mahkemesi kararına karşı böyle bir karar verilemeyeceğini bilebilecek insanlar var. Görebilecek insanlar var. Böyle karar verecek insanlar var. Ama fiili durumu Sayın Erdoğan bu atamaların hepsinde yani bir çeşit rolü olduğundan başkan da, Yargıtay Başkanı da zaten bizim Yargıtay'ımız ve Danıştay'ımız bildiri yayınlayan bir Yargıtay ve Danıştay oldu. Bu konuda da Yargıtay Başkanı bildiri yayınladı. Ya dünyanın hiçbir yerinde yargı yerleri bildiri yayınlamaz. Önüne gelecek iş için bildiri yayınlamak olabilecek bir şey değildir. Ayıptır. Yani insafla, vicdanla bağdaşmayacak bir davranıştır. Ama Yüksek Seçim Kurulu da Danıştay ve Yargıtay'dan oluşacağı için Yargıtay Yargıtay olmaktan, Danıştay da Danıştay olmaktan çıktığı için Yüksek Seçim Kurulu da ne yazık ki Yüksek Seçim Kurulu olmaktan çıkmıştır. Bilginize sunuyorum. Başka soru varsa yanıtlamaya çalışacağım. Sayın Turgut Kazan, Barış Pehlivan ben. Ben bir şey sormak istiyorum. Can Atalay... Zor olmasın ama. Aklımdaki evet, bir soru. Can Atalay, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan cezalandırılmıştı Nisan 2022'de. Peki bugün ne? Şöyle ama. Cebir ve şiddet kullanarak. Evet, evet. Peki şu an mecliste... Cebir ve şiddet kullanmanız gerekir. Bu cebir ve şiddetin de hükümeti devirmeye elverişli olması gerekir. Ya dava açıyor bunlar. Ya hiç hükümeti devirmek isteyen insan... davayla sorunu çözmeye çalışır mı? Nitekim davada deniyor ki ya bu iş buraya yapılamaz deniyor. Bu iş buraya yapılamazı sağlamak için dava açan insanlar hiç hükümeti de sonra gidip İstanbul Ankara'da önce bir başbakan yardımcısıyla sonra başbakanın kendisiyle görüşmek ya olabilecek yapılmaz. Bir şey midir? Böyle bir yani anlayış içinde olan insanları hükümeti zorla cebir ve şiddet bulunarak devirme suçlaması ya inanılmaz. Yani 12 Eylül'lerde, 12 Mart'larda yaşanmamış bir yargı örneğidir. Ayıpların en büyüğüdür.
Ben şunu merak ediyorum. Peki yani Can bundan dolayı içeride hukuksuzluğunu anlattı. Peki şu an bizim mecliste izlediğimiz bu görüntülerde biz hani deneyimli bir hukukçu olduğunuz için soruyorum. Hangi suçu görüyorsunuz? Yani Can'ın milletvekilliğinin düşürülmesi TCK'da nereye dayanıyor? İşte 312. maddeye göre hükümeti zorla devirmeye git teşebbüsten mahkum olmuş oluyor. Aslında Yargıtay dedik ya 18 yıl az. Hayır, şunu diyorum. Ağırlaştırılmış müebbet hapis olması gerekirdi. Ama savcı temiz etmediği için bir şey yapamıyoruz dedi. Şunu sormak istiyorum efendim. Yani bugün biz Bekir Bozdağ'ın, AKP milletvekillerinin, işte AKP iktidarının hukuksuz bir şekilde Can'ın milletvekilliğini düşürmesinin TCK'da bir karşılığı var mı? İşte TCK'da 312. maddeye göre mahkum olduk. Yani bu işledikleri suçun. Yani bu hukuksuzluğun cezası yok mu yani? Bunlar şimdi anayasayı tanımıyorlar. Ve efendim? Bu suçu işliyorlar. Yani ne suçu işliyorlar şu an meclisteki AKP ve MHP'li vekiller? Yani meclis çalışmalarında söylenen sözler, tartışmalar hemen o suçların işlendiği anlamına gelmez. Böyle de yaklaşmayalım. Meclis olmaktan çıkarmışlardır. Şöyle bir ekleme daha yapayım meclis için. Ya 1750 yıllarında arkadaşlar, Montesquieu Kanunların Ruhu kitabını yazmıştır. Büyük bir kitaptır. İşte Hasan Ali Yücel zamanında çevirisi yapılmıştır. Şimdi Türkiye İş Bankası yayınları arasında çıkmıştır. Orada dünyaya 1750 yıllarında yazılan kitapta Montesquieu, Patara'yı biliyorsunuz, Patara'daki Likya Meclisi'ni dünyaya örnek olarak gösterir. Şimdi 1750 yıllarında bu topraklarda dünyaya örnek gösterilen meclis var. Ama işte 2024 yılında bizim meclisimiz böyle inanılmaz bir karara imza attı ve meclisin meclis olmadığı ve meclisin asla bir üçüncü kuvvet olarak, yani tek adam rejimine karşı bir denge unsuru olmadığı, hesap sorma imkanı bulunmadığı apaçık anlaşılıyor. Artık demokrasiniz de böyle bir demokrasi. Yani yargı sorunu ayrı, bir de meclis sorunuyla karşı karşıya kaldık. O yüzden tek adam rejimi sorunuyla karşı karşıyayız. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. İzliyorum sizi. İyi günler, iyi çalışmalar, iyi yayınlar diyorum. Çok sağ olun. Bizim bugün omuzlarımız biraz düştü yani izleyicimiz de yazıyor ama bunun ötesini yapabilmek gerçekten mümkün olmuyor. Tabii biz mücadeleden başka bir şey de bilmiyoruz tabii. Onu da elbette yapacağız ama şu gerçeği de çok iyi biliyoruz. Hani hocam çok iyi altını çizdiği için bir tek adam rejimi üzerinde ama Türkiye tek adamdan da iktidar sınırları içerisinde muhalefet yapan muhalefetten de büyük. Buna inandığımız için elbette hani mücadeleyi sürdüreceğiz ama bugün izleyenlerin yani düşünün akşam bütün gün çalışmış, yorgun gelmiş eve televizyonu açmış. Ekranda Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Kaç kişi için ne ifade ediyor bilmiyorum. Mesela bunu düşünmekten de üzülüyorum ama şu KJ herkesin derdi yani bu yazı, herkesin bu konu derdi olmadığı sürece eve akşam geldiğimizde bu ay nasıl döndürülür, kredi kartı borcumuzu nasıl öderiz, aman kira zamanı yaklaşıyor, ev alma hayali bile kuramıyoruz artık, tek derdimiz bu oldu düşüncesinin tamamını düşünmeye bir ömür devam edeceğiz. Şu mesele bizim meselemiz olmazsa birileri de çünkü bahşetmeye devam edecek. Sistemin tam adı bu. Turgut Hoca dedi ki artık orman kanunları bu ülkede geçerlidir. Bunun önünü açmışlardır. Bu da en ağır cümle herhalde hepimiz için. Ya bir de şeyi yani o kadar doğru söyledin ki. Yani şimdi demokrasi insanlar yani içselleştirmemiş toplumlar yani demokrasinin ne olduğunu, vatandaş olmanın ne olduğunu içselleştirmemiş toplumlar maalesef çok acı bedellerle bunun ne olduğunu öğrenirler. Maalesef böyle olur. Yani Türkiye'de yani bugün yaşanan şeyin aslında hepimizin hayatında dokunduğu yer o kadar önemli bir yer ki. Yani bakın yani 15 Temmuz neydi?
15 Temmuz neydi? Anayasanın askıya alınması. Bak 12 Eylül de oydu. Türkiye'nin darbeler tarihi de oydu. Türkiye'nin gelişiminin önünde Türkiye bu dönemler 10 yılda bir bu darbeler ve darbe girişimlerini yaşarken veya bu demokrasi karşıtı, insan hakları düşmanı, gerici zihniyetlerle hep önü kesilirken bazı denk ülkeler yükselişe geçtiler ve şimdi refah toplumu oldular. Demokrasi konusunda önemli mesafeler aldılar ve Türkiye'den kat kat ilerlediler. Türkiye'den çok daha az kaynakları, çok daha az potansiyelleri olmasına rağmen Türkiye sağcı iktidarlar tarafından çok uzun bir süredir berbat bir şekilde yönetiliyor ve kendi potansiyeline kavuşamıyor. Çünkü ülkede bir demokrasi kültürü oluşmuyor. İnsanlar zannediyorlar ki ya gerçekten çok acıklı. Yani bu meseleyi Can Atalay meselesi zannedebiliyorlar, algılayabiliyorlar. Ama işte burada dediğin gibi şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Şöyle, biz anlatmak zorundayız. Muhalefet anlatmak zorunda. Bu ülkenin demokrasi güçleri anlatmak zorunda. Eski sloganlarla, klişelerle onunla bununla olmuyor. Bu ülke çürüyor. Bu ülke berbat bir iktidar tarafından, bir kötülük iktidarı tarafından çürütülüyor. Bu memleket bizim memleketimiz. Adaları, atalarımızın bize yadigarı, evlatlarımızın bize yadigarı bu memleket. Ve bizi lanetle anacaklar. Biz bu ülkeye sahip çıkmazsak, biz bu ülkeyi bu beceriksizlere, bu kötülüğe, bu rantçılara, bu hiçbir değeri, hiçbir ahlakı olmayan, sadece cebini düşünen, memleket umurunda bile olmayan, vatan sevgisi olmayan, sadece dolarının yeşiline bakan, bu insanlara bu ülke teslim edilirse ya da koltuklarına bakan sadece bu insanlara bu memleket teslim edilirse, bırakılırsa, bunun karşısında bu sessizliğe gömülürse, bunlar bir cehaletleriyle kendilerinin de altı kalabileceği şekilde bu ülkeyi tüketiyorlar, çürütüyorlar. Bu ekranda gördüğünüz KC, yani Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmüş olması senin anayasal hakların olmaması demek. Bunu toplum yani kahve kahve gezip, sokak sokak gezip, ev günlere gidip yani bunu anlatmak zorunda. Sen vatandaşsın, sen kul değilsin, teba değilsin. Sen bu ülkenin üreten, bu ülkenin sahibi olan insansın. Ve haklarının, anayasal haklarının, yasal haklarının elinden alınmasına karşı sessizce oturup izleyemezsin. Bu bir haktır. Buna karşı direnmek bir haktır. Bakın yargı bitti. Bakın inanın. Yani bu böyle bir yıllarca anlattık değil mi? Kimisi belki düşünmüştür evde. Ya benim mahkeme işim mi düşüyor? Hadi adliyeye karakolu işim mi düşüyor demiştir. Düşer. Birini gelir bir yakını sevdiğini öldürür. Ve yargıdaki çete rüşvet alır. Sen adaletsizlikten kahrolursun. Evine çökerler. Yargıya gidersin. Evine çökenlerin parası daha fazladır. Rüşvet verir. Evsiz kalırsın. Bütün emeğin gider. Bakın meclis. Ya arkadaş. Hataylılar. Japon mu? Hataylıların verdiği oy. Depremde yıkılmış bir kent. Depremde yıkılmış bir kent. Adalete en çok ihtiyaç duyan vekiline, onun mücadelesine en çok ihtiyaç duyan bir kent. Seçti Can Atalay'ı. Can Atalay hükümlü müydü? Değildi. Yüksek Seçim Kurulu, yüksek yargı değil mi? Değil mi? Yüksek Seçim Kurulu demedi mi Can Atalay milletvekili seçilme yeterliliğine sahiptir demedi mi? Dedi. Seçildi mi? Seçildi. Anayasa Mahkemesi dedi mi? Dedi. Ve sen bir iki kişinin canı istiyor diye kendi otoriter iktidarlarını devam ettirecekler diye, kendi soygun düzenlerini, rant düzenlerini devam ettirecekler diye sadece Can Atalay'ın hakkını çalmadılar. Hepinizin hakkını çaldılar. Hepinizin hakkını çaldılar. Ya cebinizden para çalınsa, ya poşete 25 kuruştan fazla vermeye tepki gösteren bu halk, çocukların geleceği çalınırken, bu ülke çökertilirken, bu ülkenin bütün kurumları çökertilirken, ya bu sessizlik anlamak gerçekten mümkün değil. Ya bu bir şekilde herkese düşen örgütlenmek arkadaşlar, başka çözüm yok. Vallahi billahi başka çözüm yok. Sadece sızlanmakla olmuyor. Olmuyor. Evet ah vah hepimiz diyoruz. Ama ikna edecek insanlar var. Yani biz şey dedi ki düşman değiliz, hepimiz bu ülkede bir arada yaşıyoruz. Ya o insanların da iyiliği ne olacak? O insanlara da şunu anlatmak gerekecek. Ya bu anayasa dediği şey ekmek gibi su gibi. Ya olmadığı zaman bu ülkede bu olmadığı zaman bu anayasa olmadığı zaman bu devlet çöker.
Bu ülke çöker. Bizi izleyen insanlar anayasa sayesinde o evin içindeler, biliyor musunuz? Yani insanların konut edinme hakkı vesaire. Yaşam her, hakkı. Yaşam hakkı vesaire. Yani yaşam hakkı demek yani tam olarak. Anayasayı sizler oradan o maddeyi çıkartırsınız. Sonra öbür maddeyi çıkartırlar. Öbür maddeyi çıkartırlar. Öbür maddeyi çıkartırlar. Ve siz dönüp dolaşıp barbarların olduğu bir ülke haline gelirsiniz. Herkes birbirine katleder. Herkes birbirine karşı suç işler. Ve Türkiye'de yargı olmayınca, Türkiye'de emniyet ve güvenlik olmayınca ve şey olur, hani kaos olur her halükarda. Dediğin gibi, ama işte dönüp dolaşıp şeye geliyor. Yani Timur, çok güzel cenaze törenleri düzenliyoruz. Çok güzel sızlanıyoruz. Çok güzel endişe ediyoruz ama insanların demokrasi dediğimiz kavramın 5 yılda bir bir okulun içindeki sandığa oy atmaktan ibaret olmadığını anlayabilmesi, bunu anlatan bir muhalefetin var olabilmesi gerekiyor. Biz de dün nasıl söylediysek bunu söylemeye devam edeceğiz. Ama Barış, bak şu bir gerçek. Biz çok güçlüyüz. Bakın yani çok umutsuz gibi görünüyoruz değil mi? Evet, sessizlik var. Evet, yılgınlık var. Evet, seçim yenilgileri var. Ama bu ülkenin o demokratik değerlere kavuşmuş çok 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 büyük bir kalabalığı var. Çok nitelikli bir kalabalığı var. Bu ülkenin kurucu değerlerine sahip çıkan, bu ülkenin kurucu liderine sahip çıkan, bu ülkenin oluşturduğu demokrasi birikimiyle, kadın haklarıyla, özgürlüklerle, eğitimle gelişmiş bir potansiyel yaratmış bir ülke burası. Biz niye bir Orta Doğu ülkesi değiliz? Niye bir Orta Doğu ülkesine doğru gidiyoruz? Ama değiliz hala. Çünkü bu ülkenin temellerinde dayanıklı ilkeleri var. Ve olmuş bir, başarılmış bir devrimler var. Şimdi o devrimleri yok ediyorlar değil mi? O karşı devrimciler bu devrimleri yok ediyorlar. Şimdi meclisi de elinden alıyorlar. Yargıyı elinden alıyor. Senin anlattığın şey var ya, şu an var zaten. Şu an var. Bakın şu an ben iddia ediyorum bu ülkede yargı yok. Yani bu adliye sarayları falan diyorsunuz ya. Yok arkadaşlar, yok. Yani oraya gittiğinizde ya sizin hiçbir güvenceniz yok arkadaşlar. Hiçbir güvenceniz yok. Bitti. Bitti. Bakın meclis bugün bitti. Artık siz, ben milletvekili seçiyorum oraya. Bitti. Bir de işin garibi ne biliyor musun? Bunu gazeteci olarak sadece sen söylemiyorsun. Sen de biliyorsun ki biz hangi savcıyla, hangi hakimle konuşsak benzer şeyi söylüyor. Kesinlikle. Ya Barış, Timur, Şule, yargı mı var artık yani? En basit somut örneği de ne oluyor biliyor musunuz? Hani hepimizin evinde yaşayacağı şey açısından verelim. Bu olmadığı için ortada devlet de olmuyor ve güvenecek, senin sırtını yaslayacağın bir güven alanı olmadığı için seni sevdiğin birine, evinden birine, eşine, çocuğuna gelip Somali'de Cumhurbaşkanı'nın oğlu senin bir yakınına çarptığı zaman ve defolup bu ülkeden gittiği zaman onu buraya getirtiyorsun. Sadece ifadesini alıyorsun. Çünkü sen şikayetinden vazgeçmek durumunda kalıyorsun. Ve yaslanabileceğin bir yargı olmuyor. Yaslanabileceğin bir devlet olmuyor. Senin sevdiğin insanın canına 27 bin lira bedel biçiyorlar. İşte ortada kalmayan güvence de bu. Yüzüne tükürülüyor gibi ya. Ya işte ama bak burada şunu... Ya toplumun, bence topluma şu güvenin verilmesi gerekiyor. Bakın bu işleri yapanlar var ya, bu yasaları imza atanlar, meclisimizi etkisiz kılanlar, yargıyı böyle çürümüşlüğe teslim edenler, her yere siyaseti... 100 kişi falan. Çok az insanlar biliyor musunuz? Evet, bir avuç kişi. İnsan bunlar. Bak bu ceplerini falan dolduranlar. Evet. Bakın Gezi'de milyonlar en var ya. En fikrim o konuda. Gezi'nin karşısındakiler ne biliyor musunuz? Beşli çete dediğiniz, rantçı dediğiniz, betondan para kazanıyor dediğiniz... Ama ülkenin her yerine sirayet etmiş. En tepeden ilçelere kadar inmiş çıkar grupları. Birkaç kişi. Birkaç kişi. Bir avuç insan. Ya bu ülkenin, bakın gerçekten bu ülkenin milyonları var. Yani bunların, bu kağıttan kaplanların böyle esip gürlediklerine bakmayın. Bir sesinizi çıkartsanız, o gür sesinizi bir çıkartsanız kaçacak delik ararlar. Kaçacak delik ararlar. Seni beni AKP'li olmakla suçlarlar ertesi gün. Çünkü bu toplum yani sadece şu sorunu yaşıyor. Bir korku imparatorluğu inşa ettiler. Bir korku iklimi yarattılar. İkincisi, baskılama aygıtını çok, bir algı canavarı yarattılar. Ve toplumun büyük kesimini muhalefetin de etkisiyle sessizliğe boğdular. Ya bu sessizlikte çürüyor ülke zaten. Tabii. Onlar çok güçlü olduğu için çürümüyor. Yani bu meclis bu halde, onlar çok güçlü olduğu için meclis bu halde değil. Bu sessizlik nedeniyle meclis bu utanç gününü yaşıyor. O sırça köşke karşı herkes boyun eğdiği için. Evet, bu kadar. Evet. Yoksa bu ülkenin, bakın o dediğiniz şey var ya, yani bu ülkenin o
çok 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 büyük kalabalık kısmı ne yapıyor biliyor musunuz? Hakkında dava açılabileceğini bilmesine rağmen, çocukların işsiz kalacağını bilmesine rağmen, kamuda personeli olarak çalışamayacağı ihtimali bilmesine rağmen muhalefet safında duruyor. Ya bu tek adam rejimini, bu yargı sistemini, bu iğrenç sistemin, bu ucube sistemin bütün dayatmalarına karşın bu ülkenin milyonları var. Milyonları var. Diyorlar ki ben sana boyun eğmiyorum arkadaş diyorlar. Ben sana boyun eğmiyorum diyorlar. Ama işte onu boyun eğdirmek için Can Atalay'da işte bunun için bu milletvekili düşünülüyor. Tayfun Kahraman bunun için cezaevinde. Çiğdem Mater, Mine Özer'den, Osman Kavala. Hepsi bunun için içeride. Selçuk Kozaş, hepsi bunun için içeride. Çünkü biliyorlar ki toplumu kutuplaştırdığı sürece veya toplumu baskı altında tuttuğu sürece, bu korku iklimini elinden bıraktığı zaman kağıttan kaplan olduğunu anlaşılacağını biliyorlar. İşte o kağıttan kaplana karşı yürekli olmak, cesur olmak, demokratik değerlerini, demokratik haklarını savunmak en temel, en temel görev. Sen hiç korkmuyor musun ya? Böyle dokunulmazlığın var galiba değil mi? Böyle yok, cesur cesur şeyler anlatıyorsun falan. Şöyle senin yok, var mı? Dokunulmazlığı olanlar iktidar sınırlarını çizdiği alanlarda siyaset yapanlar bizler değiliz. Ama böyle hemen lütfen yani hafif hafif eleştirilerde bulunuyorsun. Hemen çok kolay böyle muhalefeti eleştiriyorsun. Sonra olmuyor bunlar yani. Ağır mı gidiyor biliyor musun? Ne ağır mı gidiyor biliyor musun? 22 yaşındaki çocuk, 22 yaşındaki çocuk AKP iktidar olduğu gün doğdu. 22 yılda neler yapılırdı biliyor musunuz? 22 yılda nesil, nesil, nesil yetiştirilirdi. Bilinçlendirme yapılırdı. Bir önceki bölümde Sayın Gökhan Günaydın bizim konuğumuzdu. Ben şunu biliyorum. Gökhan Günaydın galiba ben hapisteyken sizin yine yayınınıza gelip ne demişti yine bir CHP yöneticisi olarak? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 17 bin sandıkta yoktuk dedi. Bunu kim dedi? Gökhan Günaydın dedi. Kime dedi? CHP'ye dedi. Niye dedi? Şimdi hani 17 bin sandık kaç demek biliyor musun? Bence sonra 30 bin oldu falan ortaya çıktı da herkes bir 300'le çarpsın. Yani demek ki biz bugün Can Atalay'ın hapse girmediği bir ülkede yaşayabilirdik. Gökhan Günaydın'ı siz dışarıdan çağırmadığınız bir CHP yöneticisiydi ve CHP eleştirdi. Mesele bu kadar şey. Bizim bunlara karşı gerçekten artık ezber bozan bazı şeylerde bulunmamız gerekiyor. Şimdi Can Atalay Twitter'da bir numara TT. Kaç gün? İşte tam onu söylüyorum. Kaç saat? Gün? Kaç saat? Yarın ne olacak? Ertesi gün ne olacak? Ertesi gün ne olacak? Ya papaz hikayesi gibi dönüp dolaşıp tek başına kalacak insanlar. Onun için ezber bozulması gerekiyor. Benim aklımda bin tane demokratik eylem fikri var. Mutlaka olması gerekiyor biliyor musun? Özel bir şey bulmaya gerek yok. Türkiye'nin tarihinde ve dünya aydınlanma tarihinde örnek alınabilecek o kadar güzel demokratik eylemler var ki. Ama işte biraz bağırmak, biraz çağırmak, sosyal medyada iki tane tweet atmak yeterli olabiliyor. Biz gazeteciler olarak insanları alkışlayıp insanları sadece mutlu etmek için değil, aydın görevimiz de varsa ki onun için mücadele eden insanlarız, sarsmayı da bilmemiz gerekiyor. Nasıl biz sarsıp sarsıp sarsıp, hakkında kaç tane dava var Timur'un, kaç tane dava var benim, hiç önemli değil, bir daha gireriz hapse, o mesele değil. Ama biz bu bedelleri göze alıyorsak, buradaki birçok gazeteci işsizliğe, ülkeyi terk etmeye, sürgüne mahkum oluyorsa, Mehmet Ali Alabora diye bir adam bir tweet attı diye müebbetle yargılanıp bu topraklara giremiyorsa, kusura bakmayın, sarsılacaksınız. Sarsılacaksınız. Biz de bütün bu bedellerde bir kum tanesi kadar payı olan, çeken, bir kum tanesi kadar çeken insanlar olarak sarsmaya ve bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Yönetmenim kaç dakika var? Peki gidip dönebiliyor muyuz? Ona göre. Peki. Yani şimdi
Bitirmeden şeyi söyleyeyim, öyle devam et. Tabii hem son dakikayla açtık, yani böylesi büyük bir son dakikayla açınca masamızın ortağı dostumuz Murat Areli bugün yanımızda görmediniz. Sadece bu haftaya ilişkin bir izin istedi. O da çünkü kitap yazıyor, onunla ilgili çalışmaları var. Ama o da böyle bir fotoğrafın olacağını tabii bilmiyordu. Bu haftalık Murat Arel bizimle değil, haftaya masasında, koltuğunda, yerinde olacak arkadaşımız. Onu söyleyelim. Başlarken söyleyemedim Murat'ın olmayışının nedenini. Çünkü çok hızlı başlamıştık Timur. Ya vaktimiz varsa şunu da altını çizmek lazım. Özellikle diyoruz ya, yani hepimiz vatandaşız, anayasal haklarımız var. Bir hukuk yönünde eşitlik ilkesi var. Yani bu en temel unsurlar. Yani bu herhalde kuvvetler ayrılığının temellerinin atıldığı günden beri hedeflenen, ideal olan rejim taahhülü. Ya arkadaşlar, bakın, gerçekten ayrı sınıflar var artık. Yani Hindistan'da gibi kastlar var Türkiye'de. Bunu geçmişte vesayetten bahseden, geçmişte işte antidemokratik uygulamalardan hayıflanan, bununla ilgili söylemlerde bulunan siyasal İslamcılar inşa ettiler. Artık Türkiye'de vatandaşlar eşit değil. Böyle bir hak yok. Artık ben, yani siz zannediyor musunuz ki Anadolu'da en küçük kasabada, ilçede bile ayrıcalıklılar var. Yani yargı onlara dokunamaz. Polis onlara dokunamaz. Onlar yargılanamaz. Onların suç işleme özgürlüğü var. Bak, en küçük kasabada bile. Bir kısım yarattılar, bir sınıf yarattılar. Azınlık yarattılar, bir azınlık yarattılar. O azınlık bütün suçlardan, cezalardan muaf. Yani AKP'li olmak... Ülkenin yeni beyazları. Evet, bunlar yeni beyaz. Beyaz ötesi bunlar. Bakın, eskiden böyle bir şey yoktu. Kabine devletinde olur bu. Yani AKP ilçe başkanıysan, bakın AKP ilçe başkanıysan o ilçenin kralısın. Kaymakam ayağına gelir. Vali ayağına gelir. Mahkeme sana dava açamaz, soruşturma açamaz. Polis çalarken yakın. Bakın ben şunu gördüm ya. Şunu gördüm. Yozgat'ta adam uyuşturucunun etkisinde ilçe başkanı AKP'li, önünde hassas terazi, uyuşturucudan baygın halde görüntüleri çıktı. Ne oldu biliyor musunuz? Ertesi gün Yozgat Emniyet Müdürü yargılama olmamış, soruşturma olmamış çıktı, dedi ki kumpas bu. O görüntüyü sızdıranı tutukladılar. O adama dava bile açıldı. Bütün Türkiye, bakın Türkiye'de artık elitler var. Bu elitler Ankara'da, sarayda, en zirvede de var. Ve şu an meclisi işgal etmiş vaziyetteler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işgal etmiş vaziyetteler şu anda. Oraya darbe yapmış vaziyetteler. Yargıda yine tepede var. Yargıtay'da da varlar. İlçe ilçe varlar. İşte şimdi bu Can Atalay'ın, milletvekilinin düşürülmesini bütün vatandaşlar bu gözle baksın. O elitler gelir hakkınıza tecavüz eder. Hakkınızı alır. Anayasa önünde siz gidip diyemez, ya o da eşit, ben de eşit, benim yargı haklarım var falan diyemezsiniz. Artık mesele budur. Ya bugün, çok özür diliyorum, bir 30 saniyede söyleyeceğim. Yok yok. İsmail Saymaz'ın bugünkü haberlerinden birisi şuydu. Ya İçişleri Bakanlığı'na, evet, Menzil Tarikatı'ndan bir liste gitmiş. Evet. 10 kişilik liste. Ve 2 kişi emniyet müdürü olarak 2 ile atanmış. Bak, ben o illeri biliyorum. B harfiyle başlayan iki şehrin başındaki emniyet müdürü Menzil Tarikatı'ndan arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. B harfinden başlayan iki ilin emniyet müdürü Menzil Tarikatı'ndan. Ya şimdi bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Arkadaş, 17-25 Aralık oldu. 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Ülkenin İçişleri Bakanı Efkan Ala çıktı, dedi ki ya 81 il emniyet müdürü Fethullahçıymış meğersem ya, dedi. Ben bu filmi gördüm. Ortalık yıkılması gerekiyor. Ama doğru, yani muhalefet ne yapsın? Yani haberi okumamış olanlar için en azından söyleyelim. O menzilden giden listede bir taraftan şu söyleniyor. Aman ha, yani Soylu'nun adamı değil onlar. Bizim arkadaşlarımız. Evet, Menzil bizim adamlarımız. Yani dikkat edin, oraya dokunmayın. O tabii, uyarıyı da yapmış oluyorlar. Ne kadar yönetmenim? Şimdi buradan sonra artık dosyalarımıza, evet, geçeceğiz. Ama
anlatacağımız dosyalar da tam olarak bu hukuksuzluk, bu hukuksuz düzende Turgut Hoca'nın ifade ettiği orman kanunlarının geçerli olduğu, nasıl geçerli olduğu bir düzeni dosyalarımızla anlatmaya çalışacağız. Tabii bir taraftan da siyaset var. Şimdi sen önemli bir başlık hazırladın. Günlerdir bu konuşuluyor ve artık yerel seçime de çok az, sayılı günler kaldı artık. İzmir'de yaşananlar çok tartışıldı. Mesela ben şimdi buna ilişkin sana sorular sormaya nasıl açayım bu konuyu diyorum. Yani Türkiye'de seçilme hakkı mı kalmış ortadaki? Ne kalmış da seçimi, sandığı konuşalım. İktidarın keyfi uygulamalarıyla yeri gelecek bir belediye başkanı seçilecek. Canım onu istemedi diyecek. Kayyum atanacak. Kayyum atanacak. Ya da canı sonucu isteyecek. Tanımayacak canım. Sonucu tanımayacak. Canı istedi diyecek ki burada şu kadar terörist var. Sonra diyecek ki ben siyaseten bunu yaptım. Böyle bir düzenden söz ediyoruz. Sen de tam bugün buna ilişkin aldığın bilgileri anlatacaksın. Anlatacakların da önemli. Aslında İzmir'de ne yaşandı? Onun perde arkasını anlatacak Barış Pehlivan. Onu söyleyelim. Şimdi Timur, sadece bize şunu söyle. Başlarken dosyaya geçeceğim. Yani daha ne kadar dolandırılabilir? Kimler bunun içinde olabilir? Ya öyle bir dolandırıcı. O da düzeni anlatıyor çünkü. Öyle bir, biz de öyle bir dolandırıcılık anlatacağız ki şöyle. Ya bugünkü sistem, ya bugünkü dönem siyaseten bu dinin istismar edildiği, tek adam rejiminin inşa edildiği bu dönemin birebir dolandırıcılığa nasıl dönüştüğünü anlatacağız. Herkes AKP'li, herkes dini bütün ve hep herkes dolandırıcı. Yani böyle gerçekten bir sazan sarmalı anlatacağız ki o sazan sarmalında RTE plakalı araçlar mı istersin, imamlar mı istersin? Tamam, tam burada merak yeterli. RTE plakalı araçlarla nasıl dolandırıcılık yapılmış, içinde kimler kimler var anlatacağız. Bir reklam ardından buradayız. Vodafone Business'tan Türkiye'de bir ilk. Online'dan başvur, sim kartın tüm avantajlarıyla kapına gelsin. Fiziksel belge olmadan E-Devlet üzerinden hızlıca başvurunu onayla, sim kartın ayağına kadar gelsin. Üstelik her ay 10 GB hediye. Hemen başvur. Vodafone, Vodafone. Ne yapacağını bilirsen basit bu işler. Mesela şu Bitcoin'in de bir tarifi olsa keşke. Gelecek dediğin bu kadar kolay olmalı. Gelecek bu kadar kolay. Bu kolaylığı yaşayan 6 milyondan fazla Paribu kullanıcısı var. İhtiyaç duydukları her anda müşteri destek birimi yanlarında. Kolaylığın gücüne inanıyorsanız doğru yer Paribu. Paribu. Tişörtünden arabasına, çikolatasından hava yoluna. Logo yazılımla çalışanlar... Meysu Kola. Gönlün rahat iç. Yenilenen Activex antibakteriyel sıvı sabun, Smart Protect teknolojisiyle kötü bakterilerin %99.9'unu öldürür, iyi bakterileri korur. Doğal cilt mikrobiyomunu destekler. Migros'tan ucuzunu bulabilirsen. 31 Ocak 1 Şubat tarihlerinde 240 gram Namet Kangal Sucuk 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın iki katı money iadesi Migros'tan. Migros'tan ucuzunu bulabilirsen. Nazo'dan yepyeni üçü bir arada kahve keyfi. Var mı Nazo kahve gibisi? Of, kesin iki kere girdim. Necdet'cim, siz şirketin her ihtiyacını tek tek mi giriyorsunuz? Dijital sipariş platformuyla. Harika! Tedarik ve satın alma süreçlerinin çözümünde. Kutsar işinizin yanında. Nazo'dan yepyeni üçü bir arada kahve keyfi. Var mı Nazo kahve gibisi? Halk TV'ye hoş geldiniz. Ben Buket Güler. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Haber masasıyla karşınızdayız.
Masada ne var? Masada ekonomi var. Masada siyaset var, diplomasi var. Kulisler hareketli. Kimler neler söylüyor? Partilerde neler yaşanıyor? Buket Güler'le Haber Masası hafta içi her gün Halk TV'de. Sen ne dersin? Hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlarken gündemi konuşacağız. Şimdi Türkiye'nin bir numaralı tercihi Dardanel ton alan herkese bir kutuda Dardanel'den hediye. Meysu Kola, gönlün rahat iç. Şimdi Türkiye'nin bir numaralı tercihi Dardanel ton alan herkese bir kutuda Dardanel'den hediye. Nazo'dan yepyeni üçü bir arada kahve keyfi. Var mı Nazo kahve gibisi? Migros'tan ucuzunu bulabilirsen. 31 Ocak 1 Şubat tarihlerinde 240 gram Namet Kangal Sucuk 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın iki katı money iadesi Migros'tan. Migros'tan ucuzunu bulabilirsen. Nazo'dan yepyeni üçü bir arada kahve keyfi. Var mı Nazo kahve gibisi? Kışın en zorlu koşullarda Aygaz 100 Oktan. Kış şartlarına özel Aygaz 100 Oktan sayesinde aracınız soğuk havalarda otogaza daha kolay geçiş yapar. Zorlu kış koşullarında aracınızdan yüksek performans almanıza yardımcı olur. Kışa özel Aygaz 100 Oktan zorlu kış şartlarında yüksek performans sunar. Aygaz 100 Oktan'la kış soğuklarında da %100 performans. Havalı değil mi? %100. Renault teknolojisi yolda olan herkesi korur. Çünkü bizler yalnızca sürücü değiliz. Güvenliğiniz için Renault'dan Human First programı.
sahip olduğunu sev, sevdiğinle kendini keşfet. Anadolu ilhamıyla Vestel Aslı Filinta Retro serisi. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Din, siyaset ve 400 milyon liralık vurgun. İmamlıktan izne ayrılıp otomobil işine neden girdiler? Hangi ünlü caminin müezzini sazan sarmalında çıktı? Türkiye, dini bütün sazan sarmalını da gördü. Dolandırıcılık fırtınasında neler yaşandı? Birazdan kayda geçsin de. Ambulansın içindeki sır. Türkiye bunu da gördü. Can kurtarması gereken ambulansı hangi amaç için kullandılar? Barış Pehlivan'dan çok konuşulacak ambulans dosyası. Birazdan kayda geçsin de. Kayda geçsin, IŞİD dosyasını aralamaya devam ediyor. O militanların aldığı ceza en fazla kaç yıl? Kısa sürede cezaevinden nasıl çıkıyorlar? IŞİD'liler öncelikle tehdit olarak görünmüyorlar mı? Hepsi kayda geçsin de. Ekip arkadaşımız Serhat videoyu hazırlarken, teaserları hazırlarken Türkiye bunu da gördü demiş Barış Pehlivan'ın anlatacağı dosya için. Türkiye neler neler görmedi ki işte bugün anayasayı yırttı, çöpe attı. Kendi varlık sebebini yok sayan, kendisini aslında boğazlayan bir meclisi görmüş oldu. Öyle bir günde biz de Türkiye'nin her hafta yaptığımız gibi çürümenin, Türkiye'deki çürümenin boyutlarını anlatmaya devam edeceğiz. Ama öyle bir dolandırıcılık anlatacak ki şimdi Timur Soykan tam böyle söylenebilir. Böyle dolandırıcılık görmedi burada söyleyebiliriz. Dönemin çünkü ruhunu anlatan bir dolandırıcılık bu. İçinde yok yok. RTE plakalı araçlar mı dersiniz? İçerisinde imamlar mı dersiniz? Ve en çok dikkat çeken Ayasofya müezzini mi dersiniz? Büyük bir sazan sarmalını bize anlatacaksın. Nasıl olmuş o iş? Şimdi aslında bu olay şöyle başlıyor. Orada anlatsam daha kolay olur. Ekrana vole verirsek görüntüleri. Şimdi birinci volden başlarsak görüntülerden anlatayım istersen direkt. Çünkü şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten bir dolandırıcılık fırtınası yaşanıyor. Yani Türkiye ekonomisi berbat bir durumda. Resmen çökertildi iktidar eliyle. Ve bu dönemde herkesin kişisel verileri de ele geçirildiği için, kimlik verileri ele geçirildiği için Türkiye bir dolandırıcılık furyası yaşıyor. Aynı zamanda ekonomideki alt üst oluş dolandırıcılara yeni kapılar açıyor. Ve Türkiye gerçekten artık orman kanunu dedi ya Turgut Hoca, aynen bir orman kanunu içinde ne zaman neyini kaybedeceğiyle uğraşıyor. Şimdi bugünlerde... Şöyle yapalım o nedenle. Bütün dosyalar benzer bir şeyi anlatacak. Turgut Hoca bize başlığı verdi. Orman kanunları. İlk maddemizde Can Atalay'ın bir milletvekilinin, halkın seçtiği bir milletvekilinin vekilliğinin düşürüldüğüne tanıklık ettik. Orman kanunu bir. Orman kanunu 2'de de içerisinde siyasetin dinin olduğu bir vurgunu göreceğiz. Her an her şeyiniz hop cebinizden alınabilir. Aynen ve bunun ana çerçevesi de siyasal İslam. Yani AKP dönemi nedir? Anlatın denilse, gelecekte biri gelse ya da bir uzaylı gelse stüdyomuza bize AKP dönemini anlatınız dese ben bu olayı örnek olarak veririm. Gerçekten de veririm. Bakın şimdi burada gördüğünüz kişiler, şu ekranda gördüğünüz kişiler, şu araçların önünde duran kişiler
Ahmet Cengiz ve kuzeni Halil Cengiz. İkisi de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın memuru. Yani imamlar. Ahmet Cengiz de Bağcılar, İstanbul Bağcılar'da bir caminin imamı. Orada vaazlar veriyor, konuşuyor ve o sırada onun yanına Elibol Filosu diye bir şirketin sahibi, yani otomobil kiralama şirketinin sahibi diyor ki senin hitabet yeteneğin çok güçlü, gel seninle ortak iş yapalım. Ne iş yapalım? Ortak iş şu, otomobil satışı yapalım. Ahmet Cengiz'in de bu iş aklına yatıyor. İmam ya, yaparım ben bu işi diyor. Ama diyor benim bir kuzenim var Sinop'ta diyor. Diyanetten onun da tayinini çıkartalım diyor. İstanbul'a gelsin, biz onunla birlikte şirket kuralım diyor. Dikkat çekiyorum, imam. İki tane imam. Ve diyorlar ki ama ne yapacağız? Yöntem önemli. Elibol şirketinin filosu var. Yani otomobil filosu var değil mi? Ama kiralamak. Yani bireysel satış yapamaz. Kiralayabilir. Diyor ki ben Ahmet Cengiz sana araçları vereceğim iddiaya göre. Bunlar iddia hepsi. Altını çizerek söyleyeyim. Diyor ki sana bu araçları vereceğiz. Sen de bir şirket kuracaksın. O şirketle satış yapmaya başlayacağız. En temel güvencemiz ne arkadaşlar? En temel güvencemiz AKP'liyiz. İmamız ve dönem bizim dönemimiz. Hikayenin ana unsuru da bu. Ve siyasetten de bağlantılarımız var. Bunun üzerine Ahmet Cengiz ile Halil Cengiz, bu iki imam, bir şirket kuruyorlar. Ama kendi üstlerini kuramıyorlar. Memurlar şirketi kuramazlar. Bunun üzerine eşleri var. Hatice Cengiz. İkisinin eşinin adı da Hatice Cengiz. Onlara diyorlar ki sizin üstünüze şirketi kuracağız ve otomobil satışına başlayacağız. Ve şirketi gerçekten de kuruyorlar. CNGZ, yani soyadlarının sessiz harflerinden bir filo şirketi kuruyorlar. Bu filo şirketiyle satışlara başlıyorlar. İlk müşteriler kim? Diyanet personeli. İmamlara satıyorlar. Diyorlar ki imamlara biz size bu otomobilleri uygun fiyattan satacağız. İşte Sazan Sarmalı burada başlıyor. Sazan Sarmalı daha önce anlatmıştık. İzleyicimiz Candan Kardeşler olayında anlatmıştık. Tekrarlayalım. Şöyle araçları alıyorsun, bir süre teslim ediyorsun, uygun fiyattan satıyorsun. Ama bir süre sonra o sattığın kişilerin çevresinde komisyoncular oluşturuyorsun. Diyorsun ki bak sana sattığım aracı uygun fiyata, bana 10 tane müşteri getir, sana bir araba daha vereyim. 10 tane müşteri geliyor sana. Bir süre yeterli parayı toplayıncaya kadar bu araçları vermeye devam ediyorsun. Ama daha sonra yeterli kasanda para biriktirdiğinde araçları teslim etmiyorsun. Yüz milyonlarca lirayla kayıplara karışıyorsun. Cengiz kardeşler de, yani Cengiz kuzenler, ama bir bağlantı kurmak zorundalar. Burada çok ilginç bir durum var. Sinop'un Durağan ilçesi var arkadaşlar. Çok durağan bir yer. 17 bin nüfuslu. Küçücük bir ilçe. Bu küçücük ilçede aynı zamanda bu Cengiz kuzenlerin memleketi Sinop Durağan. Ve baktım gerçekten de AKP'ye %80, yani Erdoğan'a %80 oy çıkan, yani tam bir AKP kalesi diyebileceğimiz bir bölge. Ama gelecekler sonuçta bunlar ne yapıyorlar? Bir kendilerine merkez oluşturmak istiyorlar. Bu merkezi oluşturmak için de bir yer seçmeleri lazım. Memleketlerini seçiyorlar. Yani bakın imamlar önce Diyanet'e hedef aldılar. Diyanet personeline hedef aldılar. Onlara satış yapıyorlar. İkincisi de memleketlerine hedef alıyorlar. Ama memlekete gidecekler. Memlekette bir ortak bulmaları lazım. İşte orada da çok önemli bir aktör var. Halil İbrahim Aktan. O da çok muhafazakar ve AKP'li. AKP'nin Sultan Gazi İlçe Teşkilatı'nın yönetim kurulu üyesi. Ama aynı zamanda Durağan'da galerisi var. Şöyle çok ilginç bir hikayesi var onun da. Sultan Gazi Belediyesi'nde güvenlik görevlisiyken Allah bir yürüyor akulum diyor buna. Öyle bir yürüyor yani. Sultan Gazi Belediye Başkanı kendisini çok seviyor. Birdenbire adrese teslim ihaleler alıyor. Tekstil şirketleri kuruyor ve Durağan'da otogaleri açıyor. Ve bunlar hikayenin ilk başında diyorlar ki hadi Durağan'a gidiyoruz. Sinop Durağan'a gidiyoruz. Ama yanlarında çok önemli biri var. Şimdi ekranda göstereceğim. Bu Cengizlerle Halil İbrahim Aktan masasında oturuyor. O da Aktan Otomotiv. Onlar da CNGZ filo. Onları şu ekranda gördüğünüz Ayasofya müezzini Rıdvan Bey, yani sesiyle de çok ünlü. Sesiyle de Ayasofya'nın böyle YouTube'da da videoları var. Tanıştırıyor. Ve böylece Sazan Sarmalı'nda iki temel şirketi bir araya getiren kişi Ayasofya müezzini oluyor. Ve iddiaya göre bu kişiler şu an ifadelerinde Ayasofya müezzini Rıdvan'ın da, Rıdvan Bey'in de
nasıl bu işe dahil olduğunu, hatta bu işten menfaat elde ettiği yönünde ifadeler vermek üzerinde. Şimdi ne oldu durumumuz? Halktan ve CNGZ otomotiv. Ve durağında inanılmaz hareket günler başlıyor. Yani artık durağan değil, çok hareketli. Sosyal medyadan paylaşımlar yaparak dolandırıcılar, yani imamlar, o iki imam ve halktan, yani halktan otomotiv sıfır otomobilleri götürmeye başlıyor durağına. Şimdi burada çok önemli bir parantez açalım. Bu sıfır otomobillerin durağına gitmesi arkadaşlar çok garip bir durum. Neden çok garip? Çünkü o sırada da Türkiye'de Erdoğan naz var kardeşim, yani dine dayandırarak ben faizi yükseltmiyorum dediği için enflasyon fırlamış. Herkes otomobil alıp parasını korumaya çalışıyor. Ya yani parasını bir yere yatırmaya çalışıyor enflasyondan korumak için. Ve Türkiye'de sıfır araç sıkıntısı var. Türkiye'de kimse sıfır araç bulamazken birden bu şebeke, bu kişiler Durağan ilçesine 17 bin nüfuslu arkadaşlar. Durağan ilçesine bu araçları, sıfır araçları götürüyorlar ve sosyal medyada şöyle paylaşımlar yapıyorlar. İlçemizi bir otomotiv merkezi yapacağız. Türkiye'de sıfır otomobil bulunmazken biz tır tır sıfır otomobil getiriyoruz. Sadece durağını değil, işte Samsun, Sinop merkezi, işte Tokat, Kastamonu, oradan insanlar durağına akın ediyorlar. Çünkü sıfır otomobil bulunmuyor. Sıfır otomobil almak için durağına gidiyorlar. Bunların şirketine gidiyorlar. Ama şimdi Sazan Sarmalı'nın en önemli kuralı var. Sazan Sarmalı'nın en önemli kuralı şu: güven vermek. Önce güven vermeniz gerekiyor. Yani önce otomobilleri teslim etmeniz, orada saygınlığınızı arttırmanız ve insanları size para teslim edecek güveni sağlamanız gerekiyor. Şule'nin bizim teaser'ımıza eklettiği gibi para nerede, araba nerede, para nerede, araba nerede. Elinde sonunda hikaye oraya gelecek. Yani paranın o dolandırıcıda, o Yılmaz Erdoğan'ın organize işlerinde Yılmaz Erdoğan'da kalması lazım. Arabanın da onda kalması lazım. Bunun için güven vermeye başlıyorlar. CNGZ Otomotiv sahipleri Halil Cengiz ve Ahmet Cengiz'in ilk işlerinden bir tanesi kendilerinin de köyü olan Kaplangı'da caminin çevre düzenlemesini yapmak oluyor. Sosyal medyada paylaşılıyor. Herkes diyor vay vay ne güzel, işte iş adamlarımız geldi. İmamdılar, iş adamı oldular. Camimizi yenildiler. Yetmiyor. Durağan Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği güreş ağası şeyine katılıyorlar, etkinliğine katılıyorlar. Oranın güreş ağalığını alıyorlar, omuzlarda taşınıyorlar. Temsilcileri böyle güreş ağası olarak giydiriliyor, omuzlarda taşınıyor. Yetmiyor, Durağan Müftülüğü'nü alet ediyorlar arkadaşlar. İmamlar ya, Durağan Müftülüğü'ne gidiyorlar, diyorlar ki biz camideki Kur'an kurslarında okuyan bütün çocuklara dondurma vereceğiz. Dondurma veriyorlar, Durağan Müftülüğü bu dolandırıcıyı yapacak kişilerin böyle sayfa sayfa tanıtımlarını yapıyor sosyal medya hesaplarında. Diğer şeye böyle geçebilirsek ve böylece müftülüğü alet ettiler. Kur'an camiyi alet ettiler bu dolandırıcılığa. Cami de artık alet oldu. Ama yetmedi. Ahmet Kılıç Aslan Durağan Belediye Başkanı. Örtüler arka arkaya yükleniyor yani. Evet evet. Bu böylece itibar, güven kazanıyorlar. Belediye Başkanı'na gidiyorlar. Ahmet Kılıç Aslan, Ali İbrahim Aktan'la birlikte gidiyorlar. Ve oraya da diyorlar ki belediye başkanına çok lüks bir jip hediye ediyorlar. Orada da itibarla karşılanıyorlar ve belediye başkanı da onlara burada gördüğünüz gibi bizi ziyaret ettiler, çok değerli iş adamlarımız, teşekkür ederiz diyorlar ve burada dini terimleri de bol kullanıyorlar. Yetmiyor, Durağan Kaymakamlığı'na gidiyorlar. Durağan Kaymakamı da onunla buluşmalarını sosyal medya hesaplarında falan paylaşıyor ve jandarmaya drone hediye ediyorlar. Güven sağlayacaklar ya, jandarmaya da drone hediye edip yine Durağan Kaymakamlığı sayfasında da o var. Ama burada en önemli olan kısım, yani bu dolandırıcılıkta en önemli olan kısım, bu dönemin yansıtan, ruhunu yansıtan kısım da siyasi kimliklerini ve dini kimliklerini sürekli belli etmeleri. Bakın bu kişi Ali İbrahim Aktan, resimde gördüğünüz. Arabasının plakasına baktığınızda 34RT99. Kendi otomobillerini, lüks otomobiller alıyorlar ve bu lüks otomobilleri sürekli RT'ye plakalı alıyorlar. Yani gören herkes diyor ki bak Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk harfleri ve ne kadar iktidara bağlı, ne kadar işte bu konuda siyasi görüşleri net insanlar diye düşünüyor. Örneğin bir tanesini Halil Cengiz hocama diyerek, hocam deniyor bu arada imam olduğu için hala. Bakın CNGZ ve HKTN, yani Halktan Otomobil, ortaklar. Orada da baktığınızda yine RT plakalı otomobil hediye ediyor. Sokaklarda da sürekli bunu paylaşıyorlar. Yani lüks araçlarıyla, RT plakalarıyla sürekli kendi siyasi duruşlarını belli ediyorlar. Yetmiyor. Bakın burada örneğin dernekleri, Durağan'ın derneklerini de aynı şekilde misafir ediyorlar. Burası işte CNGZ şirketinin ofisi.
Erdoğan'ın resimleri. Siyasi ilişkilerini sergiliyorlar. Bağcılar AKP ilçe başkanı ile birlikte fotoğraflarını paylaşıyor Ali İbrahim Ak'tan. Bir şey soruyorum Timur. Bu RT plaka böyle olabiliyor mu bu kadar çok plaka? Yani işte bu şekilde alıyorlar. Bunun için para, ekstra para ödüyorsunuz. Burada siyah araç da var. O beyaz araç değil mi? Bir tanesi de beyaz araç. Aynı plaka. İşte farklı plakaları takıp onlarla devam edebiliyorlar. Evet, 59, 97, 99. Hmm. Evet, bilmiyorum ya, tam onu göremiyorum. Bunun böyle bir seride alabilmek için de çok büyük ya para tabii, ya tabii, para içeriden biri, ya bir şey. Aynen öyle. Spor kulüplerinin kısaltmasını almak için de para verirler. Çeşitli isimleriyle ilgili almak için de verirler. Bu işin ayrıca ödeme yapıyorlar. Ama Timur şu ana kadar anlattığında bir şekilde işlerini büyütmek için devlet mekanizmasını ve iktidar olanaklarını kullanan ticaretçi insanlar görüyorum. Ama Sezen Sarmalı kuruluyor bu sırada. Yani bütün bunları yapıyorlar. Bunun gibi ben size Türkiye'de yüzlerce örnek şey yapabilirim. Yani Türkiye'de şu an anlattık ya, Şule'nin de dediği gibi orman kanunu olan memlekette nasıl yürür işler? Siz AKP'liyseniz ihale alırsınız. AKP'li değilseniz alamazsınız zaten. İhaleye girmeniz bile yasak. Hı hı. Veya işte arkanızda böyle bir şovunuz varsa, sosyal medyanız bunlarla doluysa, sizin kapılar önünüzde açılır. Sizi kaymakam ağırlar, belediye başkanı kapıda karşılar. Hele bir de paranız varsa, yani para gösteriyorsanız, hediyeler alıyorsanız, artık Sezen Sarmalı için her şey hazırdır. Zaten Türkiye'de bu değil mi? Tam Barış'ın dedi. Bu şov tam ne için hazırlanmış? Bu şov otomobilleri insanlara verip kendilerine güvenecekleri parayı teslim alıp daha sonra bu insanları dolandırmak. Aslında otomobilleri satmamak için. Daha henüz dolandırıcılık hikayesine başlamadık. Şimdi başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Ama devam edersek, bu devam ettiğimizde şunu da göreceğiz. Diğer siyasilerle, yani Erdoğan'la fotoğraflar mı istersin? Öyle mi? Devlet Bahçeli'yle fotoğraflar mı istersin? Yani bunların bu sıradaki bütün amaçları siyasi gücü kullanıp güven verip insanlara, özellikle durağan merkezli olarak, bakın durağan merkezli görüyorsunuz, zaten kambersiz düğün olmaz, Süleyman Soylu'yu da görüyorsunuz. Devlet Bahçeli ile de bir şirketin sahibi, Grand Tour'un sahibi, bu olayda adı geçen o da var. Külçelerle altınlar, çanta dolu paralar ve bütün bunlar sergileniyor. Şimdi mesele şu arkadaşlar, bu sistem 2011-21'de başladı, 2021'de başladı. Dediler ki imamlar, biz bu otomobilleri, sıfır otomobilleri size veriyoruz. Ama bu sıfır otomobilleri size veriyoruz. Ama bunları size devrini hemen yapmıyoruz. Neden devrini hemen yapmıyoruz? Bir, işlemler var, sıra var, o yöntemler. İkincisi, o sırada Erdoğan'ın bu NAS politikaları sayesinde sıfır otomobilleri satışına bir kısıtlama getirildi. Hatırlıyor musunuz? 6000 kilometre şartı. 6 ay 6000 kilometre şartı getirildi. Bunlar da diyorlar ki şimdi bu fotoğraflarla güven verdiler ya, durağanların hepsi de AKP'li. %80'i AKP'li. Çevre illerdekiler de bu siyasi oluşumu görüp güvendi ya. Diyorlar ki bunların hepsine, siz bize parayı verin. Biz size 6 ay sonra 6000 kilometre aracınız gelince devrini yapacağız, satışını yapacağız. Herkes diyor ki ya bunların zaten siyasi bağlantıları var, güçleri de var. Güven de veriyorlar bana. Ben onlarla aynı şeydeyim, politik görüşteyim. Dindarlar da, ben de dindarım. İmamlar bize kazık atmazlar ve herkes paraları teslim ediyor. Paraları veriyorlar otomobilleri, daha sonra devralacaklar. Ama zaman geçiyor, 2023'ün ortalarına geliyor hikaye. 2023 ortaları mı geliyor? İnsanlar arıyorlar, ulaşamıyorlar. Diyorlar arabamız, yani devir, o araba kiralık, sizin değil. Elim ol filosunun bu araba diyorlar. Ve sizin değil araba diyorlar. Devrini yapmıyoruz diyorlar. İnsanlar da çaresiz kalıyor ya. Kimisi var, bakın şöyle örnek var. Kastamonu'da bir imam var. Kastamonu'daki imam başka bir imamın aracılığıyla iki imamdan araba alıyor. Arabayı üstüne devretmiyorlar. Diyorlar ki sana üst model çıktı bu sırada diyorlar. Sen o arabayı bize ver. Sana üst modelini verelim diyorlar. Bizim Kastamonu'nun imam arkadaşımız da o aldığı arabayı da teslim ediyor. Üst model için üstüne bir o kadar daha para veriyor. Ve o araba ve parası da gidiyor. Bütün parası gidiyor. İstanbul'da bir Diyanet'in imamı var. Halil Cengiz'le ve Ahmet Cengiz'le birlikte çalışmış. Oradan çalışmış. Kendisi ve baldızı, baldızına hiç araba bile gelmiyor. Kendisine önce araba veriyorlar. Sonra aynı şekilde ona da arabanı değiştirip üst model alıyorlar. Yine para da gidiyor, araba da gidiyor. Yani para nerede yok, araba nerede yok. Hiçbir şey kalmıyor. Ve bu süreç içerisinde onlar külçe altınlar alıyorlar. Bunlar onların WhatsApp hesaplarından bulunan fotoğraflar. Çantalar doğrusu paralar alıyorlar. Ama sistem tamamen çöküyor. Şimdi burada şöyle bir durum uyguluyorlar. Şunu uyguluyorlar. CNGZ
filosu, filo şirketi yani imamların şirketi Elibol filosundan sıfır otomobilleri alıyor. Şimdi kiralama şirketinde sıfır otomobil satışı yapılır mı? Yapılmaz. Ruhsatlar da Elibol'un üstünde kalıyor. Ve sen araba satın aldığını zannederken aslında kiralık arabalar sana veriliyor. Ve senin aslında hiçbir zaman araban olmuyor. Ve yaklaşık bu mağduriyette 200 ile 500 arasında kişinin olabileceği söyleniyor. Çünkü şikayetçi olmaya kalktığında insanlar da 2023'ten itibaren şikayetçi olursanız ödeminizi yapmayız. Arkamızda siyasi güç var. Bak bunlar zaten siyasi olarak görüşü şikayetçi olanın hakkını alamayacak şekilde korkutuyor. Kimisi de imam, devlet memuru şu bu ondan korkuyor. Ve bir şekilde haklarını arayamıyor insanlar. Şimdi başladığımız yere dönüp bir şey soracağım. Yani Elibol ilk kapıyı çalan değil mi? Beraber bu işi yapalım diye. Evet, Elibol'la başladığı iddia ediliyor. Ama aynı şekilde CNGZ filosu kuruldu ya. Ondan sonra Hak'tan. Anlattım ya, Halil İbrahim Hak'tan. Şurada bakın fotoğraflarda hep Halil İbrahim Hak'tan'ı görüyorsunuz. Şunu anlamaya çalışıyorum. Elibol bu dolandırıcılık işlemi için mi bu kapıyı çalıyor? Evet. Yani, ama neden bu imamlar peki? Çünkü onların ilişkileri çok güçlü. Onların siyasi bağlantıları güçlü. Halil İbrahim Aktan'ın da siyasi bağlantıları çok güçlü. Ve o siyasi gücü de kullanacaklar. Yani buradaki Sazan Sarmalı'daki Sazanlar bir anlamda dini bütünler oluyor. Ve Durağan gibi Sinop'ta bir yerden başlıyor. İstanbul. Bu imamların bunu kabul edebileceği... Den yola nasıl çıkılmış? Muhtemelen bağlantıları var ve bunu daha önceden konuşuyorlar. Yani bu planlı bir şey gittiği çok açık. Yani bu konuda savcılık soruşturması devam ediyor. Henüz dava açılmış değil ama Kasım ayında bakın 2023'te Ağustos'ta şikayetler başlıyor. Ve şu an... Peki bu kişiler görevdeyken mi buna başladı? Şöyle yapıyorlar. Hatta görevdeler. Bak düşün, Diyanet'te görevdeler. Sendikal faaliyet yürüteceğiz diye ücretsiz izne çıkıyorlar. Ve sendika da yok ortada. Ve ücretsiz izne çıkıp sendikal faaliyet yapacağız diye bu işi yapıyorlar. Yani... ve inanılmaz zenginleşiyorlar. Gerçekten çok zenginleşiyorlar. Çünkü oradan devasa bir para geliyor. Yani toplam 400 milyon TL'lik bir vurgundan bahsediyor. Kaç paralık? 400 milyon TL'lik bir vurgun olduğu iddia ediliyor. Şimdi Timur diyorsun ki şu külçe altını WhatsApp profil fotoğrafı mı yapmışlar? Hayır, profil fotoğrafı. Onları birbirlerine gönderiyorlar. Şunu al, bunu al. Bu imamlar muhtemelen yani sosyal medyada da bu ilişki ağını göstermek için bir şey ya da zenginliklerini gösteriyorlar. Diyanet de bu noktada demiyor mu? Ya bu imamların nereden gelir bu zenginliği? Bir inceleme, araştırma. Demiyor. Aksine Diyanet'te şöyle bir durum var. Diyanet'te mağdur olan çok sayıda insan var. Ya imamlar dolandırıldı. Böyle Diyanet'in avukatı var davada. Ya davada Diyanet'in bir avukatı var. Ya imamlar imamları dolandırdı. Ve o imamları dolandırırken Diyanet de artık onlar avukat filan tutma şey yapıyor. Yani dışarı yayılmasın çok fazla olay, rezalet çok fazla büyümesin diye. Yani burada şunu görüyoruz aslında. Çark işliyor, bir süre işliyor. Ama bir süre sonra belirli bir para birikince onun çekilmesi gerekiyor. Şimdi Elibol diyor ki, Engin Elibol tutuklandı bu olayla ilgili Kasım'da, 17 Kasım'da. Aynı zamanda Ahmet Cengiz, Halil Cengiz tutuklandı. İki tane şirketlerinde paravan şirket kurdurdukları elemanları tutuklandı. Ama Halil İbrahim Aktan, bakın şu fotoğraflardaki kişi, Durağanlı, aynı zamanda AKP'nin işte Sultan Gazi İlçe Teşkilatı'nda görevli. Ya inanır mısınız, sosyal medyada ya Cengizlerin yaptığı o işlerin hepsinde var. Birlikte aynı galeri açmışlar, birlikte bağışlar yapmışlar, belediye başkanı beraber gitmiş, kaymakamı beraber gitmiş, RTV plakaları sergilemiş filan. Bu çark patlamadan kısa süre önce diyor ki ben ayrılıyorum sizden. Olaylı bir şekilde ayrıldık biz diyor ama bazı iddialara göre perde arkasından işi çevirmeye devam ediyor onlarla birlikte. Ama örneğin şemada var kendisi. Yani polisin hazırladığı şema şurada gördüğünüz. O şemada kendisi var ama kendisi gözaltına alınmıyor. Ve diğer tutuklu şahıslar tutukluyken o dışarıda duruyor. Hatta bir iddiaya göre bu şeyde yani bu tezgahta pek çok kişi bu kişinin dışarıda olmasına anlam veremediği için şikayetçi de olamıyor. Arkalarında çok büyük siyasi güç var. Biz paramızı zaten alamayız, şikayetçi olamayız. Burada bir de çok kritik bir şey var. Komisyoncular var şurada. Şimdi bu kişiler bunu yaptı ya, bu tezgahı kurdular. O komisyoncular insanlara tek tek gidip ikna ediyorlar. 10 tane sazan getirene bir tane otomobil bedava. Komisyoncular da bu işi yapıyor. Komisyoncuyu dolandırmıyor ama veriyor. Yani. Tabii komisyoncuya veriyor o işin ahlakı. Yani tezgah beraber kuruluyor. Ve şey yapıyorlar. Örneğin o komisyonculardan bir tanesi Ertuğrul Şahban dedikleri bir kişi. Ya profilini bir inceliyorsunuz. Bakın şu karşısı şurada solda duran kişi. Gözlüklü kilolu olan arkadaş. Süleyman Soylu'nun yanında gördüğünüz. Ya
Sultan Gazi Belediye Başkanlığı'ndan, Güngör'ün Belediye Başkanlığı'ndan falan çıkmıyor. AKP ilçelerinde geziyor sürekli. Ne iş yaptığını bilmiyoruz. Ama sürekli paylaşımlarına baksanız bir siyasetçiden daha fazla siyasetçi. Siyaset dünyasının tam göbeğinde. AKP İstanbul İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı sürekli bir yerleri geziyor. O fotoğrafları göstererek bir avukatı da, Sena Gündağ'ı da ikna ediyor. Diyor ki bak diyor böyle böyle bir şey var, ağır var. Ağ var, filo aracı bunlar. Filo aracını bireysel satış yapması yazar. Ben aracı olursam, aracıların işi bu. Ben aracı olursam sana verecekler 0 kilometre aracı. Şu kadar da para diyor. Ve avukatı da dolandırıyorlar. Ve şimdi avukat da buna karşı bir hukuk mücadelesi veriyor. Diyor ki ya bunların bütün tezgahı bu. Ve savcılar suç duyurusunda bulunuyor. Ama şimdi soru şu. Peki o imamlar da suç duyurusunda bulunmuş mu dolandırılan? Evet, bazı. Ben örneğin iki tanesinin dosyası elimde dediğim gibi Kastamonulu imam. Yani çok kötü bir vurgun yemiş. Nasıl öğrenmişler bu işi ya? Neyi? Yani bu imamlar sonuçta dolandırıcı olan da imam da evet. Bu işi nasıl öğrenmişler bu dolandırıcılık yöntemini? Niye benim aklıma gelmedi diye sormuyorsun umarım. Ya yok hayır. Ama o kadar da şey değil bu sazın sarmalı. Hayır bütün... En yaygın vurgun yöntemi. Ama bütün hayatları... Düşün bağıracağından bile yaptı yani. Bütün, hayır tamam da bütün hayatları hani ahlak anlatmaktan, güzellik anlatmaktan, doğrudan yana olmaktan, sevaptan geçen insanlar. Bunu da eğitimini herhalde almışlardır. Çok enteresan değil ama şaşırma yetimi diri tutmaya çabalıyor. Ya burada bence yani çok en çarpıcı olan nokta biraz önce anlattık ya elitler var. Şimdi o elit, bunlar aslında o elitler bir yandan. Yani imamken o elitlerin arasına geçiyorsun, anladın mı? O elitlerin arasına geçtiğinde de her şeyin sana serbest olduğunu düşünüyorsun. Yargı bana işlemez, kural bana işlemez. Ben işte AKP bürolarında, belediyelerinde poz verirsem benim itibarım artar. Şimdi bu kast sistemi, anlatıyoruz ya, orman kanunu da böyledir. Yani sen bir sınıfa aitsen, ayrıcalıklı bir sınıfa aitsen senin her şeyi yapma hakkın vardır. Ya arkadaş... Durağan'ın dediğim gibi %80'i AKP'li. Şimdi ben Durağan'daki meslek, yani vatandaşlara sesleniyorum ya. Durağan'da AKP'ye oy veren sevgili vatandaşlarımıza sesleniyorum yani. Ne diyorsunuz ya? Şimdi Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Sizi ilgilendirmiyor değil mi? Veya işte anayasa tanınmıyor değil mi? Veya meclis. Meclisin de bir vasfı kalmadı. Tek adam kaldı. İki dudağın arasında. Yargı deseniz çöp değil mi? Bak ne yaşıyorlar biliyor musun? Bence Durağan'daki... Bakın çok büyük kısmı Durağanlı ve imam. Yani bu tezgahta dolandıranların çok büyük kısmı Diyanet İşleri personeli ve Durağanlı. Ve bu RT plakalarından, bu AKP ilçe başkanlıklarından, bu AKP'li belediyelerden gördüğümüz kadarıyla da bundan etkilenip bu işe girenlerin büyük çoğunluğu onlar. Yani kendi tayfalarını çarpmışlar yani. Şimdi hepsine sesleniyorum. Yargıya giderken korkuyorsunuz değil mi? Bak inanın pek çok insan... Ya bunlar güçlü. Bunların siyasi bağlantısı da var. Ben yargıya gidersem hakkımı alamayabilirim. Alamam. Ama bunları minnet edersem belki alırım diye düşünüp yargıya gitmeyen insanlar var. İşte siz de bunu yaşarsınız. Orman kanununda hiçbiriniz güvende değilsiniz. Ve şöyle faturalar var. Yani adam arabayı alacak. Ya diyor sen bana sattın bunu. Paramı da aldın. Adam diyor ki Elibol şirketine gideceksin. Elibol şirketi sana ödeyecek. Elbol şirketi ne diyor biliyor musun? 500 bin, 600 bin lira daha ver üstüne. Ben arabanın %60'ını parasını isteyip adamın kendi arabasını ona satmaya çalışıyor. Ve alanlar var biliyor musun? Yargıda kazanamam diye düşünerek. İşte işin özü ormanda yaşıyoruz arkadaşlar. Bir ormanda yaşıyoruz. Adaletin olmadığı, hukukun olmadığı yerde sadece tek adam rejiminin olduğu, siyasi elitlerin olduğu bir bölgede hiçbirinizin can güvenliği de yok, mal güvenliği de yok. Evet. Yönetmenim o tarafa geçmeyeyim çünkü orman kanunu dosyalarımıza devam ederek bir yer değişikliği. Timur seni böyle alalım. Barış biraz seni çalıştıralım. Bugün fazla oturdun. Evet, orman kanunu. Turgut hocamızın söylediği orman kanunundan devam ediyoruz. Bir ambulans durduruldu. Şimdi... Ne bu? Bakın güzel bir şey. Şimdi biz işte sosyal medyada, gazetelerde, haber sitelerinde düzenli olarak bazı haberleri rastlıyoruz tabii ki. Günde 100 haber gördüğümüz de oluyor. Mesela bakın size 5 tane haber sadece ben buraya çıkardım. Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde polisin özel ambulansla yaptığı aramada gümrük kaçağı 3200 ilaç ele geçirildi. Bu bir haber. İkinci haber.
İstanbul ve Adana'da ÖTV'den kaçmak için lüks araçları ambulansa çevrilmiş gibi gösterip yurda sokan şebeke çökertildi. Üçüncü haber. Gaziantep'teki özel bir hastaneye ait ambulansta 20 kilo esrar çıktı. Dördüncü haber. Bahçeli evlerdeki ambulans içerisinde 2 kilo uyuşturucu madde ve 2 silah ele geçirildi. Beşinci haber. Kırklareli'nde ambulansla 200 euro karşılığında göçmen kaçakçılığı yapıldığı öğrenildi. Bakın düşünebiliyor musunuz? Asli görevi can kurtarmak olan ambulanslar kirli işler için kullanılıyor. Şimdi biz böylesi haberleri, bu sadece biliyor musunuz son birkaç ayın haberleri. Biz böylesi haberleri görüyoruz ama toparlayınca aslında büyük bir kanalizasyonun farkına varıyorsunuz. Ben de bunun üzerine gittim. Nedir yani, niye biz ambulansları sürekli içinden başka bir şeyler çıkmasıyla birlikte tartışmaya başlıyoruz diye. Bu soruya yanıt ararken de özel ambulans şirketleriyle aslında karşılaşıyorsunuz. Ne mi demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bizi izleyen insanlar Allah korusun bir rahatsızlıkları olduklarında, hastaneye gitmek istediklerinde, bir acilik bir durum olduklarında ne yapıyorlar? 112'yi arıyorlar değil mi? Ve kamuya ait, devlete ait ambulanslar geliyor. İlgili hastaneye ilgili hastayı taşıyor. Ama ayrıca biliyoruz ki hepimiz özel ambulans şirketleri de var. Yani 112'yi aramayıp belki internetten bulduğunuz, belki zaten daha önce de bildiğiniz bir numarayı arıyorsunuz. Özel ambulans geliyor, daha hızlı geliyor, daha konforlu sağlık eğitimi aldığınızı düşünüyorsunuz vesaire vesaire. Şimdi bakın. Kaç tane böyle şirketten söz ediyor? Sadece İstanbul'u söyleyeyim mi size? Sadece İstanbul'da yaklaşık 110 özel ambulans şirketi var. 110. 110 tane şirket. Evet şirket, bakın sadece İstanbul'dan bahsediyorum. Sadece İstanbul'da ve bu şirketlere ait yaklaşık 600-650 ayrı özel ambulans var. İstanbul'dan bahsediyorum. Bu kadar yatırım yapılıyorsa çok kazançlı. Ne güzel soru değil mi? Hani ya bu ambulans işinde çok mu para var acaba? Yani çok mu para var ki böyle İstanbul'da bu 110 ambulans şirketi kuruluyor vesaire. Sorunun yanıtı ne biliyor musun Şule? Sorunun yanıtı şu. Aslında hem Türkiye'de hem İstanbul'da aslında bu işi hakkıyla yapan, yani gerçekten sağlık işi için ambulans işine giren şirket sayısı 5'i geçmiyor. Geriye kaldı 100 tane şirket sadece İstanbul'da. Ya sadece 5 tanesi bu işi yapıyor. 5 tanesinin asıl işi sağlık. Ben burada isim vermeyeceğim. Ama diğerleri niye var peki? Yani bunlar neden ambulans şirketi kuruyorlar? Neden kuruyorlar? Çünkü ambulans işinde biliyoruz ki kanunlar ambulansa geçiş önceliği verir. Ambulansın içi pek aranmaz. Ambulans bazı şeyleri örtmek için kullanılabilir. Yani siz hasta taşıyabilirsiniz. Gerçekten de hasta taşıyabilirsiniz ama o hastanın yatağının altında başka bir şey olabilir. Tam da bunun için can kurtarmak amaçlı kullanılması gereken ambulanslar aslında başka kirleri, başka illegaliteyi örtmek için kullanılıyor. Şimdi bakın, bizi izleyenler de test edebilir. Türkiye'nin en büyük satış sitelerinden birisi, internet sitesi, ismini vermeyeceğim ama neyi kastettiğimi anlayabilirler. Girsinler oraya, hani araba almak için bakıyoruz, ev almak için bakıyoruz vesaire ya. Girsinler, ambulans yazsınlar. En az 50-60 tane ambulansın satılık olduğunu görürler. İnternet sitesinden alabiliyor muyum yani? Tabii ambulans tabii. Mı satın alıyor? Tabii tabii. Ben alabilir miyim? Tabii sen mesela Timur ambulansı aldın. Ne yapacaksın ambulansı? O ambulansı kullanmak istiyorsun demek ki ambulans aldın. Ne yapıyorsun biliyor musun? Ambulansın var. Ambulans için bir ruhsat gerekiyor. Beni buluyorsun. Ben kimim? Bir özel ambulans şirketiyim. Diyorsun ki ey Barış, bak ben şu ambulansı satın aldım. Ama bu ambulansı kullanmak için ruhsata ihtiyacım var. Senin de şirketin var. Şöyle bir anlaşmayla biz böyle el sıkışıyoruz. Ne diyoruz biliyor musun? Ben senin aldığın o ambulansı kendi şirketime aitmiş gibi gösteriyorum. Kendi şirketimin ambulansı gibi gösterip başvuru yapıyorum Sağlık Bakanlığı'na, İl Sağlık Müdürlüğü'ne vesaire. Senin ambulansın için ruhsat alıyorum. Ben sana bu güzelliği yapıyorum da sen ne yapıyorsun? Tıpkı taksi plakası sistemi gibi. Sen de bana ayda belli bir para veriyorsun. Kira ödüyorsun yani. Evet.
Ben sana ruhsat kiralıyorum. Logomu aslında veriyorum. Ben sana aslında ruhsat kiralıyorum. Ve böylece seninle işim bitiyor. Seninle bütün işim sadece paralık vermek üzerine. Ambulansına da kendi özel şirketim var ya, ambulans şirketi. Onun logosunu koyuyorum. Böyle ambulansın artık giydirilmiş bir şekilde sen İstanbul'da ya da başka şehirde gezebiliyorsun. Ben senden para alıyorum. Ambulans şirketi işinde bu kadar şey olmasının nedeni bu. Peki sen niye ambulans alıyorsun Timur? Niye ambulans alıyorsun? İşte tam da dediğim gibi başka kirleri örtmek için. Mesela işte görüyorsunuz, uyuşturucu kaçırabiliyorsun. Görüyorsunuz, silah kaçırabiliyorsun. Ya öyle şeyler var ki, bakın öyle şeyler var ki, yurt dışına, Bulgaristan'a, Romanya'ya, Almanya'ya ambulans gidiyor. Boş bir şekilde gidiyor. Bazen de ambulansta bulunması gereken görevliler aslında işte bütün ruhsatları olması gerekiyor bilmem ne. İllegal insanlar yurt dışına kaçırılıyor ambulansların içinde. Ya da uyuşturucuyla dönüyorlar. Şimdi bazı ambulans şirketleri bu konularda çok sabıkalı. Mesela uyuşturucu ve ambulans kelimesi. Bir video var arkadaşlar, onu kullanabilir miyiz acaba, gösterebilir miyiz? Ne demek istediğimi anlayın diye. Daha 5-6 ay önceye ait bir video. Arkadaşlar gösterebilir miyiz o teaserlarda da kullandığınız videoyu? Mümkün mü? Gelecek Barış. Gelecek. Gelecek. Sen o gelirken şunu anlat bize. Yani bu iş bu mu? Ha mesela bakın bu. Daha 5-6 ay önceye ait bir görüntü. Görüyorsunuz. Ya ambulansın içinde narkotik polisi var ya. Narkotik polisi ambulansın içine girmiş köpekle birlikte, narkotik köpeğiyle birlikte. Bakın bakın. Birazdan tam da baskını yapılma amacında olduğu gibi içinden çanta çanta uyuşturucu çıkacak. Şimdi bakın çanta, bak nereye saklanmış. Tabi bu ihbar olacak da, bu bulunacak da, o sırada hasta olmayacak da içinde. Polis girecek de içeri vesaire vesaire. Bakın görüyor musunuz uyuşturucu? Tamam, cakta cakta, ama bu sürece kadar bu şirketler hiç denetlenmiyor mu? Yani ben şirketimi kurdum, herkese işte logomu bastım, verdim şeyi, bu mu? Çok güzel bir soru. Bu denetleme işi daha çok İl Sağlık Müdürlüğü'nde, müdürlüğü tarafından yapılıyor. Bu özel ambulans şirketleri ve özel ambulans şirketlerinin suça bulaşma olayının merkezi İstanbul. Onun için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne çok iş düşüyor. Peki ben mesela sektörün temsilcileriyle konuştum. Yani ambulans şirketi sahipleriyle konuştum. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü gerçekten bu görevi, bu denetlemeyi kolayca yapıyor mu? İyi yapıyor mu? Hakkıyla yapıyor mu? Açıkçası pek tatmin edici yanıtlar alamadım. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Diyelim ki bu şirket değil mi? Ben bu şirketin adını vermeyeceğim. Bu şirket bu ambulansa yakalandı mı? Yakalandı. Bu ambulans kimin biliyor musunuz? Demin söylediğim gibi Timur'un aslında. O ambulans... Ya, yanlış anlaşılır. Ya hayır, ne demek istediğimi anladın. Yani dışarıdan kişinin ambulans yani satın alıp o şirketten ruhsatlandıran kişinin. Ambulansa el konuluyor. Ambulansın işte sahibi, şoförü her neyse vesaire, o bir şekilde gözaltına alınıyor. Ama o şirkete pek bir şey yapılmıyor. Yapılan en fazla ne oluyor biliyor musun? Şirketin mesela faaliyetleri durduruluyor. O şirket gidiyor mahkemeye, yürütme durdurma kararı alıyor. Diyor ki benimle ne alakası var efendim diyor. Ben ne yapayım, nereden bileyim? Çünkü yönetmelikte açık var Şülay'ın. Yönetmelikte açık var. Bir şekilde içinde uyuşturucu olsa da, silah olsa da, insan kaçakçılığı yapılsa da ambulans aracılığıyla, o ambulans sadece o ambulans aracına el konuluyor. Asıl o ambulans aracına ruhsat veren şirket hakkında pek bir yaptırımda bulunulamıyor. Hatta ve hatta diyelim ki yaptırımda da bulunuldu. Yani bu uyuşturucu bulunan ambulansla o ambulansın üzerindeki logosu olan şirketle bir ilişki diyelim ki şey yapıldı. Yani bu iş merkezden yönetildiği mesela ortaya çıktı. Adamın şirketi kapatılıyor mu? Kapatılıyor. Diyelim ki şirketin adı TAS. Değil mi? TAS Ambulans. TAS Ambulans birden MAS Ambulans diye işine devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o insana siz
ambulans şirketi kurma yasağı getirmiyorsunuz. Adam tekrar başka bir ambulans şirketi aynı sistemi yürütüyor. Çünkü dönüp dolaşıp olay nereye gidiyor? Ciddi anlamda bir denetleme sorunu var. Ve burada benim konuştuğum sektör temsilcileri gerçekten şunu söylüyorlar. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bu işi hakkıyla yapmıyor. Kesinlikle yapmıyor. Peki yani dedim ki hani, iyi güzel hoş da hani nedir, ne yapmamız gerekiyor? Yani burada eksik ne? Bir kere şunu söylediler. 2006 yani kaç yıl olmuş? Neredeyse 20 yıla gelecek. 18 yıldır doğru dürüst yenilenmeyen, doğru dürüst bir şekilde güncellenmeyen bir yönetmelik var. Yani 18 yıldır aslında yaşanan bir yönetmelik. Bakın burada da şey bulunuyor, sahte ilaç. Sahte ilaçlar getiriliyor. Ya öyle öyle hikayeler var ki arkadaşlar. Afgan kaçakçılığı yapılıyor mesela ambulansla. Afgan, ya gerçekten Afgan kaçakçılığı yapıyor. Yani ambulansın içine dolduruyorlar Afganları. Çünkü polis de durdurmuyor. Bir şekilde insanlar yol veriyor, hatta o suça biliyorsunuz yani. O suça yol veriyor vesaire. Ve siz ambulansa bütün kirleri örtebilir hale geliyorsunuz. Şunu da görmüştük Barış Çok. Sadece tam buraya geçmeden bir şey söyleyelim ki biz yine yol vermeye gördüğümüz tüm ambulanslara devam edelim. O ayrı. Yok, biz burada notumuzu Tabii. düşünelim. Burada... Birkaç zaten tam da mesele şu. Benim zaten konuştuğum, bizim konuştuğumuz zaten sektör temsilcileri şunu söylüyor. Ya biz diyor insan canı taşıyoruz, insan taşıyoruz. Ya o gerçekten bu iş hakkını veren insanlarla konuştum. Ya biz insan taşıyoruz ama bu gibi insanlar yüzünden, bu gibi gerçekten bu sağlık meselesini bile ranta çeviren insanlar yüzünden hem bizim sektörümüz kirleniyor. Hem de insanların ambulans şirketlerine, ambulanslara olan güveni zedeleniyor. Tam da dediğin gibi yani şimdi şu benim gösterdiğim mesele bütün ambulans şirketlerini bağlar mı? Tabii ki bağlamaz. Ama açık olarak söylüyorum. Ya bu hem İçişleri Bakanlığı'nın hem Sağlık Bakanlığı'nın neşter atması gereken bir konu. Burada ciddi anlamda ambulansın trafikte, kanunlardaki önceliği kullanılarak içinde suç saklanıyor. İnsan kaçırılıyor, uyuşturucu kaçırılıyor, silah kaçırılıyor. Barış bir de şey yapıyorlardı yani bildiğimiz işte trafik çok acil bir yere yetişmesi gerekiyor iş insanının. Taksi. Ambulans çağırıyor. O yoldan geçiş önceliğini kullanarak adrese gidiyor. Hatta çeşitli gazeteciler bunu denemişlerdi ve ambulansa binip çok hızlı şekilde gitmişlerdi. Mesela ben şunu biliyorum. Çok ünlü bir televizyoncunun şirketinin önünde ambulans olduğu söylenir. Onunla yolunu açacak ama gerçekten Şule'nin maalesef dizi çok maalesef dizi şirketleri bile bazı dizi şirketleri bile ambulans kullanıyor teknik ekibini dizi setine yetiştirmek. Bazı dizi şirketleri ambulans kullanıyor. Ambulans kullanıyor şeylerini teknik ekibini setlere götürmek için. Ya bunları gerçekten sektördeki temsilcilerle konuş. Bana isim isim verdiler. Ben burada zan altında bırakmamak için söylemiyorum. Ama maalesef öyle yani. İşte dizi şirketinin merkezi diyelim ki Levent'te, Gayrettepe'de her neyse. Setler işte çok daha böyle uzak bir yerde. Ve o teknik ekibin hızlıca bir şekilde o dizi setine yetişmesi gerekiyor. Bunun için özel ambulans kullanılıyor biliyor musunuz? Şimdi böylesi çok kritik bir şey. Yani insanların canları burada. Mesele. Böylesi kritik bir şeyde bile bu sömürü çok acı bir şey. Özdemir Asaf'ın bir şiiri var ya yani her şey bütün hızıyla kirleniyordu. Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler diye. Tam da o mesele yani bu kadar temiz olması gereken bir sektör bile, bu kadar temiz olması gereken bir ambulans bile maalesef kirlilere alet ediliyor. Hem İçişleri Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı'nın bu olayı neşter atması gerekiyor. Zaten. Bu da bir orman kanunu aslında öyle değil mi? Yani düşünsene buna bile güvenemeyecek miyiz? Yani sonuçta ambulansa Şule'nin uyarısı çok haklı bir uyarıydı. Yani ne olursa olsun bu haberler gündeme gelse de bir öncelikli görevimiz o ambulansa yolu açmak yani. Bundan daha önemli hiçbir koşul yok. Ama ya bu denetlenmez mi ya? Buna da güvenilmez mi? Yani bu bile mi çürümüş yani? Ya çünkü işin özünde ne biliyor musunuz? Şimdi ambulans gerçekten çok özel bir uzmanlık alanı gerektiren bir şey. Ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde ambulans konusunda pek bir eğitimi olmayan insanlar karar verici koltukta oturuyor. Yine liyakat yok. Liyakat olmayınca otomatik olarak ambulansla ilgili aslında nelerin yapılması gerektiği, ne gibi düzeltmelerin yapılması gerektiği biraz sorunlu. Bir de orada tabii şey de algılıyorum sanki. Yani Sağlık Bakanı
Sayın Fahrettin Koca ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yönetiminin arası pek iyi değil gibi duyumlar alıyorum. O galiba çekişme biraz da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün hakkıyla bu işi yapamamasına da neden oluyor diye söyleniyor açıkçası. Şimdi bir reklama gideceğim ama Barış, sen geçen hafta yayınımıza dedik ki biz IŞİD dosyasını açıyoruz. Gazeteci Halil Gönültaş çok önemli bir iddianameyi haberleştirmişti. Detaylarıyla anlatmıştı Türkiye'deki IŞİD tehlikesini. Sen de o yayında kapatırken, yani her şeyi konuştuk ve kapatırken bir şey söylemiştin. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hatırlamaz mıyım? Ya dedim ki gerçekten, hatta dilim kurusun dedim. Allah yazdıysa bozsun dedim. Allah korusun dedim. Hale'nin anlattıkları, yani ki gazeteci arkadaşımız ne dedi? Hala IŞİD'in Türkiye'de bir yapılanması var ve örgütleniyorlar dedi. Ben de dedim ki ya arkadaş, bunu bir gazeteci biliyorsa bu ülkenin istihbaratı vesaire biliyor olması gerekiyor. Allah korusun, yarın öbür gün bir IŞİD terör saldırısıyla karşılaşırsak ne yapacağız biz? Yani sürekli uyarı. Yani bu sonra aradan 2-3 gün geçti. İstanbul'da kiliseye IŞİD saldırısı gerçekleşti. Yani ve şey çok acı bir şey. Yani haklı çıkmak istemiyorsun böyle şeylerde şöyle. Haklı çıkmak istemiyorsun. Yani yanılmak istiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Daha şey yani, çünkü sonuçta en nihayetinde burada bir vatandaş canını kaybetti. Yarın öbür gün daha da büyük olabilir. Çünkü yani IŞİD çok tehlikeli bir örgütlenme ve Türkiye'de gerçekten cirit attığı, halinin anlattığı haberlerde gözüküyor. Daha da kötü olabiliri biz anlatmıyoruz. Evet. İddianame anlatıyor, MIT'in raporları anlatıyor zaten. Nasıl anlatıyor onu da göreceğiz. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde nelerin yaşandığını, İzmir'de nelerin yaşandığını Tunsoyer'le de görüştüm. Hangi yanıtları aldın onu da soracağız. 7 dakikalık bir aramız var, hemen buradayız. Hayattaki bedeller öderiz biterler. Ödememişsiniz. Öderiz. Ödememişsiniz. MTV'yi 2'ye 3'e bölsenize. Rahat ödesenize. Şimdi ödedik abi. DJ! Gönder müziği. MTV ödemeni iş cepten yap. 3 taksit fırsatından yararlan. İşte benim maksimumum var. Nazo'dan yepyeni üçü bir arada kahve keyfi. Var mı Nazo kahve gibisi? Yıldızlar burada buluşuyor. Futbol heyecanı V-Smart Go'da yaşanıyor. Heung-min Son, Ronaldo ve Mane'yi dilediğin zaman, dilediğin yerden izle. Mega paket yıllık 418.80 yerine sadece 249 TL. Nazo'dan yepyeni üçü bir arada kahve keyfi. Var mı Nazo kahve gibisi? Migros'tan ucuzunu bulabilirsen. 31 Ocak 1 Şubat tarihlerinde 240 gram Namet Kangal Sucuk 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın iki katı money iadesi Migros'tan. Migros'tan ucuzunu bulabilirsen. Dört gün buraya AFAD gelmedi. Lan bize AFAD lazım. AFAD. Bugün 12. günü. Hala 3 kişi içeride. Bir
bir yılın sonunda gözümüzü köylerde nereye çevirsek manzara aynı. Soran yok, gelen yok, giden yok, kimse yok. Bizi buraya bırakıp kadrımıza terk etmişler. Bizler kendi evlerimizin dilencisi olduk. Muhabir Dilan Alp ve kameraman Agi Tokun hazırladığı ilk yılın fotoğrafı haber dizisi hafta boyunca Halk TV'de. Şimdi Türkiye'nin bir numaralı tercihi Dardanel ton alan herkese bir kutuda Dardanel'den hediye. Şimdi Türkiye'nin bir numaralı tercihi Dardanel ton alan herkese bir kutuda Dardanel'den hediye. Nazo'dan yepyeni üçü bir arada kahve keyfi. Var mı Nazo kahve gibisi? Migros'tan ucuzunu bulabilirsen. 31 Ocak 1 Şubat tarihlerinde 240 gram Namet Kangal Sucuk 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın iki katı money iadesi Migros'tan. Migros'tan ucuzunu bulabilirsen. Nazo'dan yepyeni üçü bir arada kahve keyfi. Var mı Nazo kahve gibisi? Tanıştıralım Ali Bey. Ali Bey'in içtiği kahve. Kahveyi döktüğü tişört. Tişörtü attığı çamaşır makinesi. Makinede çeken karate kıyafeti. Karate kıyafetiyle kırmaya çalıştığı tuğla. Çengli Usta'nın hediye ettiği çikolata. Hepsinin arkasında Türkiye'nin lider yerli iş yazılım şirketi Logo Yazılım var. Logo Yazılım'la çalışanlar... Anadolu Hayat emeklilikten bireysel emekliliği olan birini gördüğünüz an tanırsınız. Piyasaların dengesine değil, kendi dengesine odaklanır. Sizin de Anadolu Hayat emeklilikten bireysel emekliliğiniz olsun, %30 devlet katkısıyla içiniz rahat, geleceğiniz güvende olsun. Herkese iyi gelecek. Vodafone Business'tan Türkiye'de bir ilk. Online'dan başvur, sim kartın tüm avantajlarıyla kapına gelsin. Fiziksel belge olmadan E-Devlet üzerinden hızlıca başvurunu onayla, sim kartın ayağına kadar gelsin. Üstelik her ay 10 GB hediye. Hemen başvur. Vodafone, habercilik gücünü güvenden alır. Kayda geçsin, IŞİD dosyasını aralamaya devam ediyor. O militanların aldığı ceza en fazla kaç yıl? Kısa sürede cezaevinden nasıl çıkıyorlar? IŞİD'liler öncelikle tehdit olarak görülmüyorlar mı? Hepsi kayda geçsin de. İyi geceler, kayda geçsin devam ediyor.
Gerçekten bugün canımız sıkkın. Yani canımızın sıkkınlığı da muhtemelen ekrana yansıyor biliyoruz ama toparlayabilmek çok mümkün olmuyor. Bir taraftan da dosyalarla anlatmaya çalışıyoruz gündemi. Ama şu hukuksuzluğa karşı, şu bizi bu kadar yok saymaya karşı, halkın iradesini yok saymaya karşı elimizin kolumuzun böyle... Şöyle oturmak o kadar ağır geliyor ki ben mesela 4 yaşındaki gerçekten yeğenimin her yanına gittiğimde çok utanıyorum. Ama ben bir şeyler yapıyorum bu ülke için. Nasıl utanmıyorlar merak ediyorum. Çünkü bu çocuklar soracaklar. Mesela bu çocuklar soracak diye ben tımarhanede bu hafta videoları yapıyorum. Gerçekten çünkü bir hafıza kalsın Aynen. istiyorum. Yaşadıklarımız görünsün istiyorum. Hiç utanmıyorlar ya. Ya utanma duygunuzu nasıl bu kadar kolay kaybedebildiğinizi anlamak mümkün değil. Şöyle bir rezaletin içerisinde yayın yapmaya çalışıyoruz. Bir de yerel seçim geliyor. Barış Pehlivan. Evet. Kim hangi belediyeyi alacak tartışmaların içerisindeyiz. Sandığa gideceğiz. İstanbul önemli şehirlerden biri. Çünkü İstanbul aynı zamanda büyük bir ekonomik güç demek. İktidarın en korktuğu yerlerden biri de İstanbul'du. Bu nedenle de İstanbul konusunda muhalefetle de çok didişti. Özellikle İmamoğlu'yla çok didişmeye devam etti. Ama tartışmalı yerlerden biri de İzmir oldu. İzmir'inki bir türlü belirlenemedi. Mesela hala Kadıköy sanıyorum belirlenemedi. Çankaya'da belli olmadı. Belirlenemeyen yerler var. Bazı yerlerde de bir şey kavgaları, gürültüleri görüyoruz. Kale olan yerlerde daha çok sanıyorum kavga, gürültü oluyor. Bir de şöyle AKP'nin aldığı yerlerde bir kavga olsa ben daha iyi kazanırım. Hayır ben daha iyi mücadele ederim. Kavgasını da görmek istiyor insan. Şimdi gelelim İzmir'e. İzmir dün akşam çok tartışıldı. İzmir'in adayının... Sen söylersin Cemil Tugay. Tugay. Cemil Tugay. Evet bu isme ilişkin de çok tartışmalar vardı. Sonda soracağım şey bu burada sorarak başlayayım. Sonra detaylı gidelim bu karar nasıl alındı. Bu ismin Mehmet Cengiz'le Beşli Çete diye adlandırılan bu şirketlerle bir ilişkisi var mı? Bizzat şu an İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Cemil Tugay'ın tırnak içi ifadesini size okuyayım. Kendisi diyor ki hayatım boyunca Mehmet Cengiz'le, Cengiz İnşaat'la ve de Beşli Çete olarak tabir edilen diğer firmalarla ve sahipleriyle hiçbir ilişkim olmamıştır. Çok net söylüyor. Benim Beşli Çete'yle ya da Cengiz İnşaat'la bir ilişkim veya sahipleriyle bir ilişkim yoktur diyor. Ben bu sorunun yanıtını açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinden de aradım. Yani hani nedir bu Cengiz İnşaat meselesi? Ya şöyle bir şey var açıkçası. Eğer oradan başlarsam, Cengiz İnşaat meselesinden başlarsam en nihayetinde Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay daha o göreve gelmeden önce İzmir'deki bir arsa var. O arsanın işte o arsa işte 27 dönüm. O 27 dönümün 25 dönümü inşaatçıların, 2 dönümü belediyeye ait. Ama oraya bir binalar falan yapmak istiyorlar. O 2 dönümün kavgası aslında var. Yani belediyeye ait o 2 dönüm ne olacak? İnşaat şirketleri Cengiz İnşaat bize satın diyor belediyeden. Belediye direniyor, mahkeme vesaire filan. En nihayetinde Karşıyaka Belediyesi'ne Cemil Tugay geldikten sonra burayı parası karşılığında Cengiz İnşaat'a veriyor. 2 dönümünü veriyor. Böylece o 27 dönümlük yere yapı yapılıyor. Bütün tartışma buradan çıkıyor. Kağıt üstünde bu yasal mı? Yasal. Cemil Tugay Cengiz İnşaat'a o 2 dönümü belediye ait olan 2 dönümü satmayabilir miydi? Satmayabilirdi. Yani şunu da diyebilirdi örnek veriyorum. Bana sosyal konut yapın. O sosyal konutlar karşılığında ben de size bu %2'lik hisseyi vereyim. 2 dönümlük hisseyi vereyim diyebilirdi. Bunu demedi. Parası karşılığında belediyeye para alınması karşılığında bu hisseyi verdi. Neden bu tercihi yaptı? Ona sorduğumuzda diyor ki, şöyle bir cümlesi var. Göreve geldiğimizde diyor, yani ben Karşıyaka Belediye Başkanı olduğumdan itibaren ödememiz gereken çok ciddi borçlar vardı ve paramız yoktu. Bizim o paraya ihtiyacımız olduğu için biz bu bize düşen 2 dönümlük araziyi ilgili 25 dönümün yanına verdik diyorlar. Tartışma buradan, yani
Bu aslında o zamanki tercihle ilgili bir şey. Ama buradan yola çıkarak ben de açıkçası Cemil Tugay'ın Beşi Çete'nin adamı olarak anılmasını biraz insafsızca görüyorum. En azından sadece bu baz üzerinden yapılmasının bir de şöyle bir şey var. Şimdi Beşi Çete ile en fazla mücadele eden siyasi liderlerden birisi kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu'ydu, değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'na bu hisse devri sırasında zaten Cemil Tugay bilgi vermiş. Bakın böyle böyle bir durum var. Bilginiz olsun diye bilgilendirmiş. Yani Kemal Bey'in de bilgisi içinde bu olayın gerçekleştiğini bizzat Cemil Tugay anlatıyor. Buna bir böyle noktalı virgül koyalım. Ama İzmir meselesine gelince ben bu İzmir'de işte belediye başkan adayları çok tartışılınca hem aday gösterilmeyen ve küskün diye özetleyebileceğimiz insanlarla konuştum. Hem de CHP Genel Merkezi'nin nabzını tuttum. Yani onlar ne diyor bu eleştirilere diyerek. Hani en çarpıcı cümle açıkçası şöyle bana yankılandı. Ya CHP'de aslında yerel seçimlerden sonra yerel seçimlerin sonuçlarına göre bir tekrar hareketlilik bekleniyor şu aydın. Evet, ya o şu demek. Eğer olur da Cumhuriyet Halk Partisi istediği sonucu alamazsa yerel seçimlerde hem CHP'de hem de açıkçası Ankara'nın birçok yerinde tekrar bir olağanüstü kurultay ihtimali konuşuluyor. Yani işte CHP'nin bu yerel seçimlerde başarısız olduğu savı üzerinden böyle bir şey konuşuluyor. Şimdi işte CHP'de İzmir'de bu belediye başkan adaylığının belirlenmesi sürecinin bu olası kurultay ihtimalinden kaynaklandığı ya da ona ilişkin bir hamle olduğunu söyleyenler var. Bu ne demek? Bu şu demek. Sonuçta CHP'de eğer olur da tekrar olağanüstü kurultay tartışması olursa yerel seçimlerden sonra genel merkez birlikte yol yürüyebileceği, birlikte siyaset yapacağı insanları belediye başkan adaylığına gösterdi diye lanse ediliyor. En azından küskünlerin meseleye bakışları bu. Ama bunu mesela CHP Genel Merkezi'ne sorduğumuzda CHP Genel Merkezi de diyor ki ya diyor bu bir kere doğru bir tespit değil. Çünkü diyorlar bir kere o delegeler yani kurultay delegeleri kim tarafından seçildi? Yani kimin başkanlığı zamanında seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığı zamanında seçildi. Yani şu an tırnak içinde muhalefet cephesi olarak adlandırılan insan zamanında seçildi. Şimdi yeni bir belediye başkanı gidip o kurultay delegeleri üzerinde bir yaptırım ya da bir etki yapma ihtimali çok zayıf. CHP Genel Merkezi'nin en azından dediği şey bu. İkincisi diyorlar, Vahap Seçer'di, Zeydan Karalar'dı, işte Özlem Çerçioğlu'ydu, Muhittin Böcek'ti. Yani o büyükşehir belediyelerinin başkanları değişmedi. Onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'na hiç de uzak insanlar değil. Yani bir delege meselesi üzerinden eğer bunu okursak burada Kılıçdaroğlu'nun yararına bir delege çoğunluğu görebiliriz. En azından CHP Genel Merkezi'nin küskünlerin bu eleştirilerine yanıtı bu yönde. Ama o zaman şunu bir ekleyeyim mi? Tabii lütfen. Küskünler açısından ilk anlattığın şeyde yani yerel seçim sonrası olağanüstü bir kurultay ve o kurultayda da herkesin hani kendi gücünü konsolide etmeye çalıştığı bir şeyden söz ediyorlar. Evet. O zaman küskünlerin yerel seçimde kendi partileri için çalışması beklenir mi? Şimdi burada böyle bir handikap var. Zaten şöyle bir soru da hani hep ortaya çıkıyor. Ya Kılıçdaroğlu ekibi tavsiye mi ediliyor partiden? Ben buna evet doğru diyebilirim. Niye doğru diyebilirim biliyor musun? Şundan dolayı. Kemal Kılıçdaroğlu kendisi de kendisinin rakiplerini tavsiye etti bu partide. Bir de böyle de bir gerçeklik var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef böyle bir ne diyeyim bir geni de var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu hem Muharrem İnce'ye yakın ekibi hem de kendisine zaman zaman işte hatta Deniz Baykal'a yakın ekibi tasfiye etmişi var mı? Var. Şimdi burada da yeni CHP yönetimi anladığım kadarıyla birlikte çalışmak için uygun gördüğü insanları seçiyor. Ama önceki yanıtında da bir taraftan da hayır bunu yapmıyoruz dediği somut örnekleri de söyledi. Tabii ama böyle örnekler de var. Şimdi buradan başka bir yere geleceğim zaten. O arada çelişki gibi görünen birkaç nokta daha var. Şimdi burada şöyle de bir şey var. Şimdi hani bir eleştiri daha Cumhuriyet Halk Partisi'nde Aleviler tasfiye ediliyor. Bunu Battal Ilgez'de
bildiğim kadarıyla söyledi. Aleviler ve Kürtler tasfiye ediliyor vesaire denildi. Ya ben isim söyleyemem. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi de bunu açıkçası çok dillendirmek istemiyor. Çünkü çok hassas bir konu. Yani bir insanın inancı, mezhebi ya da etnisitesi üzerinden değerlendirme yapmak doğru değil. Ama ben isimlerin hepsini biliyorum. Çok ciddi Alevi adaylar var. Hem İstanbul ilçede var, hem bazı şehirlerde var. Hatta Sünni başkanın yerine Alevi adayın konulduğu yerlerde var. Biraz açıkçası orada bence de bir hani nasıl söyleyeyim, haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ancak bununla birlikte bu sürecin biraz nezaketsiz yürütüldüğü konusunda, biraz kırıp dökerek yürütüldüğü konusunda genel bir kanı hakim. Yani bu aday belirleme süreci, işte biliyorsunuz Yılmaz Büyükerşen Eskişehir örneğinde, Tunç Soyer'in şeyine, mektubunda, hani bu aday gösterilmeyince yazdığı o manifesto gibi mektubunda da bunun izlerini görmek lazım. Görmek mümkün. Zaten kendisi diyor yani hiç nazikçe bir şekilde bu benim adaylığım gönderilmedi. Yani bu daha iyi yönetilebilirdi demeye getiriyorlardı. Benim konuştuğum bazı Cumhuriyet Halk Partililer şunu da dile getirdi. Tunç Soyer'in aday gösterilmeyince yaptığı açıklamalara baktığınızda aslında Tunç Soyer'in olası bir CHP kurultayında tekrar liderler arasında isminin sayılması pek de garip karşılanmaz. Yani biz Tunç Soyer'i acaba yarın öbür gün bir kurultay olursa CHP genel başkanlığına aday bir isim olarak görebilir miyiz? Sordu mu bu soruyu? Ben Tunç Soyer'i aradım. Dedim ki yani Sayın Başkan, sizin hakkınızda böyle bir tez dile getiriliyor. Bunu bizzat CHP'liler söylüyor. Yani siz CHP'de liderliğe oynuyor musunuz? Tırnak içi ifadeler var. Onun için hassas bir konu olduğu için okumam gerekiyor. Bundan sonra ne yapacaksınız diye sordum önce. O dedi ki bunun cevabı için çok erken. Peki genel başkanlığa aday olacağınız iddiası üzerine ne söylüyorsunuz diye sordum Tunç Soyer'e. Bakın arkadaşlar, bu Halk TV özel bir açıklama. Tunç Soyer'in dediklerini aynen okuyorum. Dedi ki genel başkanlığa aday olup olmayacağı sorusuna, bunlar için erken. Biraz izlememiz ve soğukkanlılıkla bu süreci değerlendirmemiz lazım. Şu an bu konuda bir cevap vermem doğru olmaz. Gerçekten soğukkanlılıkla değerlendirebilmek istiyorum. Ben kişisel olarak kırgınım ve üzgünüm. Bunu bir tarafa koyuyorum. Ama İzmir için çok kaygılıyım. Baskın olan duygu şu bende: İzmir riske giriyor. O nedenle çok kaygılıyım. Bunu doğru anlayıp çözüm yolları ne olabilir, bunların üzerinde kafa yormam lazım. Benim izlenimim bu açıklamadan, benim izlenimim Tunç Soyer hayır efendim ne genel başkanlığı diye bir cümle kurmamakta imtina ediyor. Ama yerel seçimlerin sonuçlarına göre biz Tunç Soyer'in adının tekrar konuşulduğu bir süreci görürsek pek de şaşırmak gerekmez diye düşünüyorum. Ya en nihayetinde en üzücü olan noktalardan birisi ne biliyor musunuz? Yani yerel seçimlere çok çok az zaman kaldı. Değil mi? Yani iki ay falan gibi bir şey kaldı. Tabii iki ay kaldı. 60-61 gibi. Evet, evet. İki ay kaldı. Yerel seçimleri kurultay gölgesi aslında düştü Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Yani biz hala kurultayın ya da işte CHP'de liderlik değişiminin şeydeki etkisini görüyoruz. Yani seçmenin psikolojisinde de, yani o değişimci mi, değişimci değil mi, Kılıçdaroğlu'cu mu, Özgür Özelci mi, şucu mu, bucu mu vesaire tartışmasını çok fazlasıyla görür haldeyiz. Bu zaten umutsuzluğa sevk olmuş bir şekilde sandığa küskünlüğü çok tartışılan CHP seçmeni için farklı bir yarı kaçma ihtimali var. Yani çünkü siz yeni küskünler yaratırsanız, o yeni küskünler tam da senin sorduğun sorudaki gibi, acaba yerel seçimler için hakkıyla çalışır mı? Yerel seçimler için, kendi partisi için yeteri kadar çalışır mı? Bu bende açıkçası biraz soru işareti olarak kaldı. Şöyle bir şey yok mu ya? Yani gerçekten memleket dertleri yok mu? Memleket yanıyor ya. Evet, evet. Ya bakın, meclis askıya alınmış. Ya darbe oluyor. Yargı çürümüş. Hiçbirimizin güvencesi kalmamış. Hepimizin mutfağında yangın var. Evet. Çocuklar eğitim alamıyor. Eğitim sistemi çökmüş. Adalet sistemi çökmüş. Ya bu beceriksiz iktidar, Türkiye tarihinin en beceriksiz iktidarı
ekonomiyi çökertmiş yetmemiş, adaleti çökertmiş yetmemiş, cumhuriyetin temeline dinamit döşemiş, tarikatlara teslim etmiş ülkeyi. Ya yetmemiş, hiçbirimizin güvenliğini bırakmamış. Ya ülke elden gidiyor ya. Ya şimdi CHP'deki ben bu koltuk makam sevdasındaki arkadaşlara sesleniyorum. Her 30 Ağustos olduğunda, 29 Ekim olduğunda, 23 Nisan olduğunda ya bu atalarımızdan canlarını vererek bu ülkeyi anti-emperyalizme karşı kurmuş o insanları duyguyla anıyorsunuz değil mi? Ne fedakarlıkla canlarını verdiler ya. Kanları döküldü. Hayatlarını ortaya koydular değil mi? Bunun coşkusunu yaşıyoruz değil mi? Böyle bir vatan burası. Ya arkadaş sizin koltuğunuzdan değersiz mi bu ülkeye? Battal İlgez. Ya çıkıyor. Ya düne kadar neredeydin sen ya? Değil mi? Ya düne kadar sen neredeydin? Senin koltuğa aday gösteri. Yapıştın mı o koltuğa? O koltuk babanın malı mı senin? O koltuk bir altından yerden gidince. Sonra herhalde o koltukla doğduklarını düşünüyor. Evet. Battal Bey öyle düşünüyor galiba. Babasının malı zannediyor. Ya belediyeden istifa etmiyor. Geçmiyor. Partiden direkt istifa ediyor. Partiden istifa ediyor. Ve aday olacak bütün maksat o. Ya şimdi sen bu insanı, bak çok samimiyetle söylüyorum. Sen bu insanı memleket gibi derdi olduğunu düşünüyor musun? Hayır. Ben diyorum ki bak şöyle bir durum var. Karşımızda ya cumhuriyeti yok eden. Bakın cumhuriyeti yok. Sen söyledin işte biraz önce yani iki tane B ile başlayan kentin emniyet müdürü menzilci olmuş. Ya meclis gitmiş ya. Ya yargı gitmiş, eğitim gitmiş, sanat gitmiş. Ya bütün ülke kurumuş, çoraklaşmış. Bizimkilerin derdi ne? Yani parti, bizimkilerin dedim tırnak içinde söylüyorum, hiç partiden değil. Ama CHP'nin, muhalefetin derdi ne bazılarının? Koltuğunu kaybetmemek. Ya insan utanmaz mı ya? İnsan, ya Can Atalay'dan da utanmıyor musun? Tayfun Kahraman'dan utanmıyor musun ya? Çiğdem Mater'den utanmıyor musun? Selçuk Kozaç'tan utanmıyor musun ya? Doğru. Demiyor musun insanlar bedel ödüyor, cezaevinde yatıyor. Hrant Dink'ten utanmıyor musun ya? Can veren insan, Uğur Mumcu'dan. Ya bu ülkenin tarihindeki, bu ülkenin bağımsızlığı için anti-emperyalizm savaş vermiş insanlardan utanmıyor musun ya? Hepsinden değerli mi o koltuk? Ya bu ülkede ciddi bir Cumhuriyet devrimlerinin yok edildiği bir karşı devrim süreci yaşanıyor. Bunlar ne yapıyor? Ben küstüm. Ya inanır mısın Sarıyer'de, bakın Sarıyer'de pankarttan geçilmiyor biliyor musunuz? CHP belediye başkan adaylığı pankartından geçilmiyor. CHP ha. Ya CHP'nin yerel seçimdeki pankartından daha çok pankart var. 10 tane 15 tane aday var herhalde. Ya çok merak ediyorum. Araştıracağım ha. Seçimden sonra araştıracağım. O pankartları asanlar var ya, sürüyle pankart asanlar. Seçim döneminde ne kadar çalışacaklar CHP için? Küsecekler. Ben bu kadar şey yaptım. Beni aday göstermedi. Gidecekler. Ya kim bilir bakın. Bu halkın çok 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 büyük kesimi. Milyonlarca insan bu programı izliyor. Bizi izliyor. Dert veriyor. Bu ülkenin geleceği için endişeleniyoruz. İmza günlerinde sokakta bizim o insanlarla karşılaşıyoruz. O insanların tertemiz duyarlılıkları var. Tertemiz bir şekilde bu çocuklara bu ülkenin nasıl kalacağı konusunda uykusuz kalıyorlar. Ya bu ülkede pankart asan, afiş asan, bunun mücadelesini veren, ya bir gelecek şeyi de duymayan, ya memleketine borcu bulan insanlar var. Ya bir de koltuk sevdalıları var. O şimdi, koltuktan kalkmıyorlar da kalkmıyorlar arkadaş. Şimdi bu koltuk sevdasından daha önemli bir meseleye konuşalım boşver. Ya sinirleniyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Bazen böyle. Daha önemlisini konuşalım. Memleketin şu an çok büyük. Aslında sen de söyledin ya hiç kimsenin güvenliği kalmadı. Büyük bir güvenlik sorunu var. Herkesin de şapkasını önüne alıp yani siyasetçilerin siyaset üreteceklerse buradan bir siyaset üretmeleri gerekir. IŞİD nasıl burada yuvalanıyor? Türkiye'yi nasıl üs olarak kullanıyor? Geçtiğimiz hafta Hale Gönültaş çok çarpıcı örnekleriyle anlattı. Şimdi sana pası atacağım ama yani izleyenlerin bu dosyayı dinlerken şöyle şu örnekle başlayarak dinlemesi gerekiyor. En kanlı saldırılara imza atmış bir terör örgütü. Bu terör örgütünün mensupları elini kolunu sallayarak buraya sahte pasaportlarla geliyorlar Türkiye'ye. Türkiye'de onları bir başka terörist karşılıyor. Bu dört kişiyi İzmit'te bir evde barındırıyorlar. Bak yani karşılayan kişi terörist zaten burada yaşıyor. O dört ismi karşılıyor dört teröristi. Onlar da intihar bombacısı, canlı bomba. Yani eğitiliyorlar gelip burada. Ve gidiyorlar sonra Pakistan'da 45 kişiyi katlediyorlar. İzmit'ten giderek bunu yapıyorlar. Bunun gibi sayısız örnek var. Bunu biz anlatmayacağız. Bunu iddianame anlatıyor zaten. Türkiye'de bir IŞİD gerçeği var.
bu iş aslında daha çok üstüne gidilince, çözülünceye kadar da ekip arkadaşlarımızla da konuştuk. Daha fazla üzerine gideceğiz. Özellikle IŞİD meselesinin. Her an bir yerden çünkü bir bomba patlayacak mı korkusuyla yaşadığımız bir memleketti burası. Yargılamaları da konuşacağız. Bugün daha çok aslında onun üzerinde durmak gerekiyor. Bu kadar yargıyı konuşuyoruz. Can Atalay'ın milletvekilliğine düşürülmesini konuştuk. Bakın bu eli kanlı terör örgütünün mensupları gelip burada ne kadar cezaevinde kalıp çıkıyorlar? Ya şöyle, yani Hale Günültaş, yani o iddianameden yani o kadar çarpıcı haberler vermiş ki unutuluyorsunuz. Evet. Yani Reyna katliamını yapan kişiyle aynı ekipten zehir uzmanı Türkiye'de mi sorusu ortaya çıkmıştı. Ya dediğin gibi yani burada bir üs oluşturdukları Afganistan'a, yani Horasan isimli IŞİD'in en kanlı yapılanmasının, en kanlı kolunun burada eğitim verdiği, burada kimliklerini toprağa gömüp Afganistan'a sahte kimliklerle gittikleri, sonra tekrar geri toprak altından kimlikleri çıkartıp hayatlarına devam etmeyi planladıklarını ortaya koymuştu. Ya işte o yine aynı dosyada şeyden de bahsetmiş, bugün Dinçer de yazmış. Ya seyyar süs satan kişi IŞİD kuryesi. İddianamede yine yazıyor. Ve iddianamede deniyor ki yani ya bunlar en kanlı grup, en şey grup, saldırgan grup ve bunlar İstanbul'u, Türkiye'yi bir üs olarak kullanıyorlar. Ya bakın, gerçekten yüzleşmediğimiz bir gerçek. O programda Barış dedi ki, Barış Pehlivan, ya dedi biraz önce de söylediğin gibi ya bu bir şey olabilir. Yani şu olabilir bu. Ya haftası dolmadan ya birkaç gün sonra Sarıyer'de bir kiliseyi bastılar. Ya bakın, Sarıyer'de gündüz vakti, pazar günü, maskeli, kar maskeli, baştan aşağı siyah giyimli, bellerinde silah olan kişiler girdiler ve aslında koruma olması gereken kilisede ateş açtılar. Silahları tutukluk yapmasa bir katliamı konuşuyor olacaktık bugün. Bir kişiyi de öldürdüler, katlettiler bir kişi. Bir vatandaşımızı katlettiler. Ve en şeyi ülkedeki barış iklimine, ülkemizdeki yani bizim ya çok değerli unsurumuz olan insanlarımıza bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Şimdi bu saldırıyla ilgili pek çok soru işareti var kafada. Önce yani onları da biraz altını çizmek lazım. Polonya plakalı bir araçla geldikleri söyleniyor. O aracın bir yıldır Türkiye'ye getirildi, bir yıldır hiç kullanılmadığı söyleniyor. Ve kilisede Polonya konsolosu var. Yani böyle çok ilginçli istihbarat faaliyeti olan, çok planlanmış bir olayla karşı karşıya geldiğimiz. Ve yine Başakşehir'de yakalanıyorlar. Şimdi tabii olay ayrıca analiz edecek. Olayın detayları ortaya çıkacak. Zanlılar elde. Ya arkadaşlar 51 kişi yakalanıyor olaydan hemen sonra. Yani o hücre, o iki kişi, o kiliseye giden, bir kişiyi katleden, ateş açan ve oradan kaçmayı başaran o iki kişiyi yakaladığınız anda onunla bağlantılı 51 tane unsuru yakalıyorsunuz. Bir kısmını sinir dışı ediyorsunuz, yarısını mahkemeye sevk ediyorsunuz. Şimdi böyle yani kalabalığı düşünebiliyor musunuz? Yani örgütün kalabalığını buradan görüyorsunuz. Şimdi Halil'in de anlattığı gibi aslında çok net bir durum var ortada. Şu yaşandı. Bakın. Dediğim gibi dünyanın en barbar örgütü ve dünyanın en sinsi örgütüdür IŞİD. Musul'da bir günde Musul'u ele geçirdiler. Musul'da savaşarak ele geçirmediler. Bu Musul, İran'ın en büyük kentlerinden birini bir gün yer altından çıktılar ve bütün güvenlik güçleri dağıldı ve Musul'u bir günde ele geçirdiler. Ve Irak ve Suriye'de çok geniş bir alanı ele geçirdiler. Ve orada dehşeti yaşattılar, barbarlığı yaşattılar. Tarihin, dünya tarihinin en büyük barbarlıklarından birini yaşattılar. Binlerce kişi öldü. Askerlerimizi yaktılar, düşünün. Ve o insanlık suçunu işleyen bu barbar örgüt için sadece Avrupa'dan gelen kişi sayısını tahmin edebilir misiniz? 41 bin kişi. Ona katılmak için. 41 bin kişi, evet. IŞİD'in İslam devleti olduğuna inanarak gelen kişi sayısı Avrupa'dan sadece. Türkiye'den toplam 9 bin kişinin gittiği tahmin ediliyor. Yani IŞİD'in orada hakim olduğu o bölgeye Türkiye'den 9 bin kişinin uluslararası raporlara göre gittiği tahmin ediliyor. Avrupa'dan 41 bin kişi, Türkiye'den 9 bin kişi. Ve çoğunlukta, büyük çoğunlukta Türkiye sınırından geçip gitti. Yani Türkiye çok bariz bir şekilde o dönem bu cihatçıların, bu IŞİD'çilerin Türkiye sınırından geçmesini seyretti. Çünkü Amerika ile birlikte bir Suriye iç savaşında taraf olma hali vardı. Ve buna göz yumdu. Zaten Suriye kendi sınırını korumuyordu. Yani onlarca yıldır böyle. Türkiye kuruyordu o sınırı ve korumadı o sınırı. Bıraktı gittiler. Ve sonra ne oldu? O bölgede
Büyük bombardımanlar, büyük operasyonlar. Yani yılda yaklaşık 50 bin kişi öldü. Yılda yaklaşık 50 bin kişi öldü. Asya'dan gelenleri saymadım. Bakın bu sayılar içerisinde Asya'dan, Uzak Asya'dan, Orta Asya'dan gelenler yok. Ve oradaki bu örgüt bir süre sonra o bombardımanlarla, o operasyonlarla dağıtıldı. Yani ve çok az bir sayıda nüfusu kaldı. Peki o insanlar ne oldu? Şimdi orada hepsi ölmedi. Veya hepsi tutuklanmadı, yakalanmadı. Oradan bir akın yaşandı. Şimdi o IŞİD'liler için Türkiye bir davete dönüştü. Tam da senin sorduğun sorudan dolayı. Neden bir davete dönüştü? Çünkü bu insanların işledikleri suçlar insanlık suçuydu. Bakın kafa kesmeler, bunun videoları bütün dünyaya yayınlamalar, insanları yakarak öldürmeler, insanları çatıdan atarak öldürmeler, dünya miraslarını yok etmeler. Yani aklınıza gelebilecek her türlü barbarlık. Ya Ezidileri katlettiler arkadaşlar. Evet. Ezidilerin üstünüler. Çocukları alıp köle pazarlarında sattılar. Çocukları. Kadınları öldürdüler, tecavüz ettiler kadınları ve bunu hakları olduğunu ilan ederek yaptılar. Yani inanılmaz katliamları imza attılar. Şimdi bu insanların buharlaşıp gitmedi değil mi? Bu insanlar yeni bir, bu IŞİD yenildikten sonra, IŞİD büyük ölçüde yenildikten sonra gidecek bir yer arayışına girdiler. Türkiye bir davete dönüştü. Neden bir davete dönüştü biliyor musunuz? Türkiye bu insanları, bu insanların büyük, önemli bir kısmı, çok sayıda IŞİD'li terörist Türkiye'ye geldi. Ve Türkiye bunları Suriye'de, Irak'ta işledikleri suçlardan dolayı yargılamadı. Bunlara dedi ki, ben sizi Suriye'deki, Irak'taki suçlarınızdan yargılamayacağım. Türkiye'de sizi örgüt üyeliğinden yargılayacağım. Türkiye'de örgüt üyeliğinden yargılamak ne demek? 7 yıl ceza demek. En fazla. En fazla 7 yıl. Üst sınır. Ki infaz düzenlemeleri, indirimler, şunlar bunlar dediğinizde 2-3 yılda dışarıdasınız. Bir 2-3 yıl sonra dışarı çıkmak ne demek biliyor musunuz? Bu suçlara karışmış, IŞİD'e katılmış ve bütün dünyada bu anlamda riskli olacak bu kişiler için yeni bir hayat kurmanın adresi Türkiye demek. Bunların büyük kısmı da Türkiye'ye geldi. Ya arkadaşlar neler gördük biliyor musunuz? Bağdadi'nin akrabaları Kayseri'de yakalandı. Bağdadi'nin, yani IŞİD'i kuran, kendisini IŞİD'in halifesi diyen o kişinin akrabaları, eşi hatta, Türkiye'de yakalandı. Askerlerimizi daha önceki programda da söyledik. Katleden, yakan adam Gaziantep'te kuşçuluk yaparken, esnaflık yaparken yakalandı. Onu medya propagandasını yapan, yani askerlerimizin yakılmasının görüntülerini servis eden adam Ankara'da yakalandı ve serbest bırakıldı. Kafa kesen adam cep telefonunda kafa kesmiş, elinde kafa olan fotoğrafıyla yakalandı. Örgüt üyeliğinden yargılandı. Oradaki suçtan yargılanmadı. İnsanları oturmuş, diz çöktürmüş, tararken görüntüleri olan ve cep telefonundan çıkan adam Türkiye, IŞİD'in sniperları Türkiye'de yakalandı. Keskin nişancıları. IŞİD'in bombacıları, bomba üretimini yapan, bomba eğitimini veren adamlar İzmir'de yakalandı. Şimdi bir de bunun finans ayağı vardı. Türkiye'den IŞİD'e giden paranın ayağı vardı. O kadar büyük ayaklar vardı. Ve bütün bunların sonucunda sen bu adamlara dedin ki, ve bu adamlar ne yaptı biliyor musunuz? Türkiye'yi kan gölüne çevirdi. Suruç'ta 33 genci katlettiler. Ankara Garı'ndaki mitingde 100 insanımızı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamını yaptılar. HDP'nin Diyarbakır mitingine bombalı saldırı düzenlediler. Nevşehir'de asker ve polisi şehit ettiler. İstanbul'da Sultanahmet'te İstiklal Caddesi'ne saldırılar organize ettiler. Yani Türkiye'de çok kan döktüler. Çok kan döktüler. Ama bunların Suriye ve Irak'taki suçları yargılama konusu olmayınca bunlar şunu gördü. Zaten Türkiye açık sınır, açık kapı politikası izlediği zaman Türkiye zaten dingonun ağrı. Bir de Türkiye'de yakalansan bile 7 yıl yatacaksın, 3 yıl sonra zaten çıkacaksın. 7 yıl ceza alacaksın, 3 yıl sonra zaten çıkacaksın. Bir yandan da şu var, yakalanmıyorsun. Hatırlıyor musunuz? Bu programda birini anlatmıştık. Bir IŞİD'linin, IŞİD kadısının ballı hayatı diye. Adam Tunuslu, Türkiye'ye geliyor, Tunuslu, Suriye'ye gidiyor, IŞİD'in kadılığını yapıyor. Türkiye'ye girerken sadece sınırda gidiyor, diyor ki göç idaresine, ben Suriyeliyim. Arapça biliyor, Suriyeliyim diyor. Adım da bu diyor, adama kimlik veriyorlar. Abi. Beyan esaslı. Beyan esas, kimlik veriyorlar. Adam Malatya'da ticaret yapıyordu ya. Malatya'da bal satışı yapıyordu, bal satışı yapıyordu. IŞİD kadısı. Şimdi böyle de bir denetimsizlik olduğunu bildikleri için hepsi Türkiye'ye çullandı. Bunun yanı sıra Halil Gönültaş'ın da iddianameden anlattığı şekliyle
Şimdi bu bir insan kaynağı demek. Horasan örgütü var. Türkiye'de örgütlenebiliyor. Türkiye'de denetimsizlik var. Türkiye şu politikayı izledi. Bir istihbarat politikası izledi. Dedi ki ben bunlara sık sık operasyonlar yapayım. Alayım bırakayım, alayım bırakayım. Bunlar gözümün üstünde olduğunu anlasınlar. Etkisiz hale getireyim. Yani çok saldırı düzenleyemesinler. Bakın Sarıyer'deki saldırı çok önemli arkadaşlar. Sarıyer'deki saldırı çok önemli bir saldırı. Çünkü bu 2017'den sonra IŞİD'in Türkiye'de yaptığı ilk saldırı. 2017'den beri yani yaklaşık 6 yıldır IŞİD Türkiye'de saldırı düzenlemiyordu. Uyan hücreydi yani. Uyan hücreydi. Bu saldırının işareti nedir biliyor musunuz? Artık uyandık işaretidir bu. Artık uyandık. Yani artık şunu göze aldık demektir bu. Senin bana yapacağın operasyonu göze alacak kadar güçlendim demektir bu. Bu yalnız kurt eylemi de değildir. Bu eylemlerin çoğunda bu işin üstlendiğinde de gördüğünüz görsel silahlı, kar maskeli bunun hazırlıklı olduğunu, plan dahilinde hedef seçildiğini ortaya koymaktadır ki zaten istihbarat var. MIT'in raporu var, Balat'ta istihbaratı var. Balat'ta bir kiliseyle sinagoga saldırı düşünüyorlar. Bununla ilgili hazırlık yaparken operasyon yani IŞİD uyandı arkadaşlar. IŞİD uyandı. Bu Sarıyer'le birlikte gördüğümüz uyanan bu IŞİD. Efendim şu. İsmail Hakkı Pekin'in de şöyle bir uyarısı var onu da söyleyelim. Evet. Türkiye'de IŞİD'liler toparlandı. Benzer saldırılar seçime kadar devam edecek. Kesinlikle olabilir. Kesinlikle olabilir. Çünkü şöyle bu örgütlenmeler bakın. Yine Hale Gönültaş'ın daha önceki haberlerinden gördük. Yani bu örgüt Başakşehir'de ciddi örgüt. Bakın Reyne saldırganı da orada yakalandı. Bakın bütün operasyonlara bakın İstanbul'daki operasyon Başakşehir'de bir yuvalanma var. Çok ciddi bir yuvalanma var. Bölgeleri bile biliniyor. Bu saldırganlar da Başakşehir'e kaçıyor ve Başakşehir'de bir operasyonla yakalıyor. Şeyi hatırlıyorsun değil mi? Özgür Karabat aylar önce bizim yayınımızda demişti ki Başakşehir'de cihatçı savaşçılar var. 3 ay, 5 ay gidiyorlar sonra geliyorlar. Kesinlikle savaşıp geri geliyorlar. Bir de şu var şöyle. Ya bakın Bağdadi'nin 2014'te bir videosu yayınlandı. 5 yıl sonra bir videosu yayınlandı öldürülmeden önce. Orada önünde 10 tane dosya vardı. Bir dosya Türkiye vilayetiydi. Yani Türkiye vilayet olarak görüyorlar Türkiye'yi. Ve Türkiye'nin valisi var onlar adına. Tırnak içinde söylüyorum valisi var. Ve Türkiye'deki örgütlenmeye önem veriyorlar. Ya bu konuyla ilgili bakın çok rapor, çok ifade okuduk. O ifadelerde nasıl Türkiye'ye gelip silah gömdükleri, hatta Adana'da yaylalarda silah gömecek alanları aradıkları, nasıl tekrar gidip o silahları alıp eylem yapıp geri döndükleri, bombaları nasıl temin ettikleri, Hale Gönültaş'ın iddianamesinde anlatıldığı gibi konsoloslukları nasıl hedef alacakları. Çok ciddi bir hareketlenme var. Bakın İsveç konsolosluğuna saldırmayı planlamışlar. Balat'ta saldırı planlamışlar. Bunlar son dönemde ortaya çıkanlar ve Sarıyer'de yaptılar. Yaptılar yani. Eylemi yapabildiler. Şu an bunlar uyandıklarını ilan ediyorlar. Şöyle bir gerçek var. Bakın bu da çok önemli. Altı çizilmesi gereken bir nokta. Ceza ilk savaş bittikten sonra Türkiye'ye girip Türkiye'de yakalananların cezaevinden çıkma vakti geldi arkadaşlar. Tabii. 3 yıl yatıyorlar. Şimdi 3 yıl sonra bunlar cezaevinde daha radikalleşiyorlar. Ne olacak peki o adamlar değil mi? İşte bunlar çıkacak. Abi ne olacağını ben sana söyleyeyim. Bunlar çıkacaklar ve aramıza karışacaklar. Halkın arasına karışacak. Cezamı çektim. Tahliye oldum. Ya da var olan yapılanmaya dahil olacaklar hemen. Kesin. Ya bakın 5 tane eşitliği ile ilgili önceki gün bir evrak gördüm. Hepsinin yabancı kimlik numarası var arkadaşlar. 5-6 tane eşitliği sormuş valilik. Yozgat valiliği emniyete sormuş. Yanıt gelmiş. Yanıt kağıdı göndermişler. Yabancı kimlik numarası 9'da başlayan evet, numaradır. Baş. Bu hepsinde oturum izni var demek. 5 tane IŞİD'in de tespit edilen 5 tane IŞİD'in 5'inde oturum izni var. Ya hepsi oturum izni almış. Başakşehir'dekiler de öyle. Farklı isimlerle de oturum izni alıyorlar. Türkiye Dingo'nun ağrına dönmüş vaziyette. Ve bu örgütler bakın cezaevinden çıkacaklarla birlikte ve onların hayata karışmasıyla birlikte bu örgütlerin çok güçleneceğine şüphe yok. Daha da güçlenecekler. Ki Horasan dediğiniz yapının, bakın yine bu saldırıya bakıyorsunuz, bir tanesi Tacikistanlı, bir tanesi Rus diyor. Tam Horasan yapısına uyan bir şeyden bahsediyoruz. Yani Hale Gönültaş'ın anlattı, senin de inşallah olmaz dediğin şey oldu. Ve şimdi söylüyoruz, yine olacak. Çünkü, bakın sayıları okuyacağım. Olayın boyutunu görün. Yani evet. Türkiye'deki boyutunu görün. MIT'in 2023 yılında yaptığı, 122, sadece MIT'in yaptı ha. 122 operasyonda yakalanan IŞİD'li sayısı 426. Sadece MIT'in. 2023'te 426. 2022'nin yılında 283 ayrıca emniyetin, jandarmanın yakaladı pardon var.
2022 yılında IŞİD operasyonu 1399 operasyon, 1400 operasyon. Bakın 1400 operasyon. Yakalanan kişi sayısı 2627. 2627, 2022 yılında 2627 tanesini alıyorsun. 559'u tutuklanıyor. Türkiye'de bunlar bırakıyorsun. Türkiye'de, hepsi Türkiye'de. Ve bunların çoğu yabancı. Yani çok büyük kısmı yabancı kimliklerle burada. Ve büyük kısmını da bırakıyorsun. Bakın sadece yine bir sayı. 2021 yılının ilk 3 ayında 850 tane IŞİD'li yakalıyorsun. Bakın Türkiye'deki operasyonlara bakın. Bunu o kadar çok çoğaltabiliriz ki. Türkiye'deki operasyonlara, artık terör yönelik operasyonlara baktığınızda IŞİD'in çok ciddi bir ağırlığını görüyorsunuz. Çok ciddi bir ağırlığını görüyorsunuz. Ve bu yapılanmalar, bu örgütler çok kapalı örgütler. Yani ve selefi yapılarla da temas halinde, dirsek temasında yapılar. Ve sürekli insan devşiriyorlar. Sürekli insan devşiriyorlar. Ve bu ülkedeki bu siyasal iklim, İslam iklimi, bu eğitim sistemi, bu eğitim sistemi, bu dindar nesil, kindar nesil sevdası, bunların Türkiye'deki planlarını çok daha derinleştiriyor ve çok daha etkili hale getiriyor. Çok daha etkili hale getiriyor. Onun için... Çünkü şöyle de bir şey var, bakın. Yani... özür diliyorum sözünü kestim. Maalesef bu adaletsizlik, bu yasa tanımamazlık, bu liyakatsızlık sokağa şöyle yansıyor. Yani sizin üzerinizde örnek veriyorum. Bir cübbe varsa, sakalınız biraz uzunsa, yani daha bir dindar görünümlüyseniz birçok aramadan muaf tutulabiliyorsunuz. Biliyorsunuz yani polis GBT bile yapmadığı olabiliyor. Gözünüzün önünde yaşıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü siz suç işlemeyenler kategorisine sokuluyorsunuz. Dokunulmazlar kategorisine. Dokunulmazlar kategorisine sokuluyorsunuz. Bu da işte işin dönüp dolaşıp tam da dediğin gibi yani Başakşehir, yani Başakşehir'de IŞİD'in, radikal İslamcıların örgütlendiğini yıllardır konuşuyoruz ve yani hala orada çıkıyorlar ya. Özgür Karabat'ın orada önümüzdeki hafta onu detaylı işleyeceğiz. Tüm soru önergeleri reddedilmiş. Hiçbir yanıt da alamamış. Bugün konuşmuştum telefonda. Haftaya onunla ilgili çarpıcı bir dosya haftaya yapacağız. Haftaya yapamayız, 6 Şubat'ta. 6 Şubat'a gelelim. Evet, haftaya Hatay'dayız. Bir sonraki hafta. Son bitirirken var mı? Ya şunu hızla sana anlattırmam yani, gereken çünkü evet, arka arkaya dosya. Ya şuna özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Yani bu şey politikası sadece örgüt elinden ceza verme, Suriye'deki ve Irak'taki suçlarından dolayı bu kişileri yargılamama politikası işte ciddi bir davete dönüşmüş vaziyette. Ve bunlar gettolarda özellikle çok ciddi örgütleniyorlar ve örgütlenmeye devam ediyorlar. Buna karşı operasyonlar oluyor mu? Evet oluyor. Çok başarılı MIT'inde, emniyetinde çok önemli operasyonlar oluyor mu? Oluyor. Ama bu konuda bir tehdit algısının yeniden şekillenmesi ve özellikle bu son saldırıdan sonra çok ciddi alarma geçirmesi gerekiyor. Evet, burada CSS geçtiğimiz hafta Hale Gönül Taş anlatmıştı. CSS sayısını daha nasıl arttırabiliriz diye hesap yapan IŞİD'liler var. Yani Pendik'teki bir başka IŞİD'li onlara bombayı sağlayacak olan kişi. Düşünebiliyor musunuz? Yani farklı farklı ilçelerdeler. Bir yeri Pendik'te yaşıyor. Bombayı o sağlayacak. Diğeri başka İstanbul'un başka bir ilçesinde yaşıyor. Silahı o sağlamaya çalışıyor. Ya dönüp dolaşıp çok özür diliyorum şöyle ama şunu da artık yani bu adamların cüzdanlarında 9'la başlayan bir kart görmek istemiyorum ben ya. Yani bir IŞİD militanının gözaltında alınan bir IŞİD militanının cüzdanında 9'la başlayan Türkiye'de oturabilme hakkına sahip olduğu bir kart görülmemesi gerekiyor. Bunun için sadece IŞİD militanının gözaltına alınması değil. Arkadaş bu adama nasıl sen verdin oturma izni ya? Kesinlikle. O memurun da, o memurun da gerçekten soruşturulması gerekiyor. Eğer siz o memura soruşturma açmazsanız, ona o oturma izni, çalışma izni, yaşama izni, Türkiye'de yaşama izni veren memura soruşturma açmazsanız bu kolay kolay gider. Ama eğer o memura da soruşturma açarsanız o kadar kolay kart oturma izni vermezler. Yani işin gerçekten devlette bir çürümüş ayağı var. Onun da üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki.
Şimdi zamanımız az Timur. Hayatında anlatacağın en hızlı dosyayı anlatırsan. Çünkü bunu geçtiğimiz hafta da yapamamıştık, artık bir sonraki haftaya bırakmayalım. Bugüne de tam uyan, ortada yargı yok demiştik, orman kanunları işliyor demiştik. Bu defa kimin telefonu çalmış? Ya şöyle, bu işler böyle olmaz diye. Yani bir sulh ceza hakiminin telefonu çalmış. Ve o telefon acı acı çalmış her zamanki gibi. Şimdi şöyle bir olay var. Bakın. Balıkesir'de kendine gazeteci diyen, ama kefil olamayacağız. Ne kadar gazeteci, ne kadar gazeteci bilmiyorum. Yani o şey. Ama Medya K diye bir site kuran, Ajans Medya K diye bir site kuran Kamil Yıldırım var. Ya bu kişiler, Kamil Yıldırım'ın aynı şekilde ezber bozan medya diye Levent Mercan diye bir kişi var ve Barış Kurt diye onlara yardım eden bir kişi var. Bu kişiler AKP'yi destekleyen. Zaten bir de böyle bir gerçeğimiz var. Bakın yani çok acı ama bütün bu kentlerde o bahsettiğimiz elitler var ya, bir de medya yok oldu. Yerel medya büyük ölçüde yok oldu ve o yerel medyada artık tamamen yandaşlık üzerinden, belediyeye destek üzerinden, iktidara destek üzerinden var olan yapılar var. Oradan besleniyorlar. Kamudan öyle besleniyorlar maalesef. Tabii istisnalar da fazlaca var. Yani bir yandan direnenler de var. Ama bu Kamil Yıldırım'la da Levent Mercan genelde AKP'yi destekleyen haberler yapıyorlar. Belediye başkanı destekleyen haberler yapıyorlar. Bir süre sonra kimi iddialara göre belediye başkanına kasıtlı olarak iftira atıyorlar. Maddi menfaat elde etmeye çalışıyorlar. İddialar muhtelif. Ama bu kişiler bir Twitter sayfasında Balıkesir Belediye Başkanı, AKP'li Balıkesir Belediye Başkanı'nın bir kızı yaşında bir kadınla birlikte olduğunu, onunla onu Amerika'ya götürdüğünü, işte orada ilişki yaşadığını filan, bunun gibi iddialarda bulunan paylaşımlar yapıyorlar Twitter'da. Doğru ya da yanlış bilmiyorum. Belki de iftira atıyorlar gerçekten. Belediye Başkanı da bunun iftira olduğunu söylüyor, bunun yalan olduğunu söylüyor. Ve bu kişilerden şikayetçi oluyor, haklı. Haklı yani. Şikayetçi olabilir. Yalansa, iftiraysa bununla ilgili şikayetçi olabilir. Ve şikayetçi oluyor. Ve Kamil Yıldırım'da Levent Mercan ve Barış Kurt bir operasyonla gözaltına alınıyor. Telefonlarına el konuluyor. Adliyeye götürülüyor. Ve habere erişim engeli isteniyor. Habere erişim engeli de bir sulh ceza hakiminin önüne giriyor. Başka bir sulh ceza hakimi diyor ki ya burada basın özgürlüğü çerçevesinde olabilir. Bu soruşturma şeyi yok. Bir erişim engeli hemen getirmiyor. Daha sonra itiraz oluyor, erişim engeli geliyor habere. Yani o Twitter paylaşımlarına erişim engeli geliyor şöyle. Ama bir operasyon oluyor ve gözaltına alınıyor bu kişiler. Üç kişi gözaltına alınıyor. Mahkemeye sevk ediliyor. Mahkemede de bir suç ceza hakimi var. Suç ceza hakimi de deneyimli bir hakim. Bir talimat almayan, deneyimli bir hakim. Bu kişiler öne geldi, bunların ifadesini alıyor. Ve diyor ki ya bu bir tutuklama gerektirecek bir suç değil. Yani bunu ben tutuklama gerekçesi olarak görmüyorum. Adli kontrolle işte bu üç kişiyi serbest bırakıyor. Sen misin serbest bırakan? Ortalık inanılmaz karışıyor. İşte Balıkesir, iddiaya göre Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı tepki gösteriyor. Ve hemen itiraz ediliyor. Medya başkanının şeyleri bu tutuklama gerekli falan diye avukatları itiraz ediyorlar sulh ceza hakiminin kararına. Ve bu sefer üst mahkemeye gidiyor. Yani bir suç ceza, nöbetçi suç ceza, asliye ceza hakimine gidiyor. Bir de suç ceza hakim var orada görevli. Onlara gidiyor ve iddiaya göre, altını çiziyorum, iddia bu. Yargı kulislerinde konuşulduğuna göre şeyden, HSK'dan çok çok üst düzeyden bir telefon geliyor bu hakimlere ve diyor ki işte bugüne kadar gösterdiğimiz, aldığımız mesafe malum. Bu konuda Balıkesir Belediye Başkanımızı da reisimiz çok sever. Yani reis dediğimiz Erdoğan. Ve bu konuda verilen kararda bunları göz önünde bulundurmanızı istiyoruz diyor. Gazeteciler tekrar gözaltına alınıyor. Ya daha doğrusu hemen karar çıkıyor tutuklanması yönünde. Önceki sulh ceza hakiminin kararı kaldırılıyor. Bu kendisini gazeteci olarak nitelendiren kişiler tutuklanıyor, hapse atılıyor. Orada bitiyor mu? Bitmiyor. O sulh ceza hakimi de sadece bu kişilerin tutuklandığı gün sulh ceza hakimliğinden alınıyor. Asliye ceza hakimliğine veriliyor. Yani anında ceza ve iddiaya göre hakkında bir soruşturma açılması gibi bir durum söz konusu oluyor. İşte çark böyle işliyor. Yani bütün Türkiye'de çark bu şekilde
yargıçların da başına bela açan ama sadece keyfi olarak bir telefon orman kanununun işlediği bir sistem böyle işliyor. Şimdi bu dosyanı Barış dinleyememişti, daha önce bilmiyordu yayın öncesinde. Keşke yönetmenim o an şaşırma ifadesi çekebilseydi. Şaşırmana sevindim ama. şaşırma duygumuzu yitirmemek. Şaşırma ve utanma duygusu evet, çok kıymetli. Bugün konuştuğumuz karar verici makamda olan sayısız insanın da kaybettiği iki duygu. Bize de kaybettirmeye çalışıyorlar ama kaybetmeyeceğiz. Kesinlikle. Bitirmeden şimdi bir 5 dakikam var. Evet. Bu kadar kötülüğü konuştuk. Evet. Geçtiğimiz haftalarda sen bizi çok böyle güzel insanlarla tanıştırdın bu ekibi. En azından böyle tebessüm ettik. Güzel işler yapan insanlar var dedik. Yine kadınlar da onlar. Başkaları değildi. Kim o kadınlar? Ona çarşı kadın. Suna Akyıldız benim çok yakın arkadaşım. Ve Banu yine arkadaşım. Bir grup kadın. İşte aslında ne yapmak gerekiyor diyoruz ya. Ne yapmalıyız? Nasıl yapmalıyız diyoruz ya. Ne yapmamızın gerektiğini, ne gerektiğini, neler yapmamız gerektiğinin örneğini onlar veriyor. Ahlamak, vahlamak, senin dediğin gibi sadece şikayet etmek yerine bu ülkeyi değiştirebilmenin, bu ülkenin çocuklarına umut olmanın, bu ülkenin zor durumda olan insanların umut olmanın canlı örneği onlar. Çarşı kadın. Şöyle yapıyorlar. Hiçbir şekilde nakit bir şey kabul etmiyorlar. Bağış kabul etmiyorlar. Sadece çocuklara mont, ayakkabı, kırtasiye, kitap, defter bunları alıyorlar ve tırlarla kimi zaman, kimi zaman çok büyük kampanyalarla Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara bunları ulaştırıyorlar. Ben Suna'yı tanıdım tanıyalı. Suna'nın arabası doludur. Arabasında sadece bir kişinin oturacağı yer vardır. Onun dışında sürekli bu çocuklar için gelen yardımları, çünkü onları bilirsin. Tek tek o çocuklara ulaştırdığını, tek tek o çocukların ayaklarına ayakkabılarını giydirdiğini, tek tek o insanlara sıcak bir mont götürdüğünü, hatta okullar yaptırdığını, hatta Atatürk müşteri yaptırdığını okullara, hatta öğretmen evleri yaptırdığını, depremde yıkılan yerlere konserler organize ederek öğretmen evleri yaptırdığını görürsün. Suna öyledir ve arkadaşları da öyle. Ve bu insanlar, ya işte dediğimiz gibi, yani oturup ağlayıp ağlamak yerine, tek tek insanlara, çocuklara dokunan inanılmaz bir kampanya yürütüyorlar. Elini taşın altına koyuyorlar. Elini taşına kadar. Hatay'da bakın deprem oldu. Hatay'a kaç defa tırlar götürdüler, kaç defa oradaki insanlara dokundular sayısını bilmiyorum. Bakın şu arkadaki fotoğraflardan izniniz olursa birkaç tanesini göstermek istiyorum. Ya bakın onlara ulaştı sadece çocuklardan biri. Pırıl pırıl çocuklar. Ya bu çocuklar arkadaşlar siz dokunmazsanız tarikatlar gidiyor buraya. İşte Şanlıurfa'da Abdülbaki'yi gördüğümüz gibi. Onların hayatlarını çalıyorlar, onların hayatlarını karartıyorlar. Ama çarşı kadın, Suna ve arkadaşlar bakın burada o kadar pırıl pırıl yüzler ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Onların hayatlarına öyle bir dokunuyorlar ki, onların öğretmenlerinin hayatlarına öyle bir dokunuyorlar ki bu çocukların hayatlarını değiştiriyorlar. Bu ülkenin kaderini, o bölgenin kaderini değiştiriyorlar. Şimdi bunun için bu insanlara destek olmak çok önemli. Beşiktaş Belediyesi gerçekten çok çok kıymetli bir şey yapıyor. Ve yıllardır bunlar çok zor koşullardaydı çarşı kadın. Onlara bir alan verildi. Bu Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nin orada. O veranda bir konteynerde. Bu onlara gittiğimizde, ziyaret ettiğimizde bütün duvarları bu çocukların. Yani onların sevinirdikleri çocukların fotoğraflarıyla doluydu. Ve oradan, o merkezden tırlar dolusu iyilik ve sevgi götürüyorlar. Yani o kadınların, bakın yine kadınlar senin dediğin gibi. O kadınların iyilik hareketi devam ediyor. Ben yani bunun altını yani hep karamsarlık dediğin gibi. Hep karamsarlık, hep karamsarlık. Hayır, duran bakın çok güçlü. Yerleri nerede dedin? İstanbul. Beşiktaş'ta. Beşiktaş Belediyesi'nin Mustafa Kemal Kültür Merkezi var Etiler tarafında. Hı hı. Orada bir alan ayarladı onlara ve çok kıymetli nasıl bir iş yaptı. Nasıl ulaşacak mesela izleyenler? Çarşı insan... Kadın'ın sosyal medya hesabını takip ederlerse, Instagram hesabına oradan ulaşabilirler. Yani dediğim gibi yani çok kıymetli bir şey destek yapıyorlar. Ya. Gerçekten çok kıymetli bir şey yapıyorlar. Ve onun için hepimizin de örnek alması gerekiyor. Biz çok daha kalabalığız. Çok daha iyiyiz. Çok daha dayanışma içerisinde olursak, omuz omuza verirsek değiştirebileceğimiz, onlara bırakmayacağımız, kötülere teslim etmeyeceğimiz bir ülkemiz var. Bazen izleyenler bitince diyorlar ya nasıl bu kadar canınız sıkılmadan devam edebiliyorsunuz diyorlar. Böyle insanlarla karşılaşabildiğimiz için ayrıca iyi ki Sunalar var diyelim. Hadi bu akşam da sen bitir. Murat'ımız yok bu akşam, ona
kapanışı sen yap demiyoruz. Murat Arel haftaya bizimle olacak. Üstelik de Hatay'da olacağız. Onu söyleyeyim. Üzerinde uzun uzun yıllar tartışacağımız bir gün yaşadık bugün. Can Atalay'ın milletvekilinin elinden alınması sadece dediğim gibi Can'ı, Türkiye İşçi Partisi'ni, Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili arkadaşları vesaire onları ilgilendirmiyor. Burada biz evimizde rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmemiz, sokağa çıktığımızda güvenli bir şekilde yaşayabilmemiz için bizim anayasaya ve yasalara uyulmasına ihtiyacımız var. Eğer bunlara uyulmadığı bir gün ortaya çıkarsa, bir gün bir şekilde o delik delinirse, o delik büyür 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 büyür. Bu sefer herkesin kendi güvenliğini sağladığı, herkesin kendi adaletini sağladığı ve adına demokrasi ya da ülke denilmeyen barbarlar yığınlarının yaşadığı bir ülke haline geliriz. Hal böyleyken insanların şaşırma reflekslerini yitirmemesi, hem muhalefet örgütlerinin hem de muhalefet partilerinin kapılarını çalması ve onları daha ses getirici demokratik eylemlere yönlendirmesi gerekiyor. Biz gazeteciler ise 20 yıldır yaptığımız gibi sarsmaya ve yanlış gördüğümüz şeyde kimliğe bakmadan eleştirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. En çok size. Sağ olun bizi izlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere.